özlemişim anne. Vallahi arkadaşlar nereye geldim? Isparta'dayım. Isparta'da bir günde dünyaları yemeye geldim arkadaşlar. Ve güne çok güzel bir kahvaltıyla açılış yapmak istiyorum. Ne yapalım? Hemen kahvaltı edeceğimiz mekanın önüne geçelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kahvaltı için çok güzel bir yere geldik. Neremi? İstasyon 123. Eğirdir yolu üzerinde arkadaşlar burası ve ne yapıyoruz? Hemen içeri girelim. Göresel lezzetleri, göresel bir kahvaltı. Tren istasyonu iyi duruyor. Sesi biraz kısık ha. Kısık mı? Kanka zaten istasyon dedi ya. Oğlum yazdı ya şurada. Kör müsün? Ne bileyim abi. Evet, arkadaşlar burası. Bak. Tamam. Okey. Ben daha böyle şey sanırım. Muhtemelen. Geçen ismi falan. Eskiden bir tren istasyonu olarak kullanılıyordur burası. Tamam. Sahibinden satıyorlar. Onlar da revize edip bir lokanta muhabbeti. Zekisin. Zekisin. Yapmışlar ha. Trabzon'da şey var. Uçak restoran var. İki tane var şu an Türkiye'de. Aa. Evet. Başka nerede bir de? Köfteci var bir tane de. Nerede? Bilmiyorum ama vallahi var. Evet tamam. Ve ne yapıyoruz? Hemen içeri girelim. Göresel lezzetler, göresel bir kahvaltının keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Dolu dolu bir masa gördük. Şimdi bir dakika, chatte Ispartalı var mı? Evet. Onu bir baştan öğrenelim. Beyler bir plakaları yazın bakayım. Herkes nerede olduğunu yoruma yazsın. Ispartalı varsa arkadaşlar DC'ye bir damlasın, ona bir soralım. Isparta'nın neresi ünlü? Buralar gerçekten ünlü mü falan? Keyifli oluyor öyle daha çok. Ya kanka bir şey yazmayın oğlum, şaka yaptım. Aman akım, bugün TikTok'tan şarkı bulacaktım. Kız TikTok geleyim çünkü. Ispartalıyım. Türkan gel. Pardon aga söyle. Kanka ama ben de bir moderasyon yapmaya çalışıyorum yani. Ben de bu ekibin bir parçası olmaya çalışıyorum. Dünüz gibi. Ekstralar da söyledim. Neymiş? Şöyle mıhlamayı göstereyim arkadaşlar. Mıhlama ne alaka oğlum Isparta'da? Isparta zaten şey değil mi ya? Bölge olarak içen dolu mu? Hayır, Akdeniz değil mi? Hayır ama yapayım ya. Akdeniz. Hayır. Akdeniz. Isparta. Akdeniz bölgesi değil mi arkadaşlar Isparta? Isparta benim bildiğim İç Anadolu ya. Akdeniz ama yapayım. Akdeniz'de. Akdeniz. Akdeniz. Şöyle sündürelim tabii. Sündürmeden olur muydu? Kesinlikle hayır. Mıhlamamızı görüyorsunuz. Kavurmayı da ekstra söyle. Ama mıhlamanın farkındaysan Akdeniz bölgesinde yapıldığı için biraz da baharatlı sanki. Bir Karadeniz bölgesi gibi değil, böyle bir soğuk rengi. Anladın İşte mı? Baharattan falan kaynaklı. Mıhlamanın fiyatını da şimdi soracağım. Abi nelerimiz var? Şöyle semsekimiz var arkadaşlar. Bir de böyle köy ekmeğinin üzerine krem peynir eklemişler. Farklı bir peynir, dereotu eklemişler. Bunlar lezzetli. Bunu çok merak ediyorum. Neyi? Sarımsak fırında pişiriyorlar, bunun üstüne koyuyorlar, üstüne peynir. O kadar lezzetli duruyor ki. Bunda bilecek bir şey yok ki. Yedim yani hiç amına. Bir ad söylemedin ki bunun için. Adı yok. Yedim. Sarımsaklı ekmek amına koyayım. Yedim. Babaannem yapardı. Çok lezzetli ya. Sucuğumuz var. Karışık, gördüğünüz gibi kızartmamız var. Üzerine sos gezdirmişler. Köy patatesi. Biraz ağır bir kahvaltı. Yani. Tercih sucuk, olarak. Kavurma. Tabii. Var. Peynir tabağı var burada. Domatesi, salatalığı, yeşilliği, muhammara var. Şurada sahine var. Bunu ilk defa duyuyorum. Ne bu? Bal, tereyağı ve tahini karıştırıyorlar. Bunu biliyor musun? Çikolata. Sen her üründe bunu soracağım. Hayır, hayır. Oğlum Peygamber Efendimiz'in şeyi o, tatlısı. Öyle bir şey var. Yemin ederim. Yemedim ben. Yani ben de yemedim de biliyorum yani. Tamam. Çikolata var, kaymak, süt reçeli, bu da haşhaş ezmesi, ceviz var, bu yöreye ait mi bu ceviz? Evet, evet. Süper. Diğer yanda yumurtamız var, çayımız, tabi ikram olarak da şöyle Osmanlı şerbeti geliyor arkadaşlar. Her isteyene, her kahvaltı edene, bundan da veriyorlar. Biz neyle başlayalım? Sıcağı sıcağına, şöyle. Biraz. Mesela az önce Çeçen'in dediği kapı Osmanlı şerbetini duydunuz mu? Evet, bu çok önemli. Çünkü çok arada bir seste söyledin. Hani evet. Senin sesin gidiyor mu, onu tam anlamaya çalışıyorum. Hayır ya kanka, ben şakaların kaçtıysa çok üzülürüm ya. Hayır. Evet. Karar verin lan. Hayır. Yani tamam, az duymuşsun. Üstünü, biraz üstünü, sesli konuşursan. Tamam, bir üstünü okey. Ve mıhlamayla başlayalım. Sünmesini kaçırmak istemiyorum. Şöyle kendimizi aldık. Kopuyorsa sıkıntı. Buranın ortamı da çok güzel. Şu yan tarafa çim yapacaklar bu arada. Yani ortamı da çok güzel olacak demek istiyor Eser abi. Gülme. Niye gülüyorsun oğlum? Oluyor gibi. Ona denk gelmedik. Belki bir sorun gelişimizde denk geliriz. Köy ekmeğinin üzerine peyniri gösterelim. Böyle. Sünmesini de gösterelim. Sündü. Sündü. Harbi sündü. Oo, çok güzel. Çok güzel. Sütür sütür. Üstündeki peynir de çok lezzetli. Sen bir kemizden de alalım. Üzerine böyle sos da eklemişler. İçinde ıspanak ve çeşni varmış. Bilmiyor musun ne olduğunu? Hayır dostum. Sesiki.
Yunan yemeği mi? Bilmiyorum, öyle bir şey dedi, tam hatırlamıyorum ne dedi. Ne dedi Çet? Bir şey dedi. Semiki. Semsiki mi dedi? Semsük. Sasuke abi. Ne dedi lan, unuttum. Onu söyleseniz. Kapıcı Veysel dedi. Yani. Çok komik videodur eminim. DC doğmadığı için bizdeydim. Pardon Esra kızım. Verdim tamam. Oh sonunda ya. Suzuki. Söylediniz oğlum. Suzuki asiktir. He Semsiki. Semsiki. Yine böyle bir Yunan yemeği. Ya aman akıyım. 1.57'deyiz. Al geri bakacağım ya. Aman akıyım, bu yayınlar böyle olacak değil mi kanka? Yarım saattir izliyormuş gibi hissediyorum. Ne var oğlum, ben böyle yayın yapıyorum. Ama iyi, güzeli bu. Ha dur. Bir de böyle kavurmayla mıhlamanın fiyatını da şimdi soracağım. Abi nelerimiz var? Şöyle semsekimiz var arkadaşlar. Semseki. Semsekilik. Ben ne dedim? Semsekilik kanka. Yok sesiki, sesiki dedim ses, sen. Sen tamam işte oğlum. Oğlum üzerine böyle sos da eklemişler. Şimdi ıspanak ve çeşni varmış. Ya bu kahvaltı beni tatmin etti. Çünkü böyle yöresel lezzetler de var. Birçok yöresel lezzeti burada bulabiliyorsun. Tabii şu kavurma olayı da beni cezbetti. Buradan da şöyle bir alalım. Az. Salt tavada kavurma çok garip geldi bana. Çok güzel oluyor. Bayağı iyi. Yumurtalı olsa daha iyi değil mi? Yani hastasına. Ama bilmiyorum, kavurma, tuz kavurmadan daha çok seviyorum yani. Bilmiyorum oğlum, sadece tavada böyle full kavurma ilk defa gördüm ben. Görüntüsünden mi? Şu oldu, garip oldu. Garip geldi yani. Ha. Güzelmiş kavurması da. Daha önce tatmadığım lezzetlerden gitmek istiyorum. Şurada haşhaş ezmesi var arkadaşlar. Şunun bir tadına yani bakalım. Böyle krema kıvamına getirmişler. Şunun tadını bilen. Normalde bunun taneli olanını yedim ama bunu ilk defa... Arkadaşlar bu arada Çeçe yayından önce de dedi ki hani nasıl yapıyorsun yayın? Hani öğret tarzında. Hani ona da biraz... Evet. Ona da birazcık hani öğretmeye çalışıyorum aynı zamanda. Yakında alışacak ve o da hani... NDNS Akademi. Ve o da alıştıktan sonra yani yeni upcoming bir ayaral yayıncısı olarak. Evet. Akar gideriz. Bayıyorum, ağzında böyle akıp gidiyor. Sade kavurma 1.5 porsiyon geliyor 135 TL. Sade kavurma 1.5 porsiyon geliyormuş 135 TL arkadaşlar. Mıhlama ne kadar? 90. Mıhlama da 90 TL'ymiş. Bunların da fiyatını vermiş olduk. Dediğim gibi ekstra isteyelim. Bu masa kaça patladı? 380, 90, 470, 130 da burada, 600. Eser abi ödedi, 0 cepte. Doğru. Ney Emre? Çok pahalı geldi bana. Ya şimdi aslında iki kişi, bu zaten tek kişilik değil. Ne bence pahalı geldi? Üç kişi de yersin kanka bence bunu. Yemez misin? Üç kişi de yersin ha, gerçi zaten. İki, abi iki kişi ben için serpme okay, kahvaltıdan ben birazcık sevmiyorum serpme kahvaltıyı. Mesela bir kişilik çok serpme kahvaltıyı hiç bitiremiyorum kanka. Çok üzülüyorum ben. Ben o yüzden bir kişiliği hep iki kişi yiyelim diyorum. Hem para İki kişiye fazla oluyor ki zaten. Ben böyle bana yan ürünleri daha çok sipariş edip genelde yani şey, patates kızartması. Ha, bir beyaz peynir, bir de söğüş yapın. Tamam. Bir de sigara böreği yatım oluyor 5-6 tane. Çünkü çok fazla peynir getiriyorlar. O peynirleri ben nasıl yiyeyim? Düz yiyeyim yani? Ben nasıl yiyeyim ya? Sarmıyor öyle düz yiyeyim. Çeçe, Efe'ye Arap kıyafetiyle Luna Park'a gitme videosundan bahsettim acaba? Türkan Arap kıyafeti gönderdi bana. Arap kıyafeti giyeceğim ve sen sessiz de konuşuyorsun. Sen de YouTube, senin YouTube kanalında Luna Park'ta gezme videosu çekeceğiz. Yani bunu bilmiyorsun ama. Evet, tamam. Senin YouTube kanalında İsmet'le ben çekeceğim. Tamam. Ben kırmızı kostümümü giyeceğim. Evet. Sen de Arap kıyafeti. Ben giymem. Arap okey ama kıyafeti, kostümü. Sen giy oğlum, ne giyeceksen ben gelirim işte, eğleniriz. Ben maskotum yani. Ben söz vermedim ki, sen söz vermişsin. Ben giyerim ama. Tamam giy. Önceden yapacağım çaşa. Oğlum yaparım. Bir de Arap kıyafetiyle böyle çok değişik şeylere binersek altım açılabilir falan. O yüzden giymem dedim. Bir de gerçekten öyle gezmek de şu an ülkemizde bence çok sıkıntı. E tabi. Döver möverler almaya koyayım. Sanız eklemeyebilirsiniz. Bu bal, kaymak, bir de tahin miydi? Tahin, tereyağı, bal. Neydi bunun ismi? Sahine. Bunu da ilk defa. Sahine bu işte. Görmüştüm ben bunu ya, tamam. Ben de bir şey biliyorum ya. Ben sorma. Aynen. Peygamber Efendimiz'in sevdiği bir tatlı. Son zamanlarda zaten internette çok... Oğlum hayır demedim ki ya. Bana niye hareket yapıyorsun? Dolaşıyor bu. Tadını da merak ediyordum. Çok güzel. Sahile özellikle çok güzel gider.
Evet arkadaşlar, genel olarak tadım yaptım. Tabii ben buranın keyfini çıkarmaya devam edeceğim. Çok güzel gözüküyor. Üzerine böyle bir çay. Ben sevmiyorum ya. İçeriz. Buranın neyi? Keyfini çıkarırız. Sabah daha patlıcanı. Sonra yemeye devam ederiz. Evet arkadaşlar, şimdi sanaydı şişli dikleri yerine geldi. Yavrum böyle değildi konuşmamızı. Yedin mi hiç sen sabah kahvaltıda patlıcan? Senle bazı konularda anlaşma yapmamız lazım. Her yavrama konuşmayacağım. Bırak hayır, adam yesin azıcık. O değil yani, hani bir yorum anında hemen tamam, şu space'e bir butonla... Ben müdahale etmek istemedim. Konuşayım sen bas diye. Tamam, ben müdahale bende değilse tamam okey. Sen o zaman konuşacaklarını biriktir. Tamam. Orada tek de dök. Sen durduğunda dökeyim. Okey. İlk defa duyuyorum, hemen girelim nasıl olduğunu gösterelim. Evet yani. Arkadaşlar, içeriye girdim, yanında Dinçer Ustam var. Dinçer Ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Lan şifa mı yapıyorsun? Şöyle şişleri gösterebilir miyiz? Hoş geldiniz. Çok enteresan, ilk defa görüyorum. Ne oluyor bu? Çok ince değil mi? Eti biraz az gibi. Çok ince. Ne bu? Kağıt kebabı. Yani kıymadan olan bir kıymadan şiş. Kıymadan yapıyorsun. Aynen. Bunu nasıl yapıyorsun? Bir şeye bastırarak mı yapıyorsun? Yok, kendi elimizle her sabah. Kendi elinle. Tabii tabii. Bak, şurada şişleri dizmiş ustam. Evet. Çok güzel gözüküyor. Şöyle bir gösterelim. Oo, mis gibi. Valla büyük emek bunu yapmak bence. Tabii. Bu incelikte yapmak. Tabii. 2,5 saatimizi alıyor bunu hazırlamak. 2,5 saat. Muhteşem. Bir geçelim. Efe, bir gün senin yayından sonra Çeçen'in yerine beraber Devor oynayacaksınız. Bunun da sözü verildi. Bize haberin olsun. Ben göğsünden uyduruyorum ya, beni izlesinler diye. Çok takmayın onlara. Ben diyorum GTA 5 playlist falan filan, kandırıyorum milleti. Bilmiyorlar ki. Oo, benim yolumlar ha. Ata Doğan hoş geldin, hoş geldin Ata Doğan, hoş geldin. Hoş geldin. Efe abi, Yağız abimle barıştınız mı? Küsmedik ki biz Yağız abiyle. Ama o yaptığı son ipleri. Onu unutamıyorum. Gelin hemen ocak başına, kömürünü sen hazırlamışsın, dişlerini evet, attın. Aynen. Yarım yaparım. Ekmeği istiyorum ben normalde, mesela yarım ekmeğe kaç tane bir kişi için normalde yediyor? Aslında 3 çubuk koyuyoruz yani, tamam. Şimdi et pahalı olduğu için 25 liraya veriyoruz. Tamam. Yani bir tane işte 6 çubuk koyuyoruz, çubuğuna göre artırma yapıyoruz. Şöyle yani yapalım mı, ben yarım ekmeğe 6 şiş mi atacağım bana? Dolu aslında dolu yani olsun dolu, istiyorum. Dübla. Bir porsiyon kaç şişmiş? 3 şiş 25 lira, çok iyi. Oha iyiymiş lan. İyi iyi, bayağı iyi. Oluyorum yani. Aynen. Bir litre koydum, tamam. Şey yapmış oluyorum yani. Sen şimdi bana düble yap o zaman. Aynen işte, sana düble yapmış oluyorum ben. Tamam, böyle. Bu eklediğim bul biber herhalde. Ha, çok böyle acısı çok şey değil yani böyle. Abi sen ufak bir dokunuşunu yapıyorsun orada. Ben böyle yapıyorum, böyle ayrı bir tat veriyor buna. Süper. Böyle koyduğumuz zaman böyle ekmekleri koyuyoruz üzerine. Ekmekleri de böyle hafiften. Tabii, bunu tabii. Tost ekmeğine mi basıyorsun? Bu tost ekmeği. Onu da gösterelim. Ben ilk kez böyle bir formda et görüyorum. İncelik bakımından mı? Yani böyle bir şiş hiç görmedim ben. Ben de bu kadar ince gördüm. Ya çöp şiş gördüm, ya Adana falan gördüm. Böyle görmemiştim hiç. Ama bu da iyi. Dükkan doldu. Adam pıs pıs hemen piştanmıyor. İnce ya kanka. Ateş vurur vur bitti. 3 tanesinden 25 lira okey ama yakın. Fiyatta çok sıkıntı yok. Devam. Tosta desen yapar. Susmuyor ya. Sen yan yan bu tarafta görüyorsunuz tost ekmeği. Susma oğlum, konuş. Ekmeğine basılıyor. Asıl ekmeğimiz burada. Hemen tost ekmeğine basıldıktan sonra Dinçer Usta'nın böyle o köz tadının geçmesi için. Evet aynen aynen. O kömürün üzerine o köz de atıyor. Da. Diğer yanının dış kısmına yani da etin severim. Lezzeti geçiyor. Doğru mudur? Tabii yağlıyoruz böyle. Yağı vurduğu zaman ayrı bir lezzet. Biberle ikisi harmanı karıştığı için, yağ çektiği için ayrı bir lezzet, ağız çok tadı veriyor yani. Süper. Çok süper bir şeydir yani. Valla çok merak ediyorum. İlk defa görüyorum. Bu sadece Isparta'da mı yapılıyor? Valla sadece benim bildiğim Isparta. Valla kardeş, ben götümden uydurdum bu. Isparta'da yapılıyor çünkü başka yerde ben... Ben de görmedim. Türkiye'yi geziyorum ama ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bak, Eser abi de bize katıldı. Nerede? Türkiye'yi geziyorum ama ilk defa böyle bir şey görüyorum dedi. Yani ben de o kadar ince görmedim Eser abi. Evet. Her taraf şişler. Ya Türkiye'nin her tarafından gelen böyle bir şeyi ya sadece Isparta'da görüyoruz biz diyor yani. Başka bir yerde görmüyoruz. Karadeniz'den geliyor. Adana'dan da gelen her var. Adana'dan da geliyor. Adam diyor ki senin... Isparta'nın bir olayı vardı. Gül müydü? Gül. Değil suyu falan aynı. Ha, güllü lokum. Hı-hı. Benim de en sevmediğim şey. Güllü lokum evet. Her şey, hayır, güllü her şey. Yok, güllü sarıyor ya. Güllü lokum. Güllü ben de hiç sevmem. Gül suyu. Lokumu sevmem, suyu severim. Suyu güzel lan, hafif kokuyor. Çok böyle yormuyor. Ha, bilmiyorum, bana kötü geliyor. Şeyi biliyor musun? Şey olmuştu hatta. Alakasız ama anlatayım arkadaşlar. Ayasofya'nın açıldığında Isparta'dan bilmem kaç ton gül suyu getirilmiş ve gül suyu dökülmüş her yere. Yıkanmış mı onu? Anladım. Şişin ince. Tamam. Evet. Geçen de Adana'dan biri geldi. O kapının tadı ondan güzel.
Şime dedi ki usta yap da bir bakayım dedi. Yani bizim şişlere benzemiyor dedi. Hı-hı. Ben de dedim ki ya da sen beğenmesin ama dedim bize nazaran siz Adanalısınız bizim ya şişlere. Onun tarzı farklı, bunun tarzı farklı. Her yemeğin her yörenin kendine göre bir lezzeti var. Adam bu da onlardan bir tanesi. Adam kesinlikle. Yedi, ben bayağı güzelmiş ya usta dedi. Ben de öyle ki ya Adanalı'nın da beğendiğini şeydim. Bak böyle koyuyorum. Bak şöyle çekeyim ben sana. Bana mı yaptın sen? Tabi canım sana yapıyorum şimdi. İçine ne istiyorsun? Bak karışık soğanımız olsun, var. Olsun her şey. Boldan boldan malzeme koyabiliriz. Çok iyi. Çok fazla gerek yok. Yani her böyle yapıyoruz. O anlamda. Şu an bu 50 TL. Yani gramaj olarak tabi normal. Fiyatı mı? Yine evet. Uygun ya. Kanka bana biraz şey gibi geldi. 50 TL şu an bir şey doğru doğru. Bana biraz şey gibi geldi. Hani eti böyle ne kadar döversen o yayılır ya böyle. Tamam. Hani görünüş olarak büyük. Öyle zaten adam da öyle yapıyor. Mesela ipin canını getiriyor, şiş koyuyor, hop katlıyor. Tamam işte. Koyuyor. Görünüş olarak büyük. Hani bir sanki pazarlama hilesi gibi. Ha, mantıklı. Geldi bana. Hani et dönerden iki parça atmışım gibi. Evet 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 biraz. Soğanımı attın. Bak az da böyle gene ufalıyorum. Sumaklar, aynen, o tabii, biberler tabii. Havalar aynen. Dönüştürdü. Aynen öyle. Dinçer ustam bu ne kadar bu şekilde? Sana böyle 50 lira. Güble olduğu için. Gelenlere de 50 lira mı olacak? Ya, gelenlere de 50 lira yani ha, böyle tamam. Standart herkese. Bana deyince çok, de bana özel bir şey mi? Yok. Aslında markette yani isteğine göre herkesin yapıyoruz mesela yani. Eline koluna sağlık Dinçer ustam. Bak böyle bütün bu da. Çok güzel. Şöyle gösterelim. Aynen böyle. Tüm ekmeğe de yapıyor Dinçer ustam. Tabii tabii yani. Dinçer ustam bunun yanına bir şey veriyor musun sofraya geçenlere yoksa bu şekilde yiyip kalkıyor. Bu şekil veriyor ayran kola işte. Ne isterse veriyoruz yani yanına şimdi. Yanında böyle biberdi, turşuydu falan tabii, bir şey. Tabii turşu biberimiz var. Masalarda var yani. Tamam. Açık ayranın var mı? Açığımız yok, kapalı. Aa bak. Bozdu. Ekşi açık ayran kanka. Bu mekan bence açık ayran satma zorunluluğu olması gereken mekanlardan otururken bir tanesi. Böyle bir ayran makinesi dönecek orada. Böyle ben böyle mesela böyle. Açık ayran hastasıyım. Evet. Bir de evet. Biraz ekşi olduğumu İki var ya. İki tane bounty aynen. Ya o şakayı hiç bilmiyorum ama. Yapayım. Ben de bilmiyorum. Çok kötü. Böyle yapacağıma iki tane alırım. Yine 50 veririm. Daha çok ekmek salata yerim. Dublesi 45 falan olması lazım. Berkay sen de az pazarlıkçı değilsin ha. Bir de Özerhisar değil mi abi? Yani varsa Özerhisar tabii ki. Yok, çünkü sadece. Açık ayrandan daha iyi tadı olan tek şey Özerhisar ayran. Kapalı ayranlardan açık ayrandan daha iyi olan tek ayran Özerhisar. Bu arada Beys doğru söylüyor. Açık ayran şöyle yasak biliyorsun değil mi? Nasıl yasak? Bildiğin yasak. Belki izin alman gerekiyormuş galiba. Bu koronadan sonra yasak oldu. E tamam izin alanların var şu an. Kolay da değilmiş galiba bilmiyorum. Vallahi. Hijyen sıkıntı. Vallahi ben açık ayranı kimse temizlemiyor ya bence. Tamam oğlum onun tadı zaten tamam, oradan oğlum, geliyor. Tamam oğlum ne bileyim harbiden adamın böyle teri damlayacak iki tane. Tabii damlayacak. O makine pislenecek oradan ekşi ekşi akacak o. Anladın mı? Onun tadı tuzu orada. Aklıma şey geldi çürük bir şey çürük. Sana diyorum oğlum cevap versene. Lale. Tamam abi. Ne aldım hemen o yüzden. Eker mi? Ya, ya Mustafa şey yani işi. Hani tip bir işi kanka. Ekime giremedin. Hani bir de üstüne eker ayran övmeye çalışıyorsun. Hani daha ne yapayım ben bilemiyorum hiç şu anda. Hiç özel insanı kapatalım oğlum bu işi. Hani yani kendini kötü bir duruma düşürüyorsun yani. Başka yaptığın bir şey yok. Eker ayranın arkadaşlar, eker ayran hippie iş ya. Standart bir yoğurt su karışımıdır. Aynen. Ama Özerhisar'da bir şey var. Özerhisar'da bence sodalı ayran içtim mi hiç hayatımda? Evet. Bence eser miktarda soda ve yoğun miktarda tuzla ve çok dengelenmiş bir tat var. Yoğun miktar tuz değil, ekşi yoğurt. Ekşi yoğurt zaten orada aynen. Tabii. Manda yoğurdu. Heh. Bu arada Özerhisar'ın sana formunu anlatayım. %80 manda sütü. Tamam. Süt. Evet. Nasıl yani? Yani lan oğlum bir dinle yani. Daha. %80 manda sütü. %20 koyun sütü. Bu bilgi nereden geldi? Keçi sütü hatta. Tamam. Bu ikisinin sütlerin birleştirimiyle yapılan yoğurttan yapılıyor o ayran. Bunu Atan abi mi söyledi? Evet. İnanırım. Çünkü gerçekten bir fan varsa oldu o Özerhisar fanı. Hatta kendisinin bir ayran firması kurma fikri de vardı. Onun için dedi ki ben mandıra nereden bulacağım mandıra. Dedi. Çünkü manda sütü lazım. Evet. Mandıra mandaların koyunu olduğu da yerdir. Lazım sonra. Koyun mu dedin? Ne sütü dedin? Real life heyday gibi yani. Evet. Bir sütü daha var. Keçi de lazım. Heh keçi de bulmamız lazım. Keçi ama %20 bir tane bulsak takılsa evin önünde yeter. Karamaya'dan yapılıyormuş abi. İnternetten baktım şimdi. Karamaya işte kardeşim o dediğimizin hepsi o oluşumu, zaten karamaya yani. Bu olay karamaya olayı yani.
Abi pat pat masaya vurmama ihtimaliniz var mı? İçimde hissediyorum. Arkadaşlar özel hisardan bahsederken biraz yükseliyorum. Anlayış gösterseniz. Şalgamın var mı ya da? Şalgam var. Ben onda bunun yanına yapıyorum. O zaman bir şalgam alayım o zaman içeri. Aynen aynen. Şalgam çek. Sağ olasın. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar sofraya geçtim yalnız. Tam Mustafa Emre'nin hareketi. Evet. Abine şalgam çek. Abim. Mustafa istiyorsan buradan sana da selamlar dostum. Kore'ye selamlar. Kore kalp. Mustafa burada bu arada. Biliyorum. Yarrak niye Kore'ye selam veriyorsun? Hiç şaka yaptık oğlum. Hiç anlamıyor oğlum, bu yayıncı olamaz ha bu. Olmaz gibi. Vallahi önden eleneceğin gibi. Böyle ustamın yanmış olduğu ev yapımı turşular varmış. Kendi öyle sürede biz de ne yapıyoruz? Şöyle tutalım. Keyfini çıkaralım güzel lezzetin. Sana hemen çok beğendi mi beğenmedi mi söyleyeceğim. Tamam. Ben suratından anlıyorum artık tamam. Evet. Bak. Teşekkürler. Şalgamımızı da açalım. Beğenmedi. Direkt beğenmedi. İçeceğe yöneldiği için mi? Hayır. Direkt içeceğe yönelmesini siktir et. Kaşınla burnunun arasındaki açıya bakarsan. Hayır hayır hayır. O kadar da detaylı değil. Hemen yorum yapar beğendiğinde. Ha o. Tabii. Benim çok hoşuma gitti. Hünkar ustam çok güzel olmuş. Eline konuda sağlık. Buraya geliyorsanız bence bunu deneyin. Beden dili okuma. Göz aşağı baktı. Çok güzel olmuştu. Benim çok hoşuma gitti. Hünkar ustam çok güzel olmuş. Eline konuda sağlık. Buraya geliyorsanız bence bunu deneyin derim. Hem yöresel bir lezzet. Özellikle böyle ekmek arası sevenler için çok güzel. Lezzetin yöreselliği nerede? Oğlum sadece Isparta'da var ya işte. Ha tamam. Ha. Doğru. Muhteşem bir atıştırmalık diyebiliriz buna. Ekmeğin... Bak toparlamaya çalışıyor. Yani bir noktadan övmeye çalışıyor farkındaysan. Şimdi böyle köz tadını geçirmiş usta. Tost makinesine de basmış. Bir yandan inceltmiş. Diğer yandan da o köz tadını geçirerek bence ekmeği de tam böyle lokmalı dürümlük kıvama getirmiş. Türkan. Türkan şu an burada mı arkadaşlar? Ne soracaksın? Sor bana söyleyeyim oğlum sana. 30 saniye time off dedi. Sen nasıl söyleyeceksin oğlum? Isparta ile ilgili bir şey. Türkan'ı DC'ye çekseydin ya. Gelmedi. Türkan niye gelmiyorsun kız, utandın mı? Çünkü mi oğlum, biz bir ekibiz ama. Biz ekibiz lan. Çaça. GNG Clan. Yayınlar düzenli mi olacak? Ya oğlum bilerek mi yapıyorsunuz? Sonra ben buna bir cevap veriyorum. Hayır desem ayrı dert. Evet desem ayrı hayır dert. Evet. Anladın mı? Oluruna bıraktık. Efe Zorlu'da var mısın? Yokum ya. Nerede? Zorlu. 2 Haziran'dan başlıyor. Niye yoksun? İzmir'e gidiyoruz Mustafa'yla. Ooo. Oradan mobil yayın. Yok ya şey, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi var. Tam alanlar. Oradan SpaceX atacağız ama. Yok şey, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi var. Oradan çağırmışlar Mustafa'yı. Mustafa bana dedi ki senle gelsene. Ben de dedim geleyim. Sonra okay. Hafta sonu gideceğiz. Cumartesi, pazar dönüyor musun? Anladım. Bunun hakkı bence duble. Bence. Etin lezzetini almak istiyorsanız bence size bu şekilde duble yaptığını keyfini çıkarın. Evet ama ya tek zaman. Evet yine çok söylenen yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Aa buraya gelmiş bana. Arkadaşlar. Acı badem şakası yaptım da arkadaşlar. Yine anladım ben. Acı bademe geldi. Green kebabıyla etli ekmek veriyorlar burada. Hemen girelim. Başta nasıl yapıldığını göstereceğiz. Daha sonra keyfini çıkaracağız. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanında Tuna var. Nasılsın Tunacığım? İyiyim hocam. Sizi sormaz. Teşekkür ederim. Elini çekersen. Çok öyle diyecek gibi değil mi? İyi hocam. Daha sonra keyfini çıkaracağız. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanında Tuna var. Nasılsın Tunacığım? İyiyim hocam. Teşekkür ederim. Sağolun. Bir de mi açacaksın dedin sen. Evet. Çok güzel. Açacağız. Güzelce yayacağız. Süper. Hemen böyle bir yapılışını gösterirsem. Şöyle iç harcını görüyorum. Neler var bunun içerisinde? Bunun içinde baharımız var. Domatesimiz, biberimiz, özel iç yağımız, etimiz. Baharatlarını mağaratlarını da atıyorsun. Çok güzel. Hemen o zaman yapılışına geçelim. Hadi ya. Değil mi? Evet. Başta. Pide de olabilir. Ekmeği şöyle önden hazırlamışız. Bu mayalı ekmek oluyor mu? Mayalı mı oluyor daha doğrusu? Bizim hamurumuz evet mayalıdır. Mayalı. Uzun uzadıya açacağız. O geçecek o elin tadı. Evet. Bu arada pek lahmacun gibi açmıyor şu an. Pide olabilir. Değil mi? Yani biraz uzun... Yok lan lahmacun da olur bu. Oo abinin eller... Dedi ya. Pide mi dedi? Hı hı pide. Aferin. Efoyuga çizicileri böyle işte. Görüyor musun bak? Etli ekmek mi? Ha. Hayır etli ekmek. Konya'ya özgüdür aslında. Evet kanka oğlum haritadan bakın yani. Elli ekmek. Konya yakın ya. Yakındır zaten. Isparta'ya baya yakın.
Bu tek kişilik mi oluyor peki? Bu tek kişilik. Evet, tek kişi. Lan Şinasi, sen nickini mi düzelttin? Kıyak olmuş bu arada dostum. Tam ideal boyut. Tamam. Şöyle. İyiden iyi. Yaydın sen onu. Çok güzel. Peki bu ne kadar bu şekilde bunun fiyatı? Bu şekilde 80 lira. 80 TL. Bir adeti 80 TL. Tabii yancılar. Sanki baba ne oldu ya? Ne oldu ya? 80 ne ya? Hocam, etli ekmekle pidenin farkı ne tam olarak? Etli ekmek full açık oluyor. Evet. Yani apaçık. Upuzun bir lahmacun gibi düşün. Anladın aynen mı? Aynen öyle. Anladım. Yani lavaş ekmeğiyle yani çok etli minik, ekmek. Ya pide, etli ekmek, lahmacun arasında çok aslında minik detaylar. Aslında kelime oyunları bunlar biraz da, anladın pizza mı? Pizza yani. Tad aynı değil mi? Pizza. Tad aynı değil mi? Mesela lahmacunla bunun tadı aynı ama. E tabi ama öyle gelmiyor çok yani. Hani şekilden dolayı sanki farklı bir şey yiyormuşsun gibi. Orada vardı masada değil mi? Evet evet. Çok İlla cool. Mezesi, salatası hepsi var. Mezesi var, salatası var. Bir de sizin burada tandır mı vardı? Tandır kebabımız var. Tandır kebabı. Bunun yanında böyle tandır kebap da alacağız biz. Evet. İyiden iyi açtın sen onu. Boldan evet. Boldan etini ekledin. Evet. Nerenin ünlüdür? Ne? Tandır ekmeğin? Ordu. Karadeniz ama değil mi? Oklahoma City. Bu şaka kimi çıkarsa kimse gülmeyecek biliyorsun. Şarjını ekledim bir avcumuzun dolu şeklinde. Çok güzel. Evet, pideler açıldı. Şimdi ikinci istasyona geçeceğiz biraz daha. Şöyle kendi tahtasını ekledin Sezer. Sezer kaç dakika bekleyeceğiz bunu? İyiden iyi böyle uzun uzun açtırsın. Evet, şimdiliyoruz yeterince. Zurna pide. Bokunu çıkardın. Zurna pide. Üstüne pişiyor 8-9 dakika. Biz o zaman heyecanla 8-9 dakika bekliyoruz. Teşekkür ettik. Evet, pişti dedin değil mi Sezer? Evet. Şöyle gösterelim. Çıtır çıtır oldu. Evet, çıtır çıtır sesler eşiğinde. Tam böyle lokmalık kıvama. Biz bir kere Mustafa ile birlikte, Mustafa burada mısın kirve? Artık böyle konuşalım. Çıkar mı oğlum? Burada, alana burada. Kadar çıkmaz o. Mustafa ile birlikte bir kere Şebi Aruz törenleri için Konya'ya gitmiştik. Ne törene? Şebi Aruz. Tamam. Ne bu? Niye tamam diyorsun oğlum? Sorsan ne, o zaman. Ne bu? İşte Mevlana'nın doğumunu kutluyorlar. Ha. Oo, etli ekmeğin babası oradadır. Tabii. Konya'da upuzun bir masaya oturduk. Upuzun ama. Böyle 8 burada 8 karşıda gibi düşün. Ve bize tek pide. Hayır. Bütün masa tek etli ekmek. Tamam işte onu dedim yapma bekleyin. Tek pide. Pide dedin ama. Etli pide. Hiç ayrılmadan mı? Birleşik mi böyle? Birleşik birleşik. Mal amına koyayım, o da anlamıyor nasıl, ya. Onu nasıl pişiriyorlar ki? Nasıl bir fırın? Oğlum görmüyor musun işte böyle pişiriyorlar. Oğlum salak mısın? Cezene bırak. Arabistan'da çukur şey yapıyor, bir şey yapıyor. Kanka bunlar alışmamız lazım. Ekip olduğumuz için. Evet. Artık Muti'ye oppa demen lazım Efe. Harbi mi? Ne dememiz lazım? Oppa. Oppa. Ne bu? Osuruyor sonra oppa falan. TikTok'ta var. Ben böyle bir şey bilmiyorum bu arada TikTok'ta. Nasıl ya? Adam su koyuyor, osuruyor, oppa diyor sonra. Ya onu biliyorsunuz değil mi? Yemin billah ederim hayatımda ilk defa duydum ben böyle bir şey. Chat'te bilen var mı bunu arkadaşlar? Bilmiyorsunuz, görünce altınıza sıçacaksınız. Görürseniz de bana dua edin amına koyayım. Ya nasıl bilmiyorsunuz kanka ya? Bir böyle öyle ben mi biliyorum amına koyayım? Var var tamam var. Var ya var ya. Oppa Kore dilinde, Kore literatüründe abi demek. Ha, oppa. Oppa Gangnam Style mesela. Aa. Getiriyorsun sen onları. Ne kadar canım demek değil mi? Yok ya, abi değil mi oppa? Sen de bilmiyorsun, götünden sallıyorum. Benim hiç kültürüm yok diye. Ben mi? Hayır. Abi, evet bak. Abi abi. Kapı cibeyi zaten. Bu arada golü biliyor. Kim İki biliyor? İki anlamda da kullanılıyormuş. Kim? Golisu var ya chatte. Ha, neyi biliyor? Korece mi biliyor? Evet, biliyor. İki anlamda da kullanıldığını. Kız sen Kore, o Korece mi biliyor? İngilizce, Korece, birkaç dil daha biliyor. Goliye, bizim şeyi çeklesene ya. Feuder'in Korece çevirilerini. Aa evet. Bir sıkıntı var mı falan filan diye. Sana zahmet lan, bir bak lan. Ha, iyi olur. Koreli arkadaşımız yok. Neler demiştik buna? Fiyatı 80 TL. Fiyatı 80 TL. Sunumda böyle tabaklara yapıyorsunuz. Sunumumuzla böyle şekilde. Tamam. Fırın kebabı. Bunlar hemen fırın kebabını da çıkaralım mı? Biberleri de eklendi. Son sunumu bu şekilde arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz odun ateşinde. Kaç saat pişiyor bu odun ateşinde? 4 saat odun ateşinde. 4 saat boyunca pişiyor. Lokum kıvamına geliyordu. Peki şöyle bir açarsak gösterirsek. Şöyle açıldı. Bu kendi yağ mı oluyor yoksa siz ekstradan bir yağ ekliyor musunuz? Tamamen kendi kebap yağıdır bu. Süper, muhteşem. Hangi peki, hayvanın neresi
nasıl kullanılıyor? Dana eti mi? Kuzu eti mi? Kuzu ön kol ve gerdandan yapıyoruz. Kuzu ön kol ve gerdandan. Evet. Peki baharat falan bir şey ekleniyor mu? Sadece kaya tuzu vardır. Başka hiçbir şey yok. Çok güzel ya. Lezzetini ben çok merak ettim. Hemen bir tabaklayalım ustam. Bir porsiyon yaparsın. Arkadaşlar hijyen olarak çok hani hoş gözükmemiş olabilir ama ben tadının çılgın olduğuna emin gibiyim. Neyin kanka? Tekrar duyar mısın? Annem. Kanka neyin sence? Sinan Oğan gibi oldu. Tabii öyle yağını süzüyoruz fazla yağını. Fazla yağını aldı. Zaten kendisi yağsız oluyor. Ha. Çıkardığımız zaman gayet lezzetli. Pamuk gibi olmuş. Çok lezzetli. Bir yüzüne böyle bastırdığımda dağılır mı diyorsun? Tabii. Öyle 3 parça ekledin. Bir porsiyona 3 parça giriyor dedin. Bir porsiyon 100 gram alıyor. 100 gram. Tamam o zaman biz sofraya geçelim. Bunun fiyatına... Bunun olayını söyleyeyim sana. Neyi? O yağ var ya mesela etin yağı. Evet. Onunla da bir pilav patlattın mı yanına? Oo, bulgur ama. Et suyuna en iyi bulgur olur. Öyle mi oluyor? Tabii. Okey. Pirinçe de şey, tavuk. Tabii. Tamam. Ne kadar? 100 gram 120 TL. Bu şekilde 120 TL. Aynen. Tamam artık iyi, sofraya iyi, geçebiliriz. 3 kilogram kuzudan yani kemikli kuzudan 1 kilogram sadece kebap çıkıyor. Çok iyi. Neresi çoktur kebap. Anladım ama lezzetine doyum olmaz. Olmaz. Hemen masaya geçip bir tadım yapalım abi. Eline sağlık. Evet arkadaşlar sofranın başına... Ama sunum sanki biraz güçlendirilebilirdi. Allah Allah. Evet. Geçti. Efsane bir sofra benim için. Başta neyle başlamak istiyorum? Şöyle. Fırın kebabıyla başlayalım. Şöyle geldim. Oo, görüyor musun? Dağılıyor bak, dağılıyor. Dokunduğun anda. Böyle mıncırdığında yani, dağılacak. Hiç kuvvet de uygulamadım bu arada. Kıvamı efsane olmuş. Lokum gibi. Gerçekten inanılmaz başarılı. Yani bu görüntü... Bunun kötü olma ihtimali yok, emin olabilirsin. Ne yapayım? Fazla yağını aldım. Şöyle kendime doğru tekrardan çekeyim. Böyle afiyetle tüketelim. Beğendim. Krema gibi. Dilinle çok beğendi. Çok beğendi. Tabii yiyebilirsin. Yani dişlerini kullanmana gerek yok. Beğendiğinde ooo diyor. Hadi ya amına koyayım. Discord'daki arkadaşlarımızı da bize yani yayının lazım. İçine doğru katmak için hani biraz daha evet kanka hani pozitif. Burası beni gerçekten tatmin etti. Altını çiziyorum arkadaşlar. Buraya mutlaka gelinmeli diyorum. Eyvallah. Evet arkadaşlar şimdi yediklerimizi biraz sindirmemiz gerekiyor. Neyle? Tabii ki de tatlıyla. Neredeyiz? Tatlıcı Ali'ye geldik. Hemen İndirme içeri... şeklini kes. Evet. Sen şimdi yabancısısın. Olur mu olur? Şöyle. Ben bir sigara pasta bakayım önce. Şöyle. Kendisi genellikle yemek sindirmek için. Tatlı yiyor. Çok evet. İyi. Sonra bu arada yani şey gibi düşünme yani bitti gibi düşünme yemek yeme. Ha bu tamam anladım. Mideyi rahatlatma için tatlıyor. Evet okay. Garip bir tamam. Yöntem çok ama iyi, bunu iyi. Tercih ediyor yani. Gidelim bir lokma döküyormuş usta. Hemen onu bir çekelim ardından tadım yapalım. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımızda Ali ustamız var. Ali usta neler yapıyoruz? Lokmamızı. Lokmayı döktün. Şimdi, İyiden döktüm. İyiye kızartıyorsun. Kızartıyoruz. Ondan sonra zaten şerbetimiz hazır. Şerbet kenarda bizi bekliyor sabırsızlıkla. Hayır biraz daha kızardıktan sonra. Tabii sizin ışık şey yapıyor da. Gözlerimi alıyor. Canım ne çekti biliyor musun? Ne? Lokmata. Aaa çok ağır ya. Değil. Ağır abi. Değil. Onların da modası bitti ama herkes açıyordu ya tık tık tık. Ama şu an görünce bir canım çekti. Yarın aklına bile gelmez. Evimin yanında olsa sürekli yerdim mesela. Abartma. Ben oğlum ben Çengelköy'de otururken. Tamam. O eve sürekli Çengelköy'de lokmata vardı ya. Tamam ama o zaman çok böyle hype'di ya. Herkes lokmacı açıyordu abi. Belki o zaman şu an mesela. Ama yine ben hala o kadar keyifli yediğim herhangi bir tatlı yemem. Evet çok ben de çok keyif alıyorum o tatlı yerken ama çok yiyemiyorum. Kürdişkor ismine koptum. Üstüne... Üstüne şikili atı ikiden o aynen. Ay, o. Teşekkür ederim. İzmir'de cumaları beleş. Ya bu muhabbet de bitmedi ya. Daha bugün yedim var be. Ha İstanbullular siz lokmaya para mı veriyorsunuz? Hayır falan böyle öyle. Çok şimdi, güzel tutma. Şimdi bir tık daha kızartacağız bunu böyle. Çıtırlarını biraz daha İyice rahatlayın. İyice çıtır çıtır yapacağım aynen, diyorsun. Aynen içinde çeksin. Ha. Ondan sonra şerbetimiz zaten hazır orada. Hemen bu kiloyla mı satıyorsunuz bunu? Bunu kiloyla satıyoruz. Adet olarak mesela 5 tane 6 tane almak isteyen biri olsa ne yapıyorsunuz? Tamam. Vermiyoruz abi. Bir kere daha sıkartacağız. Küçük kaseler var. Küçük kaseye koyuyorsunuz. 10 TL'ye. Süper. Tamam aynen. Bunlar çıtırlaşsın aynen. Şireleme aşamasında dönecek. Ali usta. Eyvallah Baran eyvallah. Bak dur VIP slot açtım. Dur vereyim sana. Ananı sikeyim ya. Bir şey lan ben de baktım VIP'lerin hepsinin ismi pembe ya. Olayı şimdi anladım. VIP simgesi pembe. İsim de pembe. Şey artıyor. Ne artıyor? Kontrast.
Ne alaka oğlum, onları kendileri seçiyorlar linklerinin rengini. Harbi mi? Evet. Aman yapayım, ben de sarı diye zırlıyorum aman yapayım. Oğlum herkes kendisi seçiyor ya nickinin rengini. Sen bunu bilmiyor muydun? Yok. Gerçekten mi? Biz yayıncıyız aga falan, sadece yayın açıyoruz. Adam aydınlandım. Ooo amirim hoş geldin. Bir slot açılmıştı, barana verdim ha, kaçırdın. Ama seninkini de çözeriz, ayıp ediyorsun. Kim geldi? Amir, emniyet amiri. Kendisiyle Efe Show'un bir bölümünde şeyde tanıştık. Arkaya yanıma geldi, tanıştık. Tamam. Hakikaten de polis. Yani şakasız yani. Tam bunlar çıtır çıtır oldu. Nar gibi kızardı. Şimdi şerbetimizle bunları buluşturuyoruz. Şerbet orijinal şerbet mi yoksa glikoz mu? Orijinal pancar şekerinden yapılmış, toz şekerinden yapılmış şerbetimiz. İki aşığı buluşturdu. Yani aynen işte lezzetin koptuğu yer burası. Oh mis gibi. İğrenilmek iyi. Evet abi alıyor yani. O sıcak, o soğuk. Tabii şerbetinin soğuk olması gerekiyor. Aynen. Orijinali bir şekilde yapılıyor. İğreniye batır. Bence uzun süredir bu arada çalışan bir dükkana göre hani buranın ünlü bir dükkanı ya bu. Eser abi sadece orada önerilen eski dükkanlara gidiyor, böyle ünlü dükkanlara yani, tamam. Köklü. Bayağıdır olan bir dokma dükkanı yere bence hijyenik bir ortam. Tabii tabii şeyi de karıştırmayı evet, da çok yani iyi. Ben böyle korkuyorum bazen böyle. Eliyle pıt 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 atıyor. Efe abi ben Barış. 2020'de DCD Sosyal Sinemasyon Yokusu Atlas. Evet Barış hoş geldin. Nasılsın? İyisindir inşallah. İstedim hayatına dahil olmayı. Ne alaka Meryem ya? O da kendi kendine şarkı söylüyor orada. Amirim! Amirim sağ olun. Şimdi bir şey soracağım. Evet, canım olacak galiba. Hani vergi kimse değil mi? Vergi bizde de şu an. Bizim verdiğimiz vergiler. Bize geldi. Adam maaşını aldı. Abi ne diyor? Ses kimi ki? Ya çaça tam bir mal ya. Şaka yapmaya çalışıyor ama şaka da o kadar oturmadı ki yani. Aldığımız tatları. Aynen. Biz de sabırsızlanmaya başladık. Bunu böyle ısır ısırmaz ağzımıza şeyse hacertir. Çıtırlığı istedim. Duyduk bu arada diyor. Evet. Kendimize biz de böyle bir 8-10 tane alın. Benden vergi kesilmiyor mu zannediyorsun çaça diyor. Doğrudur amirim. Yolda yürürken keyfini çıkarırız. Evet artık ne yapacağız ustam? Bunları fazlasını süzeceğiz içerisine. Bu arada telefonumda numarası var. Yayın bittikten sonra senin numaranı da atacağım. Yayından sonra artık konuşursunuz ben. Arayabilirsin. Amirim hiç sıkıntı yok. Hiçbir şey yapmıyor. Gevşeme de var. Maya alıyorum oradan. Tamam. Kendisi zaten öbürde şeydi. Orada deliği var zaten. Yani aynen. Yatay şöyle bir konumda. Fazlası. Aynen. O delikten aynen akıp gidecek. Oradan yeri yerine gidiyor. Ondan sonra müşteriye sunacaksın herhalde. Sen görüyorsun. Lezzet deryası. Oh fas parlak. Mis gibi çıtır, gözüküyor. Çıtır çıtır bir şey ya. Yiyor musun sen de? Abi hemen bak kırılmış. Hemen bir test. Oo. Nasıl olacağını canımızı çektirdim. Efsane. Eline koluna sağlık. Eyvallah. Ali usta biz hemen ne yapalım? Kendimize bir 8-10 tane kaseye mi? Neye veriyorsunuz? Tamam mı? Bir kase bulalım. Tamam. Biz de afiyetle tüketelim. Misafirim oğlum beklerim diyor. Amirim mümkünse çay şöyle akşam saatlerinde bir gece misafir. Bana bir proje yapsanıza kanka. Ben yolda yürürken beni alsınlar. Sütlü tatlı insanı mısınız? Şerbetli tatlı mıyız? Süt. Net süt. Ya ben o konuda çok aradayım. Ben kadayıfı da çok seviyorum. Tel. Ama kazan dibini de çok seviyorum. Olur, ben olur. O konuda ya ikisini seçemiyorum. Sütlü 3 var. 3 tane var benim. Kazan dibi, sütlaç, muhallebi. Muhallebi damla sakızlı olacak. Ama sanki sütlü tatlıların hepsi zaten aynı formda geliyor mu? Ya aslında aynı. Sanki şey gibi abi. Bir krema kullanılıyor ve o... Süt işte. Yani. Aynı abi gibi. Abi şerbetliler bayıyor ya insana. Evet ben onu sevmiyorum kanka. Ki sütlü diyor yani. Ben sütlü de bayıyor ki bir yerden sonra. Ya o kadar değil. O kadar yani şimdi değil yani. Ben mesela 4 tane baklava yerim daha yiyemem. Şimdi diyecekler amına koyayım şurayı 4 tane yediniz lan daha ne yiyorsun? Künefe çok iyi. Künefe ben mesela çok nadir yiyebiliyorum. Çok ağır künefe. Yok yok künefeyi severim. Hemen bence kötü bir tatlı. Şeyi de severim. Künefecilerin hemen böyle yanına getiriyorlar ya küçük pot süt. O olacak aga. Efe Eser abiyle video işin oldu yalan mı oldu? Ya valla o ara araya bir şeyler girdi konuşamadık Eser abiyle. Bir konuşurum ama. Siz iletişimde miydiniz? Evet. Ha çok video iyi. Video çekeceğiz biz Eser abiyle. Tamam ben de geleyim mi lan? Yok ya. Hani gittik ama yakayım. Tamam işte yani orada ayrıldık. Tabak da var. Tabak tamam. İsterseniz. Olabilir. Teşekkür. Abi sevgilin erkek kankasıyla saunaya girebilir mi? Emniyet abirim iki görüyorsun sana zahmet. Hayır ya. Ne? Baba benimki giremez.
Ne bileyim oğlum, ortamı görmem lazım şu an. Yok, garip. Yok baba, otursun oturun yere. Tekrar ettiği hepsini süzdü. Aynen, şimdi bu süzdürüyor. Tamam, biz de tadım aşamasına geçebiliriz artık. Aynen. Teşekkür ettik. Evet, şöyle tabaklamayı yaptın. Aynen. Bunun üzerine biraz böyle antep fıstığı gezdirsek nasıl olur Ali Usta? Efe hayır işte, niye şov yapıyorsun? Aga biraz modern gözükmeye çalışıyorum. Altın çocuğum var ya, yarrak gider. Evet. Sen denek üzerine biraz tahin ekleyeyim istiyorsan, ben tamam, de yok demem şöyle, yani. Şöyle yapalım bak, yarısını şöyle tahin. Tamam, bir kısmı da öyle sade kalsın. Heh, bakalım hangisinin daha çok hoşuna gelecek. Şöyle hakiki yerli cevizimiz de var. Vay 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 vay. Canım ne çekti biliyor bu şekilde mu veriyorsun? Şambaliyi biliyor musun? Ben sevmem. Bayılırım. Arasına kaymağı koyacak tahin dondurma. Dene. Uğurda pişman olacağım. Kanka masaya vurmama konusunda izleyicilerimizden kanka, rica gelmiş. Şambali konusunda müsaade edersen. Hala. Şambali. Tabii değil mi? Yani olur. Şöyle fıstığını da buladın. Aynen. Tabak oldu 500 lira. Yani. Hesabı ödeye de bitmez. Bunu menüye yeni ekledin işte. Yani o yeni ne kadar oldu şey abi? Oldu. Yemek isteyen bunu ne kadar yiyecek? Bir hesap yap istiyorsan. Yemek, yemek isteyen gelecek bak. Kesin gelen bunu olacaktır bundan istiyorum diye. Bunu adam yemek istiyorsa biz yine çok 500. Çok para. Influencer dersek. Eser abim. İstemiyoruz ya, bir 30 lira verdim, yiyelim. 30 liraya yani bunu yiyebilir. Yani. Fıstığını, tahinini, cevizini ekleyip bu şekilde aynen. O kadar çıtırlaştırmışsın ki batmıyor. Yok, elinde durduğu için. Şöyle tutalım, keyfini çıkaralım. Bu tabak 30 TL arkadaşlar. Yani menüye yeni eklendi. Hatay sandık içi tabağı diyebilirsiniz abime. Bayılıyorum ya bu adama. Oo, çok abi, güzel. Nefis bir şey. Ya. Fıstıklı olan güzel. Bir de şu tahin dokunuşu. Böyle tahinli, cevizli. Bir de şunun ya tadına bakalım. Sen tahin seviyorsun seviyorum, değil mi? Seviyorum, tahin seviyorum. Mustafa yine buradaysa hemen Mustafa ile ilgili küçük bir anekdot paylaşmak isterim. Tahinle mi ilgili? Evet. Tamam. Mustafa ya küçükken hep annesine okulda duyup duyup diyormuş ki Nutella yemek istiyorum, Nutella yemek istiyorum. Annesi de bu güçsüz böyle çelimsiz bir şey ya. Tamam. He. Çocukken çok çelimsiz. Tamam diyorum ben. Annesi ona al sana Nutella yediriyorum diye tahin pekmez yediriyormuş. O salak da Nutella zannediyormuş. 3 yıl yemiş. Annesine buradan mesaj. İşe yaramadı abla. Oo, bunda ayrı bir tadı varmış ya. Tabii çok farklı bir şey olmuş bak. Değişmiş bir şey oldu. Süper. Bence bu daha güzel. Tahinli cevizli. Bence Ali Usta'nın yanına gelin. Tahin biraz da kesiyor ya şerbeti. Aynen ondan dolayı. Doğru söylüyorsun. Hafifletiyor. Rahatlatıyor. Rahat rahat yiyorsun böyle. Biz bunun cevizli keyfini çıkaralım. Ali Usta'mızla sohbetimizi ederiz. Orada yemeye devam ederiz. Evet arkadaşlar, Barbie dönere geldik. Burada da böyle döneri nasıl yapıyorlar? Barbie döner. Vay 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 vay. Ben burayı gördüm. Nerede gördün? Ben bir sene Isparta'da üniversite okudum. Vay 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 vay. Hangi üniversiteymiş o kardeşim benim? Abi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Ne? Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Ne? Ne okudun orada? Bilgisayar programcılığı. Ha, çok iyi. Ne yapıyorsun şu an bilgisayar programcılığı gibi? Efe muti bile basıyor. Sizin tayfa iyi basıyor. Sen çelimsiz kalacaksın gibi artık. Kardeş. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu içindeyi sadece yayın değildi. Gel spor da yapalım. Yok bakayım. Şimdi bir dakika. Ben yani beni şimdi gerçek hayatta çok gördün mü görmedin mi bilmiyorum ama. Vurduğumu siker öldürdüm. Ben. Ya senin gülüşünü sikim çocuk ya. Ben birazcık böyle büyük bir insanım yani. Anladın mı? Give me a big boy falan. Abi big boy. Muhabbetlerindeki o big boy benim. Bunu size açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Efe hiç kavga ettim. Yok ya. Onlar Efe gibi olmaya çalışıyor. Bravo. Dilerim. Doğru. Doğru mentalite bu. Mindset bu. Oğlum başlasam hikaye ortalığını amına koyarım. Ne anlatıyor? Benim ya dokunuşum onu seni ikiye böler. Dilara yazmış. Ben gördüm gayet büyük. Teşekkürler. 1.86 90 kilogram gel vs. Ulan yemin billah ederim birebir aynıyız. Yani. Vallahi birebir aynıyız lan. Ama senin bu arada boy orantın boyana göre kilon okey değil mi? Hani ona baktırdın mı? Ya, ya biraz fazlamız falan var tabii, bir 5-10 kilo. Yıl oldu izleyelim, 3 ay abone olmak koydu. O nasıl bir cümle lan? İzleyeli yıl olmuş ama 3 ay abone olmuş. He. Ya sen nasıl 90 kilo oldun? En son 82'ydin. İşte şu son 25 günde biraz yemeye yüklendik. Ne yapalım? Ama senin genel olarak harbi porsiyonların büyük ya. Mesela çok yiyorum. Benden fazla yiyorum. Tamam. Ben adam big boy. Ya benim az yemem yani biraz da garibanlıktan. Yoksa param olsa ben de şey yaparım da. Efe, nono zamanı manyak diyet yapıyordum. Full düzenli. Sorma ya. O gün, o ara ben ne kilo verdim ha.
o eve yemek söylemeli şey kutu söylüyordum ya. Mealbox. Ekmek arası yapıyorlar. Abi neye basıyorlar? Tost ekmeğine basıyorlar. Bunu da ben ilk defa gördüm. Çok merak ettim. Burası da söylenen yerlerden bir tanesi. Hatta şöyle dışarıdan bir gösterelim ya. Hakan yakından bir çekelim. Görüyorsun. Gittin mi sen hiç Sparta'ya? Tabii tabii. Abi ben her yaz oradayım ya. Çeçebilir. Çeçebilir. Ha biliyor mu gittiğini? Sen bu dükkanlara gittin mi peki? Bu Barbie döner falan nerede biliyor musun mesela? Bilmiyorum. Ben bunları nerede bilmiyorum. Ya bunu da yemedim. Böyle bir şey var mı da bilmiyorum. Melih'in görevi ne biliyor musun? Yazın kanka. Sparta'nın evinin şeyini söyleyeyim mi? Söyle. Gül. Hayır ciddi yemeğini söyleyeyim mi? Söyle. Tost diye bir şey var ama nasıl oluyor? Amın tost diye bir şey var ne? Şimdi döneri. Döneri. Döneri ama böyle döneri. Şişte yapıyorlar değil mi? Hayır. Normal döner ekmek arası döner ama bunu tost haline getiriyorlar ve tost olarak satılıyor. En çok o yeniyor. Ya tamam. Yani kanka bizim İstanbul'da abi şunu basar mısın dediğimiz şeyi siz göreselleştirdiniz mi? Evet. Hani bizde tost deyince kaşarlı maşarlı yok. Değil, tavuk tost yani. Yok başka. Güzel olabilir, lezzetli olabilir. Doyurucu değil diyor. İzo'dan bir eleştiri geldi Melih. Yani onun eksik midesi kaldırmamış olabilir. İki porsiyon söyle o zaman yarar ama. Sen biraz Sparta konusunda galiba hassassın Melih. Ben çok hassasım. Ne yapıyorsun Sparta'da? Yapmayı en sevdiğin şey ne? Abi bizim orada bir tane... Bunların bakkalı var. Melih ne olur saçma sapan bir şey söyleme. Söyleyeceğin şeyi iki kere düşün de ha. Yok. Tamam. Market var orada takılıyorum ben. Markette takılıyorsun. Köy marketi var kanka. Discord'da bana kamera açmış diyor ki ne falan yiyorum yani. Şunu yiyorum alıyor yiyor. Diyor ki kavanoz sütle yiyor. Sütü açıyor. Gidiyor sütü döküyor. Market kavanoz. Sizin mi? Evet. Kim işletiyor? Ya benim bizim değil halamların. Ben de orada takılıyorum yani. Peki alanlar biliyor mu öyle sütü kafandan aşağı döktüğünü falan? Evet sıkıntı yok. Bu tek çocuk bunu seviyorlar. Mis gibi gözüküyor. Ustam bir çevirebilir miyiz döneri? Şöyle ooo mis gibi nar gibi de kızarmış. Hemen içeri girelim nasıl yapıldığını bir gösterelim. Ben hemen evet arkadaşlar içeriye girdik yanında Reşat Usta. Nereye? Şiş. Hemen. Tamam. Efe kankam şu an ekip Feodal Friends'in çıkışını mı bekliyor yoksa ciddili ikinci oyunu aynı hızda yapmaya devam mı ediyorsunuz? Kanka şöyle. Art tarafı şu anda Feodal'in artını bitirdiği ve customize paketleri de bitirdiği için yeni oyunun artına başladılar. Ama develop tarafı şu anda şeyde Feodal'de hala. Art önce girişti, develop sonradan yetişecek gibi bir durum var. Melih şu klavyeye yavaş bassana kanka. Harbi ha, Melih'in klavyeyi dinliyoruz. Nasılsın Reşat Usta? Acıktırdı ama bu video yine biliyor musun? Akşam yemek yiyeceğiz yine. FF oynayabiliyor muyuz? Şu an ben çok bilgisim. Evet oynayabiliyorsunuz. Steam'de Feodal Friends yazarsanız aramaya demo sürümünü oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. 27 Haziran'da da çıkacak. Efe küçükken bedava kuponlardan bisiklet alman aklıma geldi. Evet. Oha bizim, kuponla bisiklet mi alıyordun? Bizim matbaa vardı ya. Şeyleri biz basıyorduk. Kartları. Memoli kartları, zartlar, zurtlar, futbolcu kartları. Okey. Sen de oradan birden abi 2 var mı? Gönder bana. Seti tamamlayıp direkt. 1'den 99'a kadar toplayıp gönderirsen. Bisiklet veriyorlardı. Çok iyi. Ben direkt matbaadan oradan topluyordum. Abi 99 çıktı mı gönderdi. Ya istesem yani bug abuse yapsam böyle bir bisiklet falan olurdu. Aynen. Hoş bulduk. Sen dedin ki döneri Isparta'ya ilk getiren babam dedin. Doğru. Süper. Çok güzel. İkinci nesil o zaman. Aynen. Posta da basıyorlar arkadaşlar. Bir gösterelim nasıl yapıldığını. Hem lavaş yapıyorsun hem ekmek arası yapıyorsun. Aynen. Şöyle döneri de bir gösterelim. Oh, mis gibi gözüküyor. O Melih'in dediği şey işte lan. Şöyle evet, bir çevirelim. Tamam. Mis gibi. Süper. Hiçbir şey yok. Sade yap. Melih tavuk tost değil mi kank? Yapıyorsunuz sade. Siz. Böyle evet, ekmeğin tamam. Arasına hayır, tost, kaç. Tavuk tost denmiyor. Tost deniyor. Tost direkt. Evet tost. Peki et dönerli olanı yok mu bunun? Ya bunu bak iyi bir soru sordun. bilmiyorum. Isparta'da vardır. Et döner gördün mü hiç? Isparta'da et döner gördüm. Ya genelde tavuk döner mi var yani? Ya genel tavuk döner var. İnsanlar tavuk seviyor yani. Biz, Akdeniz tarafı o taraflarda çok et yeniyor ya. Ya ben hiç sebze vegan bir Ispartalı görmedim yani. Vegan Ispartalı görmedim. Anladım. Evet, çok yani. Genel bir yorum olmadı mı? Çok genel bir yorum oldu ama anladın dediğimi yani. Dediğimi anladın. Şimdi. Anladım. Çok anlamamak için zorluyorum birazcık. Kendini zorlasan vegan olabilir mi? Olabilir misin? Ben mi? Ya. Ben olamam ya. Ben de olamam. Mümkün atıyor ben, kanka. Her şeyde var. Ben vegan olamam. Benim annem biliyorsunuz ki daha önce söylemiştim herhalde yayınlarda. Vejetaryen mi? Annem vejetaryen. Ha vejetaryen. Şimdi annemle aynı evde yaşıyor olsam mecburen
Yani yaptığı yemekleri o beslenme oluyor. Tarzına alışabilirdim. Çünkü annem gerçekten şu an babama etli yemek yapmıyor. Gerçekten baba şu an etli yemek yiyemiyor mu? Dışarıda yiyor. Çok kötü ya. Ama ben gittiğimde arada sırada böyle hani ben çok da sık gitmediğim için hani annemlere gittiğimde ben mutlu olayım diye yapıyor. Yapıyor da ama şimdi kaldı ama zaten. Yaptığında da sofraya koyarken bana bakıp diyor ki evet yaptım. Kanka yani, hayır. Ama böyle de... yapıyor yani yaptım. Hayır bir de. Ama tadı kaçık yani. Annem o kadar titiz ki mesela hani bir hayvan konusu mesela evet. Onu pişirme o annem nasıl o süreç yaşıyor çok tabii. Sıkıntı. Nefret ediyor yani zaten yaparken. Ben de ona yapma dedim en son. Hani benim için de yapma dedim. Anladın ben mı? Ben yerim dışarı. Ben olamam ama. Benim ben için çok zor yani. Ya. Aynen zıkkımlan kalk bir an önce. Kemiririm götünü. Konusu açılmışken minik bir bilgi verebilir miyim? Söyle bakayım lan baba. Ver. Evet. Söylüyorum. Yemekle alakalı. Veganlıkla alakalı. Kendi kişisel veganlık yalanmış. Yok yok. Şey, bilimsel araştırma. Araştırmalarıma göre veganlık yalanmış. Çok uzun süre vegan olan bir insan yokmuş çünkü vücut çok ciddi sağlık sorunları yaratıyormuş. Bu doğru zaten. Onu da söyleyeyim. Veganla vejetaryen birbirinden farklı şeyler ama. Biliyorum biliyorum. Vejetaryenlikte sıkıntı yok. Veganlıkta sıkıntı varmış. Anladım. Vejetaryen de yine az çok alıyor o zaman. Yani evet muhtemelen bilmiyorum ki ya. Ben nereden bileyim oğlum bana ne ya. Evet evet annem de. Biz bunu izlemeyi tamam. Skandal açıklamalar. Başta kahvaltı mı Golisu, yaptı? Bak Golisu vegan galiba. Tüm kan testlerim taş gibi yıllardır diyor. Hayırdır diyor sana. Doğru. Emre. Vegan. Vallahi ben bilimi konuşuyorum. Oğlum o sen bilimi konuşuyorsun da kız direkt diyor ki ben veganım diyor yani. Kendini konuşuyor. Kaç yıldır veganmış? Kaç yıldır vegansın Goli? Bir aydır. Vegan yapamam ya. Peynir de yiyemiyor değil mi vegan? He? Normal düz peynir, yumurta. Hayvansal ürün yok. Yıldırım. 2 yıldırmış. Ben 4 yıl minimum 4 yıl sonra çıkardığına dair okudum makaleler. Tamam. Yani suç lan sen önce sonra demeyi öğren. Karışma millete ne yiyorsa tamam. Yesin ya. Sana ne? 3 tane kuzu kaburgayım. Bitti. 50 gram giriyor. Normalde 50 gram. 50 gram. Haziran'da bu konsere geç. 70'i buluyor. Süper. Tavuklar girdi. Üzerine böyle domates dokunuşu yapıyorsun. Evet. Biraz salaş bir görüntü. Salaş ama doygunluk. Ben mesela böyle... şeyi çok severim. Böyle eti koyacaksın. Üstüne böyle domates böyle sıralı sıralı. Ha. Onu bıçakla alacak alttan üstüne aynen. Alıp diye bırakacak kanka. Ya ben öyle kanka. Bunun içinde mesela şu an bu çok dağınık gözüküyor ya. Bu bana mental olarak lezzetsiz bir şeymiş gibi geliyor. Bana da tam ters. Ben böyle şeyler daha çok lezzetli geliyor. Geliyor. Klavye. Allah Allah ya. Medi şu klavye. İntiba yok mu Isparta'da? Ya yok. Bu arada yani intiba. Yani dönerci Celal Usta. Serkan Usta bir de. Serkan'ı biliyor musun? Serkan'ı da biliyorum da ben Celal'ciyim. İntiba. Dönerci Celal Usta. Koşu yolulular bilir dönerci Celal Usta'yı. Hı-hı. Ve Bayramoğlu. Bayramoğlu. Bayramoğlu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Sparta'nın en traditional yemeği McDonald's falan size öyle diyeyim. Çünkü bir meydan var. Sadece McDonald's var. O kadar yani. Herkes mecburiyetten McDonald's mı yiyor? Starbucks var mı? Aynen. Starbucks var. O işte var, aynı var. Aynı bir tane yer var. Starbucks, McDonald's. Abi bir tane yer var. Her şeyi oraya toplamışlar. Her şey orada. Başka ne yapacaklar oğlum? Her mahalleye Starbucks mı açsınlar? Her Ne istiyorsunuz Isparta'dan? Isparta'da yatıp kalkıp... Ya abi ya gerçekten yatıp kalkıp diyeceksin ki ya burada Starbucks var ne güzel bir şey yani anladın mı? Her mahallede... Bir de her mahallede Yaş, Starbucks. Yaş Park AVM işte evet aynen doğru. Bayramoğlu çok iyi bak. Ama Araplar full dolu genellikle sıra oluyor önünde. Nasıl ya? Isparta'da da mı? Hayır evet, oğlum Bayramoğlu'dan çok... bahsediyor Bayramoğlu'dan. Ha Bayramoğlu'dan. Ha evet Melih. İşte abi Eskişehir'deki Barlar Sokağı'nın... Ya bir sokak var. Bir tarafı sadece McDonald's, Starbucks. Arka tarafı Barlar Sokağı ve şehir o kadar yani. Ha. Lan Trabzon'da Starbucks yok. İnşallah bu yıl açacaklar. İnşallah. Niye inşallah diyorsan? Ya Starbucks'a Mustafa çok... Mustafa Sarı'yı... Kahve dünyasına git. Rize'de bile Starbucks var. Bir tane AVM var. Orada Isparta'da olsun bir zahmet. Niye canım? Rize ile Isparta'nın arasında da yani şehir gelişmişliği olarak über bir fark yok ki zaten. Isparta'da bir tık daha. Hayır yani. Isparta'da olsun Rize bir zahmet değil mi ya? Hayır canım Rize büyük bir şehir değil. Yani
Isparta bence daha küçük. Isparta çok daha büyük bir şehir. Şehri gibi geliyor. Hayır hayır, 103 bence, olarak değil, mal. Bence yaşayan insan Rize'den net daha fazla Isparta'da. Ha, yani evet olabilir. Evet. Öğrenci şehri nüfusa bakmayın bence de. Ne şehir gelişmişliğini Starbucks olup olmamasından ölçmüyoruz. Ya bir ölçüttür bu arada yani. Ya yani çok ucuz bir şey ama bu ben arada. Çok şey yapmıyorum. Mesela Ordu Fidan göre bak dün gibi hatırlarım. 6 Starbucks. Ordu Fidan göre bizde şey vardı. Burger King vardı. AVM'de Burger King vardı Ordu'da. Tamam. Ama McDonald's'ımız yoktu. O güzel. Fidan göre McDonald's'ın açıldığı günü dün gibi hatırlarım. Oo, yani. Ooo rakip o. İkisi aynı anda mı vardı orada? Yok işte. Hem yani. McDonald's hem Burger. Burger iki tane vardı. Tamam. Bir tane de Fidan göre açtılar, bir de Mac açılmıştı galiba. Oo iyi iyi. Yoksa ben yanlış mı hatırlıyorum? İkisi de Burger miydi lan? Ne bileyim oğlum hatırlamam. Ordulu biri söyler işte. Öğrenci şehri Isparta mı sanarsın Boston mı? Ya komutan Logar ne bekliyorsun oğlum? İşte elimizden gelen bunu havalı. Eskişehir 1, Isparta 2. Ordu'ya taşınılır Isparta mı? Iki. Vallahi nasıl bir hayat tarzı sevdiğine bağlı. Bence Ordu, ben yaşarken açıkçası Ordu'dan pek sıkılmıyorum. Ya bence bak, yok kanka. Ne kadar kaldın maksimum? Abi eskorta gidilir mi? Ya nasıl bir yaşam tarzı? Ne kadar kaldın maksimum? Ne? Ne Ordu'da kaldın mı? Aynen. 2 ay, 2.5 ay. İşte o bence şu olsa yani 1 yıl falan bayağı ya. Bana biraz böyle emekliye değerli. Niye ben giderken çok üzülüyordum. Bu arada 2-2,5 ay bir yerde yaşayabileceğini veya yaşayamayacağını karar vermek için uzun bir süre. Yani. Bence bir ayın üstünde buna karar verebilirsin yani. Doğru söylüyorum da bilmiyorum, ben yapamam ya. Baba yapamam baba. Trabzon Forum'a dışarıdan yer yapıyorlar. Ya Starbucks, Zara, H&M açılabilir ama daha imza atılmadı, benden kaçak bilgi. Harbi içeriden. Bir tane yapıyorlar Beymenli falan. Puanlar kenarda kesilmiş, sumaklı biraz. Evet. Tabii bununla bitmiyor dedin sen, bir de bunu tosta basıyoruz dedin değil mi? Ha, yaşa! Meleğin dalga. Aynen. Has babam öyle bir adet getirmiş. Valla çok güzel, ben de ilk defa görüyorum bu şekilde. Hem de lavaşını da görebilir miyiz? Lavaşımız şöyle bunu özel kendini... Bu nasıl oluyor Melih, dürümü mü basıyorlar? Vallahi tosta. Bunu bilmiyorum abi. Bunu bilmiyorum. Ona wrap deniyor zaten. Ooo. Isparta'da mı? Özel ismi bu. Oranın yöresel adı. Aynen wrap. Şimdi usta çıkıp tavuklu wrap'imiz bu dese kanka. Ama yani normalde wrap deniyor biliyorsun. Wrap. Okay. Ama Isparta'da wrap deniyor. Siz yaptırıyorsun. Bir ay gün içine aldın sen onu. Aynen. Tavuk da yapıyoruz, karışık da yapıyoruz. Karışık da, tavukla eti de karıştırıyorsun. Vay be abi. Da değişik şöyle. Ona da domates, soğan dokunuşu yaptın. Aynen. Tavuklar da giriyor. Buna da aynı gramajda ekliyorsun. Aynen. Fiyatları ne? Bunun fiyatı ne? Onun fiyatı ne? Onu da soralım. Ekmek arası 25 lira. Ürünler 30 lira. Ürünler de 30 lira. Vay, fiyat politikası gayet iyi. Isparta inanılmaz ucuz abi. Ne kadar ucuz ya. Vay, 1,5 kuşbaşılı kaşarlı. 60 lira mı öyle bir şey. Oha. Burada en az abi, mesela biz gittiğimizde evde yemek yapmaya çalıştığımızda daha pahalı oluyordu. Her türlü evet. Daha pahalı oluyordu. Vay be. İzo güzel günler miydi peki? Yani abi hayatımın en kötü yılı diyebilirim. Bunu da karışık yapacağım dedi. Aynen. Orada şey çıktı. Ya bence bu mesela çok kötü bir şey. Ne? Yani tavuk dönerin üstüne et döner koyuyoruz. Evet. Çok güzel. Bunu da karışık yapacağım. Ben böyle karışımlardan nefret ederim. Yani ineğin farklı bölgeler olsa eyvallah. Veya neyin olsa. Isparta'nın ama denizi yok mu yazmış? Farklı bir hayvan. Hayvan bile farklı var. Yani. Isparta'nın denizi mi var? Isparta'nın denizi yok ama gölü göl var. 3 tane gölü var. 3 tane göl var. Şey Isparta'da değil mi işte oğlum? Ezel. Eğirdir abi. Ben Eğirdirliyim işte. Eğirdir gölü evet. Aynen, oğlum Eğirdir'in bir tarafı da Konya'ya bakmıyor mu? Hayır, Konya'ya bakmıyor, şeye bakıyor. Antalya'ya ha, bakıyor. Ha, o Beyşehir. Beyşehir o. Beyşehir gölü mü? Beyşehir gölü. Bizim Eğirdir'de de böyle kale gibi bir şeyimiz var abi. Bildiğin. Kale. Ha, bildiğin. Ne kalesi? Garip bir şey. Ya, kale evi diye geçiyor orası, böyle garip bir yer. Kale evi. Anladım. Bak orada şey çıktı. Şöyle bir gösterelim. İkiye böldün sen onu. Bu şekilde sunum yapılıyor. Aynı şekilde aynen. Bunu da tosta basıyorsun. Aynen. Abi bari kapatıp bassaydın. Yani içindekiler pişmiş zaten abi, niye basıyor? Oğlum
şekilde sunum yapılıyor. Aynı şekilde aynı. Bunu da tosta basıyorsun. Soğuk olmasın diye. Çok güzel bir yöntem. Biz ne yapacağız? Bu da çıksın. Hemen sofraya geçelim. Yanına da güzel bir ayran alırız. Teşekkür ettik. Elinize kolunuza sağlık. Ayağınıza sağlık. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Bu da ısındı. Bu da artık sunuma hazır. İçerisine mayonez, ketçap bir şey konmuyor. İsteyen olursa. Tamam, biz sofraya geçtik o zaman. Teşekkür ettik. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Yanında şöyle turşu veriyorlar. Şöyle yarım adet aldım ben. Ve bu bölgeye ait arkadaşlar. Her yerde veriyorlar bana göre. Lezzetli olabilir. Hiç denemedim. Bak lezzetli olabilir, bölgeye ait dedi zaten. Hiç denemedim. Bazı şehirlerin oranın yerel ayrancıları var. Bunu hiç denemedim ve şu an çok merak ettim. Ben sana söyleyeyim abi, Isparta'nın ayranı çok kötü. Bayağı kötü. Ama şimdi değil. Senin ayran zevkinle benim ayran zevkim. Özerisar saplar çok rahat. Özerisar hep saplar zaten. Şimdi bak, yani benim dilden de konuştum. Dilden konuştun, dile kolay. Bilmiyorum yani. Şu turşu tabağı benim çok garibime gidiyor orada yemek yerken. Direkt geliyor her yemeğin yanında. Tamam öyle, İzmir'de de öyle. Biranın yanında sürekli geliyor. Bira mı? Ha evet doğru. Turşu suyu geliyor genelde. Ben de genelde turşu geliyor. Gerçi ben güzel bu arada. İyi de gidiyor. İyi de gidiyor. Çok sulu ya. Isparta insanı cimri oluyor. İnanılmaz sulu ayranı yani. Efe sarayım sana bir paket Ünsüt. Olur. Göder abi. Ünsüt Özerisar'ı domaltır bu arada. Ne? Gerçekten mi? Ya arkadaşlar, Isparta'da olan varsa bana bir Ünsüt yollasaya ya. Tamam, ben sana sadece bu ay sonu yollayayım. Ne zaman gidiyorsun? Ayran da gönderebilirsiniz. Ben 20'sinde gidiyorum. Ayran tadım yayını mı yapsak? Olabilir. 20 tane ayran. Tamam, herkes, ben sana göndereyim hepsini. Herkes şehrin kafasını aşağı dökecek mi peki? Herkes şehrindeki ayranı yollasın. Seçebilir. Manda ayranı da efsane. Tabii canım, zaten onlar bayağı iyi. Ünsüt'ün adından bile Özerisar'ı yenemeyeceği açık. Hiç öyle deme. Gerçekten bazen çok böyle kritik ayranlar tattığım oldu. Ben şeyi çok seviyorum. Kanka, İntiban'ın ayranı. Özerisar Balıkesir'in ayranı değil mi? Ben yanlış bilmiyorsam. Balıkesir'e tamam, Susurluk. Olabilir. Hayır, Susurluk ayranı değil Özerisar. Balıkesir ayranı. Ha, Balıkesir'se. Balıkesir'in ayranı. Değil mi? Tam Balıkesir, evet, Susurluk ilmamın. Hayır, Susurluk bir ilçe ve Susurluk biraz ayrı takılıyor. Şimdi Özerisar Balıkesir'in ayranı. Tamam, olabilir. İntiba'nın ayranı ne diyorsun? Trabzonov gibi mi mesela abi? Misalen. Ha. İntiba'nın ayranı. Çok iyi, açık ayranı. İntiba'nın ayranı Susurluk Sodalı ayranı. Aynen, bayağı iyi. O Susurluk zaten. Tamam, o çok iyi. Bir sikim yok bana. Susurluk biraz ayrı. Aynen. Ben de deniyorum abi, Sütaş'ı bazen Bim'den bazen Şok'tan alıyorum, değiştiriyorum. Kanka Sütaş bu arada gerçekten... hani bir ayran sıralaması yapacak olsam galiba en alta Sütaş koyarım. Evet, çok berbat. Yani Sütaş ayran artıyor. Sütaş ayranın gerçekten tadı yok. Dost ayran fena değil bu arada. İyi bu arada, çok. Ekerinki daha kötü değil mi ya Sütaş'tan? Ekerle Sütaş en altı kendi aralarında kapışırlar. Takılırlar. Eker böyle tuzsuz olduğu için Sütaş geçiyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bence. Şöyle bir şey de söyleyebilirim. Eker'in en kötü ayranı 25'lik böyle küçük plastik şişelerde sattığı ayran. Evet. İkinci en kötüsü normal böyle açmalıda cam sattıkları. Şişeleri. Hayır. Hayır, okay. Açmalıda sattıkları cam şişe bir nebze diğerlerine göre iyi. Bir tık daha iyi. Evet. Tikveşliği denedin mi? Tikveşli kötü. Cırt. Ben kötü. Denemedim. Chat'te gördüm. Yok. Sparta'da üretiliyormuş Süleyman. Oğlum ne kadar çok ayran biliyorsunuz. Siz manyak mısınız? Arkadaşlar ayran önemli bir sıfat. Yani ben bazen yemeği yanında, hani ayranı içmek için yemek yiyorum. Yani ayran gerçekten, evet, büyük bir hastalık. Ayran içtiğimde ayran gurmeleri özellikle şöyle bir his alırlar. Sanki içi temizleniyormuş, evet, gibi. Evet, ve o ferahlığı alacak agan. Evet, mi? O ferahlık gerçekten çok iyidir ya. İşte böyle yani. Fesleğenlisi, narelisi, oo, hepsi ayrı bir dalga. Ayran yurt dışına satılıyor mu Avrupa'da? Var, ben ama gördüm Karadağ'da. Greek yogurt gibi Kürt içeceği falan garip bir şeyle satılıyor hadi. Ne? Valla ben öyle biliyorum, yanlış olmaz. Genelde Isparta'da kapalı kutu ayranlar bu şekilde. Bunlardan böyle mekanlarda görebiliyorsunuz. Şöyle ayranımızdan açalım, tavuk dürümden alalım. Londra'da yaşıyorum. Bildim burayı. Konuşacak değil mi böyle? Londra'da yaşıyorum, yok. Aa, yok mu lan? Karadağ'da vardı. Var mıydı? Pizzacıda pizza yerken. Bir de Viyana'da var diyor. Çeşe peki güzel miydi? Yani yok, Türkiye'dekine içmedim. Benziyor muydu? Yok, içmedim. Ayran var. Prag'da bayağı Türkler almış buradan, büyük marketler hariç. Prag'da varmış. Avusturya'da var.
Acılı ayran denedim mi Efe? Denedim. Bence ama yok ya. Yani bazen sarıyor ama ben zaten ayranı genellikle yiyeceği acılı tüketip ayranı normal tüketmeyi tercih ediyorum. O sanki böyle kimyasalmış gibi geliyor öyle boğazıma konuyor. Berlin'de efsane döner yiyorsun, ayranlar bok gibi. Bu arada ben hayatımda hala daha iddia ediyorum. Hı. Yediğim en iyi döneri Bulgaristan'da yedim. Bulgaristan'da? Evet. En iyi tavuk döner ama bak. Et şey döner mi? Türkiye... Bulgaristanlı bir adam mıydı? Hayır oğlum, Bulgaristan'daydım ben. Tamam. Amına koyayım, şey Türk müydü, Bulgaristanlı mıydı? Türk. Heh. Ama Bulgar Türk'ü. Anladım. Ya Bulgar Türkleri var ya. Hı hı. Hani Bulgaristan'da yaşıyorlar. Tamam, Türkler ama. Okay. Aynen. Peki siz şayran içtiniz mi? Şayran. O ne lan? Ya baba siz Adana bir şey söylemesiniz. Şey. Şalgam şalgam ayran yapıyorlar. Şalgam ayran. Çok kötü bir kanka. Peki sen hiç Merkel içtin mi? Hayır. Merkel ne biliyor musun? Ben de ilk defa duydum. Ne? Mercimek çorbası. Ama üzerine kelle gezdiriyorsun. Merkel. Çok iyi bu arada. Ben normalde asla kelle paça ve sakatat çorbaları içemem. Hı. Ama mercimeğin üstüne böyle tadımlık bir sadece kelle... Sadece etini mi? Suyunu ya. Ha, suyunu okey. Suyu sarar ya. Tadını canlandıramadım kafamda. Bu nasıl biliyor musunuz? Tam eski usul böyle tavuk dönerler olur da zaten bu ekmeği yapıyorlardı. Eskiden lavaşa yapılmazdı. Pizzacı bir tane çok garip. Beğendin mi? Burada bir yerde. Abi şey yapmadım pardon. Baba olacak bir video baştan ayrıca. Burada görebiliyorsunuz. Zaman. Şöyle ayranımızdan açalım. Tavuk dürümden alalım ve... Döner yalnız. Yok yok. Bu nasıl biliyor musunuz? Tam eski usul böyle tavuk dönerler olurdu. Zaten bu ekmeği yapıyorlardı. Eskiden lavaşa yapılmazdı. Şu an çok beğendim demediği için ve yedikten sonra bir şey söylemesi gerektiği için farklı bir konu açtı. Aynen öyle. Anladın mı? Beden dili. Bu tamamen onu yansıtıyor. Ya bu kadar yemek yemeyi seven bir adam ayranlara hiç yorum yapmıyor ya. Benim çok kalbim kırılıyor. Tabii yanındakiler de çok önemli abi. Yani çok keyifli, çok güzel. Güzel bir atıştırmalık bence. Tavuk döner severlerin bunu denemesi gerekiyor bence. Göm daha da göm. Ay tavuk. Biz bunun keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, şimdi Günnaz Salep Boza'ya geldi. Burada ne içeceğiz? Tabii ki de Salep içeceğiz. Birçok kişi tarafı. Salepçiye geldik şimdi. Salep'in, şimdi hemen konuşalım bunu. Salep'in ana maddesini biliyor musun? Ne? Orkide. Nasıl yani? Orkideden salep yapılır salep. Ciddi misin sen? Tabii. Orkide çiçeğinden. Evet. Oha, ilk defa. O yüzden bu kadar pahalıdır salep. Oha, ilk defa duydum. Orkidenin neresinden yapılır? Orkiden salep pahalıdır. Orkidenin yaprağından mı? Tabii arkadaşlar. Tabii. Bir yazın bakalım Google'a ne çıkıyor. Tabii. Şok oldum. Yemin ederim. Orkide gillerdendir. Orkidenin yaprağı mı kullanılıyor? Orkide gillerden salep kullanılıyor işte. Orkide olduğunu bilmeyen cahiller mi varmış? Yani öyle demeyelim tabii de, yani bilmeyen, daha önce bununla ilgili bir araştırma yapmayan arkadaşlar vardır. Adam doğru söylüyor. Dükkandan ben direkt iyi olduğunu anladım yani. Salep içeceğinin ana maddesi olan aromatik toz, bir çeşit yabani orkide olan salep bitkisinin köklerinden elde ediliyor. Ya yani aslında salep diye bir bitki varmış zaten. Ben sana sabahtan beri orkide gillerden diyorum tamam ya. Orkide gillerden deyince orkide gillerden bir bitki kullanılıyor. Tamam tamam. Kafada yani salep diye bir şey var. Tamam anladım. Ben hayatımın şokunu yine bir yayında yaşadım. Bunu salep da seninle paylaşmak isterim. Hayır. Ben... Tarhana diye bir bitki var zannediyordum. Vardım o yayında, yok amına koyayım. İşte. Sonra tarhananın bir karışım olduğunu bana öğrettiniz, sağ olun. Bundan birçok takipçi taraf. Bak var zaten diyenler var. Arkadaşlar tarhana bir şeylerin birleşimiymiş, karışımmış. Bundan söylenen yerlerden bir tanesi ufacık bir dükkan, deli gibi salep satışı oluyor. Çaça evdeki orkideyi kaynatacaktı duymasaydı. Hemen girelim, salep tadımı yapalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Çok söylenen yer. Mustafa abimin yanındayım. Nasılsın Mustafa abi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Salepinizi çok övdüler. Tamam, tarhana bitkisi de vardı arkadaşlar. Bizim içtiğimiz tarhana çorbası o değil. Ya tarhana kokusu aklıma geldi ya. Annem bazen evde yapıyor kanka. Odaya girilmiyor amına koyayım. Niye güzel kokuyor, ben biliyorum o kokuyu. Hayır. Şey böyle hafiften böyle şey gibi kokmuyor mu? Sanki yeni boyanmış bir yere giriyorsun. Hayır yani. Ya. Devam et. Ne kızıyorsun?
Arkayı okusana. Fincan salep yoktur. Bardak. Bardak boza yoktur. Az salep yoktur. Az boza yoktur. Tadımlık boza yoktur. Fincan ve bulaşık bardaklarınız bulaşık makinesinde yıkanmaktadır. Bence fincan gayet yok yani. Yeterli ve önemli bilgiler. Fincan yoktur diyor. Burada fincan ve bardaklarım var. Az diyor. Yazıyordur kesin bunun başında. Ha, okay. Evet. Şöyle yakından çekelim. Nedir abi bu salebin olayı? Neden bu kadar çok söylendi bana? Yani biz 28 senedir bu işi yapıyoruz. 28 sene oldu. Evet, 28 sene. Sadece o yüzden. Yeterli bir sene. Salep bozayı. Fazla beyaz akmıyor mu? Orijinalliği. He? Yok. Fazla beyaz akmıyor mu? Hayır. Hası budur. Sizin o krem rengi dedikleriniz şimdi alıp üçü bir arada gibi döktüğünüz salep tabi böyle olmaz. Yani bir de üstüne tarçın eklentisi var. Tarçın eklenince biraz tabi koyu gözüküyor. Why do you come? Ne yapıyorsun? Nerede? Niye okudun onu? Nerede? Nerede ki? Kum ne? Sussan oğlum bu çocuğu. Ne oldu ki? Kum ne diyor ya? Of. Türkçesi ne? Döl! Harbi mi? Lezzetini çok beğeniyorum. Neler giriyor bu salepin içerisine? Süt, salep, şeker. Bu kadar değil mi? Tamam. O kadar yoğun olmasının nedeni de o. Orijinal salep kullanılması tabii. Üzerine peki bir dokunuş yapıyor musunuz? Sadece biz tarçın yapıyoruz. Sadece tarçın. Orijinalini bozmuyoruz diyorsun. Evet. Sadece tarçını ekliyoruz, evet. O şekilde ısıtıyoruz. Peki ne kadar bardağını yapıyoruz? Bir fincan dolmaz zaten. Bize bir bardak yeterli. Biraz yavaş. Az kaldı da. Öyle mi? Sonuna mı yetiştik? Bir daha yapıyoruz. Az kalmış, o yüzden olmuş. Bir daha üzerine ek yapıyoruz. Ben şimdi dolduracağım. Of. Başım ağrıdı. Onunla yetişmemişiz. Bittik. Kaça kadar açık burası? Gece 12'ye kadar. 12'ye. Bütün chat'in salep kariyerini bitirdik yemin ederim. Kadar açık. Sezon kapanıyor peki? Yazın ne yapıyorsunuz? 15 Eylül'de kapatacağız inşallah. Yazın 2 ay kapalıyız. 2 ay kapalı. Heh. Üzerine dediğin gibi şöyle tarçını ne ekledin? Süper. Bu arada gerçekten boza ile salep arasındaki fark nedir? Kanka boza çok ekşimsi ya. Ha, salep tatlı tabii. Aynen. Tamam, anladım. Koluna sağlık Mustafa abi. Biz o zaman bunun dışarıda bir keyfini çıkaralım. Evet, salepimizi aldık şöyle. Keyfini çıkaralım. Boza arpadan yapılıyormuş ha. Ya. Bak bir de bu salepte şey olacak. Ağzına oturuyor sanki böyle... Yaptığında sanki bir şey yiyormuşsun gibi o yoğunluk olacak. Evet, yoğun olması öyle. Gerekiyor. Doğru. Doğru. Bravo. Küçük bir dükkan. Akşamları böyle deli gibi sıra oluyor arkadaşlar. Teşekkürler Eren. Teşekkürler. Fiyatı dediğimiz gibi 30 TL. Çok da lezzetli. Benim çok hoşuma gitti. Orijinal salep bu şekilde olur arkadaşlar. Bunun keyfini çıkaralım. Tamam ya, geçin abi. Biraz soğuk. Yok öyle bir şey İsmet. Soğuklanalım. Ondan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar, vay şimdi be. Herkes tarafından söylenen bir yer. Antre gurme. Etler efsane yıkılıyor dediler. Biz de kendimize 3-4 saat yemek söyleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü buranın keyfini çıkarmak istiyorum. Mekan hemen giriyoruz. Evet, patlıyor. Bilir misin burayı? Bilirim, bayağı iyi burası. Ne adı buranın? Burası küresel gözükmüyor. Antre gurme şeyin altında. Bir şey gardın AVM'nin altındaydı. Tamam. Emre, şimdi bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmek isterim Eser abi adına da. Lüks olmasına gerek yok. Yani o şehre, hayır, o şehre gidiyor ve o şehirde izleyenler ona diyorlar ki abi gittiğinde buraya da git, buraya da git. En çok hangisi geldiyse onları not alıyor, onlara gidiyor gibi düşün. Anladım. Arkadaşlar sofraya geçtim, dolu dolu bir masa. Yanımızda Gamze Hanım var. Kolay gelsin, nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Sen az önce Water Garden'ı chatten görüp aynen mi dedin Melih? Niye? Water Garden Ataşehir'de oğlum. Taşak geçiyorlar senden. Hayır abi, buranın adı da Water Garden. Ya siktir git amına koyayım. Vallahi lan. Dur bakacağım ya. Water Garden olması lazım. Ben sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne oluyordu bu? Bunu biraz açıklayabilir miyiz? Evet işte. Ye amına koyayım. Lokumumuz dana bonfiyeden hazırladığımız. Süper. Çok güzel gözüküyor. Izgarada mühürleyip döküm tavada. Üzerine bir dokunuş yapacağım. Ne kardeşim? Centrum Garden'mış. Centrum Garden. Centrum Garden, evet. Dediniz. Evet, üzerine kekikleyip bir dokunuş yapacağım. Oo, efsane. Mis gibi. Oo, hem de kekik. Vay. Buram buram tereyağı kokuyor zaten. Hemen yan. Bir de Eser abinin kafada 3 kere çevir. Kötü enerjiyi alır. Ciddi mi? Adaçayı var ama yani tip olarak benziyor.
taraftan biz ona veriyorum. Üzerine maldon tuzu ve Osmanlı baharatı. Maldon tuzu ve Osmanlı baharatı. Ne kadar demiştik bunun fiyatına? 320 TL. Bu maldon tuzu mu oluyor? Evet. Tamam. Maldon tuzu da eklendi. Maldon tuzuyla birlikte 500'e yuvarladık. Maldon tuzu ne? Ne bileyim oğlum oluyor? Bana sorma. Ben nereden bileyim? Ne bileyim, her şeyi biliyorum ama koyayım. Onu bilmiyorum. Yan tarafta pirzola var. Pirzolanın fiyatı ne kadar? 240 TL. 240. Evet. Yanında bir tane sosis görüyorum. Vay 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 vay. Bratwurst diyorlar bunun adına. Maldon tuzu İngiltere'den geliyormuş. İngiltere'nin Maldon bölgesinden çıkartıyor. Ne gerek var be kardeşim? Bu ülkede tuz mu yok? He? Billur var. Bunun fiyatı ne kadar? 80 TL. Bu şekilde 80 TL. Çok güzel bir salata önerisi yaptınız. Kanka sadece sosis 80 TL mi dedi? Hayır, salata. Sosisimiz var. Bunun fiyatı ne kadar? O da 80 TL. Bu şekilde. Evet, 80 TL. Aaa! Bir tane sosis 80 lira mıymış? Ne var var? Ne var kardeşim? Ne bekliyorsunuz? 80 TL. Nasıl, çok güzel bir salata önerisi yaptınız. Bunun peynirli salatamız çok favori bir salatamızdı. Yeşilliği bol, üzerinde... Dut mu var lan? Bu mu favori? Bunu Isparta'da yiyen varsa adam değilim. Bu salatayı bak, Isparta'da yiyen 10 kişisi var ya. Kuru meyve, yaş meyvelerden oluşan, hafif ve çok lezzetli. Ne vardı? Yaban mersini, yaban vardı. Mersini. Dut görüyorum. Dut. Kurutulmuş dut herhalde, evet. Bu değil mi? Kayısı mı var bir de? Kayısı var mı? Portakal ve yeşil elma var. Portakal ve yeşil, evet, elma. Tabii bunlar yancılar arkadaşlar. Ya. Çiğ köftesi var. Atom. Bu atom. Turşusu var. Yani bu da barbun değil mi? Evet. Çok güzel. Tabii bir de şöyle. Çiğ köfte bu arada bol isotlu gibi hoş gözüktü gözüme. Yani çedarlı. Acaba etli mi? Çedarlı patates. Etsiz ya. Yok, bulgur bu. Köftesi var. Atom. Bu atom. Turşusu var. Bu da barbunya, değil mi? Evet. Çok güzel. Tabii bir de şöyle çedarlı patates söyledik arkadaşlar. Şöyle biraz fazla beklettik ama bunun fiyatına kadar? O da 140 TL. Bu şekilde. Ama ekmekleri bak, çok en güzel. En önemli şey şu. Şunu da götür. Beklettik ama bunun fiyatına kadar? O da 140 TL. Oğlum şey işte, Big Chef's ekmeği. Bilmem ki. Mekana göre turşunun cırtlığı. Shake shake'inkinden ama. Kızarmış köpek balığı vajinası. Ya İsmet yeter ya. Yemiştim. Size de şey var mı? Mekanda menüyü açtınız, baktınız. Çedarlı bir şey görünce böyle onu istememe şeyi var mı? Nasıl? Ne kardeşim benim? Hayır. Mesela bir şey alacaksınız. Baktınız böyle aralarından çedarlı bir şey var. Böyle korktunuz oluyor mu hiç? Ya. Ne diyorsun oğlum sen ya? Baba ne anlasın, çedar fobim mi var amına koyayım? Abi ben bir tane çedarla hiçbir şey yiyemiyorum, korkuyorum. Ne bok gibi bir şey gelecek diye korkuyorum. Ya çedarı kötüdür diye çok mi korkuyorsun? Çok kötü oluyor. Çok kötü oluyor. Anladım. Hiç güzel çedarla bir şey yemedim. Ben bakıyorum. Örnek veriyorum, patates kızartması. Çedar artı 7 diyor. Artı 7 TL. Gerek patates kızartması. Artı 7 TL çedar nerede diyor? Benim ucuz restoranlardan. 140 TL. En önemli şey şu. İsmet! Siktir git ya, Almanya'ya gezmeye gitmiş, gelmiş buraya diyor. Ya yürü, siktir git Berlin'de gez ya. Aa. Manyak mıdır nedir ya? Süper yazmış bir de. Banlayayım mı? Ya bu yine on VIP. Bende VIP yok, bende VIP yok. Ha, tamam. Gereği yok, kas. Bronsa. Balkan içeceği. Balkan içeceği. Yaban Mersin özünden hazırladığımız. Yakışıyor mesela abi şarap ya. Bir eşit içeceğimiz. Etlerin yanına çok verdiğimiz çok lezzetli bir içecek. Çok güzel. O zaman biz masanın keyfini çıkan teşekkür ettik. Bunun fiyatını da soralım. Ne dur, amirime vereyim onu da. Bana da versenize ya. Kaybol lan. Slot yap oğlum. Bu İsmet Berlin'de neredeymiş? Çıkayım alayım çocuğu, yazık değil mi? Çok sıkılmışa benziyor. Evet komutan. 27 TL. Bu da 27 TL. Evet arkadaşlar. Ya geldik kanka Discord'a be ya. Abi sen kötü bir rüya mısın ya, ne? Niye time out attın? Time out atmadım ki. İstifa ediyorum. Time out atmadım ki. Ne yaptın? Ben VIP'ini aldım sadece. Bir de üstüne Esra herhalde bir saldırgan olmuşum. Bir timeout atmış. Ben hemen onu şey yapayım. Geri alırım ama. Timeout biraz abartı olmuş Esra. Sana aldığım IQOS'u ne yapacağımı söyleyeyim mi şu an? Korkuyorum. Ne yapacağım? Belli bir organına sokacak. Söyleyeyim mi? Yiyecek. Hayır söyleme. Söyleme. Bak Esra kaldırmış timeout'unu. Ayko saldırdın mı? Hits'i bol tutsana. Ne? Hits'ini bol tut diyor. Oradan alırız. Şey illuma almadın, normal mi aldın? Illuma burada çıkmamış, biraz İlluma İran'da ama çıkıyormuş. He tamam. Ayko'sun yeni şeyi mi? Onun hits'leri yok da onu alma dedim. Ha. Normalini alıyor, hits'i var diye. Benim VIP'imi de al lan. Onu yarın alacağım. Tamam.
Tamam Pumps. Sağ ol Pumps. Başka bir şey isteyen var mı chatten? Chatten başka bir şey isteyen var mı? Bana bir tane vişneli kola getirir misin abi? Tamam. Vişneli kola. Bana bana yalla getirsene. İstanbul'a ne zaman geliyorsunuz be? Yarın. Yarın. Tamam. Yarın kaçta lan uçağın? Akşam 7.30. Akşam 7.30. Tamam. Burada kaçta oluyorsun? Gece İsmet, 5 falan. Bir şey söyleyeceğim. Bize yayın kontenti çıkarmak için şey yapsana. Türkiye'de olmayan şeyleri bir tane markete girip alsana. Berlin atıştırmalarını denedik yayını yapacağız. Çaça sen ben. Evet evet. Yap böyle bir poşet. Ya yerim yok ya. Oğlum şey yaparız. Al, bebek şarkıcıdan işte alırız. Alman atıştırmalarını. Ha okey tamam. Hayır ya, yanında ya. Bir poşetle tamam, gel okay. Oğlum ya. Duty Free'den poşet yap işte, yukarıya koyarsın uçakta. Tamam. Ne var oğlum? Hintleri de alacaksın zaten. Hintleri poşetine sıkıştır işte. Ha? Oh. Ne? Çeçe başka bir şey istiyor musun? Dostum vape pot. Ben de liquid vape aldırdım da. Vape liquid pot. Uzaktan kumandalı vibratör isteyen var mı? Yok ben daha eskimedi benimki. Ben alabilirim. Yok ya. Teşekkür ederiz. Efe sana aldığım hala veremedim ya. Bir ara vereyim. İyi aklıma geldi. Neden veremediğini açıklayayım mı yayında şu anda? Kullanmaktan veremiyor. Teşekkürler. Şey alayım. Şöyle bir kesiyorum arkadaşlar. Zaten hadi bay bay. Böyle bye aldım bye. Gidiyor. Şuradan aldım. Şöyle devam edelim. O yumuşacık. Şu an içinden diyor ki o dükkanda yediğim tandır bundan 1000 kat daha iyiydi. Enteresan diyor. Baharat. Evet. Nasıl direkt bunu diyor. Oğlum bak artık o kadar tanıyor. Ama et çok ben böyle sevmem ya. Havuzda yüzüğü gibi, anladın mı? Biri daha gitti. Biri daha öldü. İlgimi çek. Bu masada büyük bir karbonhidrat eksiği var demiş Kübra ama ben katılmıyorum. Şu, ekmek var. Haşlanmış patatesler bence gayet keyifli gözüküyor. Çiğ köfte de mi karbonhidrat? Alalım şöyle gösterelim Maldon tuzunu. Şöyle tuzundan da biraz daha attık. Şöyle devam ediyorum. Çok güzel. Hemen üzerine şöyle salatamızdan alalım. Şöyle yakından çekelim bir Hakan'cığım. Şöyle boldan boldan. Gelmiyor. Keyifli gözüküyor şey yani hani biraz Eser abinin lügatıyla konuştum orada. Chat güldü de ki ben keyifli gözüküyor deyince. Hani şey diyor ya biz bunun keyfini çıkaralım. Diye. Şöyle aldı. Şimdi yaban mersini olması benim ilgimi çekti. Oğlum şununla saçım uzun gibi hissediyorum. Ben sürekli şöyle yapıyorum. Normalde böyle çok tatlımsı şeylere gelemem ama ağır değil. Bu yeşil elma, yaban mersini hepsi birleşince otun peynirle beraber çok güzel bir aroması olmuş. Gelelim pirzolaya. En sevdiğim. Her gittiğim şehirde eğer böyle güzel pirzola yapan bir yer oluyorsa kesinlikle ama kesinlikle kaçırmıyorum. Hiç kaçırır mısın abi? Burası da et konusunda çok iddialı. Oo, mis gibi. Bence pirzola okey. Yükselmedi, yükselmedi, yükselmedi. Ne sıkıcı yiyor ya. Yok, yok. İçinden şunu diyor, ben söyleyeyim sana hemen ne dediğini. Daha iyilerini yemiştim. Ha tabii, tamam. Avaraj bir pirzola. Biliyorsun zaten, çok et çeşidi var. Seçerken çok zorlandım ama şu anki şey yapsana sen, mantığı sen çevirsene. Balı oynamıyoruz ama bakın. Yok ya, kötü ha. Oluyor. Bu arada benim hani beğenmedi dediğim, beğeniyor. Ama hani çok wow, beğenmedi. Tabii hepsi güzel yemekler yani. Tabii ki anladın mı? Şuna göre çok güzel gidiyor, hemen içeceğimizden alalım. İki kişi bir kıraathane dolusu adam kadar sigara içtiniz ha. Buradan neren neler çıktı ama. Isparta gastronomide çok kötü zaten. Antep gezmiş Hataylı adamın Isparta'da ne işi? Arkadaşlar bütün şehirleri geziyor adam. Ne yapsın yani? Isparta'ya es mi geçsin? Isparta'da gastronomi bayağı iyi. Bu arada bu bir. Önce ne var lan Isparta'ya özgü? Olsun. Ulan tost normal yarım ekmek döneri tosta basmak dışında ne yapıyorsunuz? Sana ne var söyleyeyim aklıma geldi. Ha söyle. Isparta şiş. Isparta bak, şiş. Biliyoruz. Isparta şiş. Biliyoruz izledik. Tam ince. Yiyebileceğin en iyi şey bak yemin ederim. Tam ince et değil mi oğlum? Aklıma geldi gece gece ya. Abi ince ama bak anlatıyorum. Bunu biliyoruz oğlum 3 şiş 25 lira. Bak, hiçbir şey koy. Hayır hayır pahalı. Hayır değil. Öyle bir şey. Hayır oğlum o bizimki kült bir yer. Eski bir yer. Ha. Şey, içine hiçbir şey koyulmuyor. Tamam. Sadece et ve tuz. Böyle koy. Uf.
Tam o. İkinci gece var ya. SpaceX var ya. Gastronomi olarak. Nasıl? Nerede lan? Isparta'da SpaceX mi var? Böyle bir zincir mi? Ha yok o. İçine koyacağım onu. Astronomi şakası yaptı galiba. Sen ne sandın? Elon Musk şube başı sandın. Ha SpaceX diye böyle bir burgerci falan var zannettim, anladın mı? Olabilir, güzel isim abi orada. Eser abi Karadeniz yemeklerini hiç beğenmezmiş gibi bir hava veriyor bana. Yani Adanalı. Beğenir ama yani tabii ki tercihi olmaz bence de. Büyük bana da öyle bir hava veriyor. Mesela hamsiyi hiç sevmeyecek bir adam gibi. Yok sever, ya balık seviyor. Alabalık yemeğe gitti geçenlerde Van'da Edem'de. Van Gölü'ne, Gölü'nde mi? Evet, Van Gölü'nün kıyısında bir tane restorana gitti, balabalık oradan şey. Alabalık yedi. Bence çoğu Karadeniz yemeğini Karadenizler beğenir gibi sadece. Yok ya. Karadeniz'i yok. Beğenen var mı genel? Bafra pidesi var ya. Ben. Uf. Sağ Karadenizlisin amına koyayım. Tamam işte. Objektif değilim bu konuda. Abi bizim Eser abi fanlık seviyesi fena, canımı sıkmaya başladı. Ne olacakmış? Ya ne yapalım, seviyoruz. Fiyak adam. Doğru kişiler ünlü değil mi bana ya? Kars'ta donmuş gölden balık çıkardı. Müptela bu adam. Çaça Efe. Bir konser olmuş Ordu'da, Kolpa'nın yeni geldim eve. Kolpa konseri mi? Ulan Kolpa hala konser veriyor mu ya? Kolpa bir grup mu? He. Bilmiyorum. Şey daha. Duman tarzı bir şey mi? Hemen Ordu deyince nasıl şey ben benim. Şey daha. Neydi lan o şarkıları çok ünlü. Neydi şey ya chat? Bir şarkıları vardı. He? Şey demiş de bir kadın çizeceğim. Gurur be. O manga amına koyayım. Oha kanka. Tarz olarak aynı amına koyayım adamı. Ama biliyorum büyük ihtimal Kolpa'nın bir tane şarkısı. Çünkü Pis Yedili de yemin ederim o şarkı çalmıştı. Ben de şarkı bu. Aha Pis Yedili diyor zaten. Pis Yedili de çalıyordu. Bakacağım. Yemin ederim Pis Yedili de çalıyordu. Yaz. Hatta Orça Edition. Ne olur Pis Yedili. Kolpa. Ya keşke benim de böyle iki tane koruyucu meleğim olsaydı. O zaman belki paralarımı çaldırmazdım. Ayrıca sor bakayım toz konduramadığın arkadaşına. Ben paraların çalındığını fark etmeden hemen önce odamın önündeki koridorda ne işim vardı? Hasta mısın kızım sen ya? Oradaki koridordayım diye senin paranı mı çalmış oluyorum? Al bak, var mı paran? Bu hastası paran ayak. Ama şimdi evet, sayfa da sıkıntı yani. Şampiyon. Çalmış olabilir, anladın şimdi mı? Şimdi bunun kombin bu arada aşırı kötü. Şuradaki kalp detayı. Sen ne söylediğini bilmiyorsun. Önce bir sakin ol, daha sonra iyice bir düşün parayı kimin almış olabileceğini. Hasta ya! Ya tamam Günçecek, belli ki şoka girmiş ya. Sus sen de ya! Vallahi asacaksın velilerini ha, sağlandıracaksın. Hiç konser parası çalınır mı kardeşim ya? Hocam. Fena bakara bir adam ha. Kolpa mı soru istiyor? Kolpa. Bile satılmadı mı? Hayır hayır, biletlerin hepsi satıldı. Yani satıldı da bilet paraları çalındı. Ciddi misiniz? Hiç sorun yok. Biz buraya konser eğlenmeye geldik. Öyle bir şey. Maalesef. Biz de siz geldiğiniz sıralarda fark ettik. Sonra düşündük bir şeyler yapılabilir mi diye ama... Ulan siz koskoca özel okul değil mi lan bunlar? Çıkarsın, bunlar zaten zengin diye yani. Bizim çocuklara şekil şükür yapmıyorlar mı? Evet. Verin oğlum 50 bin 60 bin lira, manyak mısınız desiniz ya. Adamlara para muhabbeti yapıyorlar. Biz de size mahcup olduğumuza kalacağız. Hocam ne yapayım ben o zaman, konserin iptal olduğunu söyleyeyim. Bak bak, oynuyor mu, nasıl kötü oynuyor. Hani şey yalanlar. İptal. Hocam iptal ha. Adam diyor dur dur. Dur sakın, mal mısın, ben buradayım ya. Söyleriz çocuklar, gençler. Bir daha... Karar aldılar, gördün değil mi? Şav. Gerçi. Bu okula girdiğimiz ilk andan itibaren arkadaşlarla lise günleri ve o günlerini çok özlediğimizden konuşuyorduk. Farz edelim ki biz de bu okulda bir öğrenciyiz ve arkadaşlarımıza bir konser vereceğiz. Nasıl yani? Yani lise arkadaşlarımızdan da para alacak değiliz ya. Ya siz harikasınız, çok teşekkür ederim. Geç kaydını yaptır o zaman. Arkada giderek üçlük kalkıp sıraya girmiş ya böyle kanka. Lan. Çocuklar gerçekten bu çok büyük bir jest. Çok teşekkürler. Ne demek hocam? Sizin gibi değerli bir öğretmenin olduğu bir okulda öğrenci olarak kendimizi düşünmek büyük bir keyif. Aman aman, müdüremiz duymasın da. Onu fark ettik ama olsun. Ay! Dur oğlum ya sen... Ulan paşa, kıymetini bilemedin kızcağızın ha.
Sus lan, gereksiz ağzına çarparım ha. Lan ne turşu adamsın, bir sus. Ne oldu ki? Ne oldu? Sevgili arkadaşlarım ve değerli öğretmenlerim. Soundcheck yapılmamış. Kesin konser. Aa, Ayşegül Aldinç. Sağdaki değil mi? Değil mi? O değil mi? Aynen. Adı soyadı. Evet. Çok güzel bir şarkısı vardı bu kadının. Ben dinlerim arada. Efe abi ne turşu adamsın. Ne demek lan turşu? Ben dayanamıyorum işte böyle ya. Yoksa oldaki çocuğa diyor. Çok güzel bir şarkısı vardı. Neydi? Durum Leyla. Bravo. Aynen. Tamam. İptal edilecek. Rezil olduk. Öyle demeyin sultanım. Belki de hiç para almadan çıkacaklar. Ay Hasan Paşa, ne kadar da safsın yani. Hasan Paşa mı? Tayfun'a mükler. Bu devirde böyle düşünen var mı Allah aşkına? Parayı veren düdüğü çalar demişler. Gerçi bunlar birden fazla enstrüman çalacaklar ama benzetme biraz saçma oldu galiba. Hey, biraz saçma oldu ama. Efendim? Estağfurullah dedim Hasan sultan. Paşa durur mu? Sıçtı altına. Çok saniye. Yetmez ama evet. Teşekkürler. Orada bir yetmez ama evet şakası mı yapıldı? O acaba o dönem miydi bu dizi? Referandum vardı ya. Ha, hatırladın mı? Evet. Ama yok ya, hayır, ben bu dönemler oy vermiyordum. Ulan yok, ne yok. Alaka seninle amına koyayım? Ben referandumda oy verdim. Ha tamam, anladım şimdi, anladım. Evet. Bugün burada müzik kulübümüzün de katkılarıyla son dönemin en iyi çıkış yapan müzik topluluğu Kolpa'yı dinlemek için toplandık. Ama maalesef biraz önce konserin iptaline neden olacak bir aksilik yaşandı. Al işte, dedim sana. Neyse ki çok sevgili Kolpa grubu üyeleri bu aksiliği görmezden gelip bize çok büyük bir jest yaparak sahneye çıkmaktan vazgeçmediler. Sultan Mort. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Ben sahneye Kolpa grubunu, yani manevi lise arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum. Oturarak Kolpa dinlemek de biraz garip olmaz mı yani ya? Yani çok garip. Sen insanları eğlendiriyorsun ama hepsi koltukta kalıyor. Oğlum orada rock dinleyeceksin. Kaldıracağım böyle yakın. Rock dinlerken headbang'i koyacaksın. Anladın mı? Headbang şu değil mi? Headbang'i koyacaksın yani kafa sallamayı. Oturmak ne amına koyayım? Tam da boynundan mı öptü? Ne bileyim oğlum. Bana ne amına? İyi de nasıl olur abi? Bu ne ya? Bu ne? Biz gittik, parayı aldık. Para almadan mı çıktılar acaba bunlar konsere? Ne bileyim abi, yanlış parayı mı aldık, ne yaptık bilmiyorum ki. Acaba başka grubun parasını mı aldık? Salak falan konuşma lan. Zaten kafam karışık. Oğlum bu Uras Kaygılar evet. Oldu değil mi lan? Aynen. Çok değil garip mi? Değil mi? Evet. Evet, çok garip geliyor bana hala. Bilmiş olmama rağmen sorasım geldi. Acil beyler. Ne acili oğlum? Acili mi kaldı? Herifler çıktılar sahneye. Almışlar demek ki parayı. Onu demiyorum oğlum. Parayı aldıkları falan yok da. Babası he. Pis Yedili ve bazı hocalar parayı arıyorlar. Hatta üst araması bile yapacaklarmış. Hadi canım. Durum bayağı ciddi yani. Anam, şimdi para bizim üstümüzde çıkarsa kesin şüpheli olur. Şeyler söyle ki durup dururken. Tam hayattan vazgeçerken beni aşka inandın. Kime of, bir daha of. Az daha dayan. Son bir dilek alacağım var. Kayıp giden yıldızlar. Oğlum hala ezbere biliyorum ya. Vay be. Çok iyi şarkıydı bu arada. Valla. Dinleyeceğiz mi? Yok, öyle şey yaptım işte. Bir nostalji yapalım. Sen niye abim ya? Amına koyayım kanka, 2 saat oldu adam daha iyi.
Hakikaten böyle ekşilik olduğu için çok güzel. Bu da çok güzel. Evet, bunu biraz soğutur. Aslında bu hızlı hızlı yenmeli arkadaşlar. Bir kalacak cheddar kalkıyor böyle. Şuradan da şöyle. Ama abi kurutmuşsun evet. Cheddar'ı ya. Bu biraz hızlı yiyeceksin abi. Cheddar'ı kuruttun mi? Ambarda duruttun mi? Nenem çarık giyerdi. Bunları unuttun mi? Normalde bunu evde kendim ben de yapıyorum. Görünce kaçırmak istemedim. Böyle söyleyeyim. Burası gerçekten böyle üst düzey bir stekçi diyebiliriz aslında. Etler efsane. Lezzetler muhteşem. Buraya mutlaka ama mutlaka gidin. Gerçekten inanılmaz. Herkes tarafından söylenen yerdi zaten. Burayı da kaçırmak istemedim. İyi ki de kaçırmamışım diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de sanayide Uğur Pide. Evet arkadaşlar, çıkmayan albümden. Yani diğer ismiyle Mahir Bey'i suçlar. Melih var mı? Melih nerede lan? Oğlum çocuk tam yavşak ya. Ne 2 dakika mi? Isparta'dan çıktık, başka muhabbet yaptık. Dedik uzadı lavuk ama. Buna geldik arkadaşlar. Burada ki? Böyle kıymalı ya da... Mahir Bey sucukları. Sucuk direkt bir firma. Mesela bilmem ne sucukları bence çoğunlukla avarajın üstünde. Hani anladın mı demek istedim? Ne demek o? Yani mesela bir dükkanda sucuk pişirip mi satıyorlar yoksa sucuk da satıyorlar mı? Kasap muhtemelen mı? Bunlar kasap esaslı başlamışlar. Aha. Sonra işleri çok beğenilmiş ve bunlar da et pişirebildikleri ve çok iyi et aldıklarına ikna olup sucuk bir restoran da yapmışlar anladım. Yani. Anladım. Tamam ben direkt o şey diyecektim. Yani sucuk satan yapıp satan bir insan iyidir yani. Ben öyle düşünüyorum. Tabii sucuk doldurdun mu hiç? Yok. Ben doldurdum. Şey değil mi, makinede pızzz gidiyor böyle. Anladım. Buna alışmamız lazım. Kuşbaşılı kaşarlı pide yiyeceğiz. Pidesiyle meşhur. Diğer yandan girer girmez böyle sucuk kokusu alıyorsun dediler. Hemen içeriye doğru girelim. Yanında da böyle şişli sucuklar var arkadaşlar. Onu da yapıyorlar. Onu da yiyelim. İkisinin keyfini çıkaralım. Hemen kasaptan dönme restoranlar güzel oluyor. Evet. Evet. Ama kasap döner vardı. Onların aha, döneri de güzeldi. Güzel güzel. Bir de var abi, Üsküdar'da bak çok hastasına bilgi geliyor. Çok böyle... Yani Üsküdar'a bir ömür vermişler bilir bunu. Ben bilmem gibi o zaman. Üsküdar'da, Üsküdar Meydan'da hemen arka tarafına doğru eski Yöre Market vardır orada. Bilmem. O hemen arkasına doğru bir tane ara vardır. O ara tam Sarıtaş. Sarıtaş sucukçusu, Sarıtaş kasabının olduğu yer. Hı. Onun hemen yanında o arada, o arada ÖSYM'nin arasıdır bu arada. ÖSYM'yi bilen bilir. Ha. O hemen arada Sarıtaş sucuğun yanında... Güneş kokoreç vardı. Hala var mı bilmiyorum. Ben Üsküdar'a gitmeyeli bir 4 sene oldu. Orada hemen o güneş kokoreç Sarıtaş'tan alırdı şeyini, sakatatını. Ha, yan yana hemen oradan alıp pişirmeci, anladım. Güneş kokoreç o kadar iyi kokoreç yapar ki. Ben Burhan Felek'ten çıkardık. Bizim Hasal bir sene Burhan Felek'e taşındı. Burhan Felek'ten çıkardık. Vurdur aşağı Doğancılar yokuşundan. Senin dediğin yer Marmaray'ın orada değil mi? Hani şu an Marmaray var ya orada. Hayır. Üsküdar Meydanı işte. Üsküdar Meydanı orası. Tamam. Üsküdar Belediyesi'nin olduğu yerden bahsediyorum ben. Ha, eski tamam. Katibim vardı, kumpirci. Onun hafif arka tarafı. Havuz var falan. Neyse. Üsküdar'sanız gidin abi. Ha işte orası da yani. İçeri giriyoruz. Evet arkadaşlar, girer girme dediğim gibi böyle. Görüyorsun zaten böyle. Rafla. Geçen gün babamla kanaatte yemek yedik. Fiyatları o kadar şok etti ki beni. Bu arada kanaatle ilgili de has Üsküdarlılar bilir kanaati. Dondurması çok ünlüdür. Yemek yemesen bile baban akşam eve kanaatten dondurma alıp gelir. Şey dondurmalar mı? Şirin baba dondurma falan böyle değişik. Alakası yok. Kanaatin dondurması çok iyidir. Neyse. Tamam. Ve sütlü tatlıları da çok iyidir. Kanaatte kart geçmez. Nakitin yoksa gitmeyeceksin kanaate. Ama büyük bir restoran. Büyük bir yer değil mi bir de burası? Oğlum Üsküdar McDonald's var ya. Tamam. Onun hemen yanı. Tamam. Yanındaki o büyük yer. Ve nakit. Merdivenleri vardır böyle. Geçmemesi sıkıntı ya. Arada böyle sucuk var dizilmiş ve buram buram sucuk kokuyor burası. Çok... Artık geçiyor mu kart? Has siktir ya. Oo. Efe abi, senin Twitter'daki beyti neredendi unuttum. Bak Uman yine çok gurme bir soru sordun. Bak yine çok gurme bir soru sordun. Benim Twitter header'daki eski duran beyti de Koşuyolu kardeşim kebap. O da Üsküdar'da. Hayır Koşuyolu. Üsküdar. Koşuyolu emniyet vardır. Tamam. Koşuyolu emniyetin hemen yanı. Kardeşim kebap. Fiyat mı beytici mi? Çok iyidir. Çok iyidir. Çok güzel gözüküyor. Sabırsızlıkla hemen masaya geçiyorum siparişimi vermeye. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim dedim. Burası girer girmez dediğim gibi mis gibi sucuk kokuyor. Of. Böyle çok da güzel. Kasap sucuk. Neyle evet başlıyorum? Böyle sıcak sıcak sucuklarla başlayalım. Şöyle. Bir de benim valideler biliyorsun şeyde oturuyor, Ömerli tarafından. Ömerli tarafının hemen ilerisinde Cumhuriyet Köyü vardır. Hiç tamam duydun mu? Yok. Cumhuriyet Köyü'nün de Cumhuriyet sucukları vardır. Onu duydun mu? Yok. En iyi sucuk o. Zaten o taraflar
ona çok uygun bir yer, anladın mı? Mesela böyle köyümsü yer yer. Aynen. Ve alalım bir tane. Böyle ekmeksiz başta götürelim. Ben sucukta acı istiyorum ya. Ben de. Baharat acı, bir de. Acı çok yoğun yani. Baharat böyle. Acı da olacak. Spicy bir sucuk yani, anladın mı? Mangalda pişecek. Bak herkes Cumhuriyet övüyor, görüyor musun? Oraya mı? Ha, Cumhuriyet sucuğu. O böyle çocukluğumuzda yediğimiz sucuklar olur ya, ona benzettim. Benim çok hoşuma gitti. Bir tane daha alacağım. Çok başarılıymış. Bravo amirim. Gazoz mu içtin? Dönüşte ben bu sucuklardan bir daha alırım yani. O derece başarılı diyebilirim. Yancı olarak da böyle soğanı geliyor arkadaşlar. Mevsim salatası geliyor. Yanında soğanı, domatesi, yeşil biberi. Kendime de bir tane gazoz aldım serinlemek için. Sen şeyi sever misin böyle? Salt roka. Üstüne limonu kır kır ye böyle. Sen yerim. Vallahi ben çok severim ya. Ben onu bayağı seviyorum abi. Bir de bazı pideciler böyle pidenin yanında roka yolluyor ya. Salt roka ama. Dümdüz. Çok hoşuma gidiyor. O pidecileri diğerlerinden ayrı bir yere koyuyor. Roka sevdası. Balıktan geliyor olabilir mi? Bende mi? Hı-hı. Evet. Balığın yanında da güzel geliyor. Çok seviyorum. Soğan da çok seviyorum. Ya bazı rokalar ama öyle bir acı oluyor ki kanka, enzimi yok şu an. Roka? Benim. Evet. Ben hiç o kadar acısına denk gelmedim. Acı oluyor ya ağzım çok. F-Oyun şirketi için tasarımcı başvurusu yapmak istiyorum. Görsel iletişim tasarım mezunu olmak üzereyim. Stajyada çalışan tarzında insan alıyor musunuz? Görsel bilgi verebilir misin? LinkedIn'den bana veya Anıl'a veya Emre'ye veya Ömer'e yazarsan oradan bakarız. Ofise geçtiğimizde pazartesi günü. Olay şurada patlıyor bir de, bak görüyor musun, kaşarı mis gibi sindi. Buna'nın pidesi çok meşhurmuş. Ben de kuşbaşılı kaşarlı yaptırdım dediğim gibi. Kıymalısı var, hatta sucuklusu da var. Ben sucuklu da söyleyecektim ama yanında sucuk söyleyeceğim için söylemedim. Bu şekilde kuşbaşılı denemek istedim. Böyle bunu da böyle bükelim alt kısmına. Ya yapmayın şunu ya. Nereye? Efe oyun firmasına designer müracaat etmek isterim. Visual Communicative Design fakültesini bitirmek üzereyim. Siz staj veya iş çekimi adamları işe kabul edirsiniz. Görseniz bana haber verebilir misiniz? Tam pişmiş, çıtır çıtır gözüküyor. Suyu da böyle şıpır şıpır görüyorsunuz. Yani pişme oranı çok güzel. Buradan anlayabilirsiniz ve devam ediyor. Efe çok iyi Azerice konuşuyor. Bir şey söyleyeceğim. Narmin burada mı? Veya Azerbaycan'dan biri var mı? Gerçekten sizce konuşmaya çalışsam konuşabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Sanki oluyor gibi işte. Şurada mesela ben telaffuz edemezdim şunları. Sen tek tek paramparça ettin. E dostum. Mene haber verebilirsin mesela. İlk sen söylemesen yapamaz onu. Nasıl? Benden olur mu Azerice? Efe gizli Azerisin, itiraf et artık. Hayır değilim ya. Biz onu da Arapçasını yazsın. Çaça Şahin Kendirci'ye benzememiş mi bir tık? Müslüm'ün ikinci filminde çocuğu. Mutlu ol yeter bunu sana. İyi gülüm ben. Bu da çok güzelmiş. Normalde ben bir yere gittiğim zaman kıymalı normalde daha çok tercih ederim. Bir önceki mekanlarda kıymalıydı yediğim için böyle kuşbaşılı söyledim. Yoksa sen yemek yedin mi ya? Benden sonra. Aga bir şey yapmayak mı ya? Viç var, çizgi viç var, getireyim mi? Ha yetişsene. Güzel, güzel. Sen benden sonra burada yayın açacak mısın bugün? Kısa açacağım. Tamam. Efe bence sen daha çok meze seviyorsundur. İzmir'de şey var bilir misin? Köpoğlu mancası. Köpoğlu her yerde var ya Gizem. Pidenin metası nedir sizce? Benim için hamurun kalınlığı ve tereyağıdır. Benim için pidenin metası... Bura var ya şenlik yeri ama ne kadar... Yani ne kadar iyi... Efe lise yıllığın duruyor mu? Bize göstersene bir yayında, çok merak ettim. Göstereceğim içeride. Lise yıllığı. Bir sonraki yayında lise yıllığımı okuyacağım size. Ben de iyi. Ve Mustafa'nınkileri de okuyacağım. Lise yıllığın derken lise günlüğün gibi bir şey mi? Oğlum sen uzayda mı yaşadın oğlum? Yıllık diye bir şey bilmiyor musun? Hayır. Söyle, biliyorum olabilirim. Başka bir adı daha vardı onun. Andaç. Andaç ha, değil mi? Sen lise okudun mu? Okudum. Nerede okudun? Koca Sinan Şehit Sanat Kurbaşı Endüstri Meslek Lisesi. Bizde yok abi. 5 tane kızın peşinde koşuyor. Bizi bağlamaz. 300 puan ve üstü yapıyor. Ya 280 ya. Üzerindeki kaşar dokunuşu da bence buna çok yakışmış. Güzel bir menü olduğunu düşünüyorum. Böyle serinliğe serinliğe. Yemeğe devam edeceğiz. Arkadaşlar fiyatı söylemeyi unuttum. Şöyle söyleyeyim. Kuşbaşılık. O lisede yıllık olması anormal olurdu zaten.
Kanka yıllık şu. Arkadaşlarına yazılar yazıyorsun. Herkes sevdiği arkadaşlarına yazıyor. Anı. Onların hepsine bir sayfa yapıyorlar. Bütün hepsini de bir kitap gibi yapıyorlar. Nerede? Biz sadece yoklama defterini yapıyorduk ama. Kaşarlı pidenin fiyatı 66 TL o yemiş olduğum. Sucuk şişin fiyatı da 90 TL arkadaşlar. IQ testi yaptık doğru. Yaptım. Hem de... Hayır benimki düşük çıktı bence. Job yapayım mı biraz? Daha üstü abartlıyım ama mı? Ya bizimkilerin arasında en yüksek benimki çıktı tabii ki. Yani bu asla zaten şaşırılacak bir durum değil. Ama bence senin yani 130, senin yaşına geldiğimde 120 olurum ben. 130 çıktı. Ben 110. Benim yaşıma geldiğinde ne amına koyayım? Kemik gelişimi mi bu? Yo da çok bilgi edineceğim. Ne yapıyoruz? Yemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de biraz yediklerimizi sindirmemiz gerekiyor. Böyle biraz da dinlenelim. Ondan sonra tabii yemeye devam edeceğiz. Tabii boş mu dinleneceğiz? Kesinlikle hayır. Elimizde şöyle güllü bir Türk kahvesi. Tabii neredeyiz? Çok güzel bir manzara. Bokkunuç. Arası olan, çok güzel bir ortamı olan Atatürk Parkı'ndayız. Isparta Belediyesi'nin yapmış olduğu Atatürk Parkı'ndayız. Çok güzel böyle her taraf ağaçlı, mis gibi, havada serin. Yeni bu arada kanaldaki şeyi çok beğendim. Yerlerin sol altta bu yeni gelmiş. Ha evet. Yerlerin sol altta gitmesi. Çıkması ve pıt 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 diye gitmesi. Aminim bakarım. Atatürk Parkı'ndayız. Çok güzel böyle her taraf ağaçlı, mis gibi, havada serin. Tam istediğimiz gibi güneş hafiften hafiften böyle batmaya başladı. Biz de ne yapıyoruz abi şu kahve? Karım ve 3 çocuğumu uyutup Efe'nin düzenli yayın açıyorum yalanına bir kez daha inanmaya Vallahi bu sefer çok farklı olacak. Ne zaman inanacaksınız bana biliyor musunuz? Hafta içi ofisten çıktıktan sonra bu arka planda değil Mastak'taki evde yayın açtığımda bana inanacaksınız. Kahvemizi alalım. İlk defa tadacağım güllü kahve. Düzenli açacağım demiyorum. Düzenli açacağım çoğunlukla demiyorum. Açacağız. Yani açacağım. Yani açmıyordum ya. Elbette bir şeyler olabilir. Mesela ben çalışıyorum. Ya mesela o gün çalışıyor mu amına koyayım? Güllü kahve güzelmiş. Biraz daha hafif bir lezzeti var. Hani bizim mesela Hatay yöresinde daha yoğun böyle keskin bir lezzeti olur ya. Biraz daha hafif. Muhtemelen bunun içerisine süt de ekliyorlar. Çok keyifli bence. Bunu içerek biraz böyle ne yapacağız? Kendimizi rahatlatacağız. Tabii ne için? Daha fazla iyi. Evet, nefret etti güllü kahveden. 3 ayda bir de düzendir değil mi efendim? Yani önemli olan aralığın sabit olması falan. Yok, hayır şaka yapıyorum. Çevirmek için. Biz bunun keyfini çıkaralım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Burası belediyenin de olduğu için bu fiyatı çok uygunmuş. 7 TL'ye veriyorlar Türk kahvesine. Çok iyi. Evet arkadaşlar, şimdi turşu markete geldik. Turşu markette böyle çıtır çıtır böyle turşular. Tabii turşu suyun içerisine atılıyor. Bir de soğuk oluyor. Hem serinleyeceğiz böyle ekşi ekşi mis gibi. Bizim yine Üsküdarlı gurmeleri hafif sesleneceğim. Turşucular. Hafif sesleneceğim. Balıkçılar Çarşısı vardır Üsküdar'da bilir misin? Bilmem. Harbi mi? Üsküdar'a ben hiç gitmedim neredeyse. Balıkçılar Çarşısı'nın tam ortasında bir tane turşucu vardır. Turşu suyu da satar. Hı-hı. Bir tane arkadaşım turşu suyunu çok seviyordu. Berke, buradan selam olsun. Balıkçılar Çarşısı'ndan her okuldan çıkışta ve okula giderken alıp oradan bir bardak turşu suyu içtiği için ilaç kullanacak derecede reflü oldu. Efe'ni çıkaracağız. Hemen girelim, bir sunum yaptıralım kendimize. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Yiğit var. Şöyle Yiğit. Nedir bu? Turşu suyu abi. Turşu suyu. Aynen. Pembe oluyor biraz. Aynen. Bütün süper. Turşuların karışımı. Şöyle gösterelim turşuları da. Ooo. Çıkır şıkır. Mis gibi. Parlıyor hepsi. Çıtır çıtır gözüküyor. Ne ekleniyor başka buna Yiğit? Abi genellikle salatalıklarını ekliyoruz. Tamam. İsteğe göre yine değişik. Tamam. Ekleyelim. Bu rengi veren ama şey değil mi? Kara olmuş. Sence dünyanın en iyi turşusu ne turşusu? Kesinlikle lahana ve havuç. Kara havuç. Şalgamın şimdi yapıldığı. Tabii ki en iyi turşu kornişon turşusu. Yani salata ya, turşusu. Ama şey yani. Unpopular opinion vereceğim ben. Hı hı. Salatalıktan sonraki en iyi turşu bence sarımsak turşusu. Aa, sarımsak da iyi. Şeyi güzel. Ha. O yakıcılığı yok, evet, ya. Evet. Dürüp lüp diye gidiyor. Keskin bir şey değil. Çok iyi. Çerez gibi yersin onu, yemin ederim.
Böyle parıl parıl gözüküyor. Ufak böyle salatalık turşularından koydun. Aynen, lahana koyuyoruz. Lahana koydun. İsteyen istediği gibi yani içine de koyuyorsa. Öyle mi? Hani ilave ediyoruz mesela karnabahar, sarımsak, havuç. Bir tane de havuç koyabilir misin tabii bana? Ki. Şu çağladan da bir tane koy. Öyle havuçtan ekledin. Kayısı. Bir tane de kayısı mı? Aynen abi. Tamam. Kayısı. Süper. Ne kadar bu şekilde peki? 15 lira bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde 15 TL. Dışarı bir çıkalım. Böyle yürüyelim. Bunun keyfini çıkaralım. Teşekkür ettik. Sağ olasın. Sağ ol. Evet, turşumuzu aldık. Hem yürüyeceğiz şöyle. Bu turşucuların mesela hep şeyi vardır. Ekstra işi. Niye? Yani mesela burada yani çiğ köfte var ya. Başka bir şey de yapıyorum. Mısır satarlar mesela, bardak mısır. Sadece turşuculuktan zaten zor gelir. Evet. Yani çok. Ünlü ama her lazım. Zaman yani dükkanda ekstra bir tool vardır yani. Ha, evet. Mesela burada çiğ yakın köfte. Şeyler. Bazıları bardak mısır yapar falan filan. Diğer yandan içeceğe çıtır çıtır olanlardan. Oğlum. Kütür kütür. Girdiğimde zaten sıra evet. Vardı. Böyle. Çok lezzetliymiş. Çay sarayı. Biz bunu yürüye yürüye keyfini yaz, çıkarız abi. Yanında. Evet arkadaşlar, tabii ki de Isparta'ya gelmiş. Geldik. Yok baba ya. Geldik yine güle. Pişken böyle güllü bir lokum yemeyelim mi? Yani yemeyelim be abi. Kesinlikle yemeden gitmek olmazdı. Neredeyiz arkadaşlar? Tabii ki de Yıldırım Şekerleme'deyiz. Yine birçok kişi tarafından söylenen yerlerden bir tanesi. Özellikle insanlar buraya geldiği zaman dönmeden önce buradan lokumlarını alıyorlar. Öyle yollarına devam ediyorlar. Ya biz de ne yapacağız? Hem tadım yapacağız. Harbi doğru bu arada. Bak şuraya bir araba çekmiş mesela, kapı açık. Ya Amazon'dan gidersen de alınacak bir şey yani. Uzun yola çıktın Çaça. Tamam. Mola verdiniz. Bir yerde durdunuz. Tamam. İlk yaptığın şey ne olur? Genelde ben otobüs yolculuğu yapıyorum ya. Evet. Yani arabayla çok yapmıyorum. Evet. O yüzden direkt susurlukta çok fazla vakit geçiriyorum. Evet. Rotam oraydı. Direkt tost ve susurluk ayranı. Direkt. Ondan sonra tuvalet, kapıda sigara, çay, otobüse bin. Anladım. Var mı böyle egzantrik buna, bundan farklı bir şeyin? Ya ben iner inmez... Gece ise çorba iyi gidiyor mesela. İner inmez bir sigara içerim. Tamam. Çünkü ben mola alanı soğuğu sigarasını çok seviyorum. Evet. O arabalar geçiyor, her tır geçtiğinde yaptırıyor. Düzenli olarak bir şeyi düşünürüm. İşte buraya gelenler nasıl geliyor falan. He. Yani çalışanlar. Yemin ederim evet kanka, evet, hep öyle anlamına o düşünülür yani. Çok güzel. Servis varmış bu arada. Ben bunu daha önce sordum ve öğrendim. Her sabah servise girip akşam vardiya değişiminde dönüyorlar diğer vardiyaya. Tabii canım, yoksa diğer türlü nasıl gelecek adam? Yakında hiçbir şey yok. Ya ben çünkü yakınımda yaşama yeri de yok ki. Aynen. Yapacağız. Hem de kendimize paket yaptırıp evimize götüreceğiz. Hemen içeri girelim, böyle dış kısmı güllü olan, iç kısmı güllü olan lokumların tadına bakalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda Murat Bey var. Nasılsınız? Teşekkürler sizden. Avustralya'da bir Türk abim. Hatay Sandık İçi video kanalının adı. Avustralya'da bir Eser abi, abimin Güzide kanalı. Bir sürü böyle videosu var her ilde. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İçerisi böyle. Bu Avustralya'da bir Türk abiyi hatırladım. Bana tavşan patisi göstermişti. Tamam. Bu Uğur getiriyor diye, burada satılıyor diye. Ben onu tavşan taşağı zannetmiştim. Öyle bir muhabbet olmuştu, evet. Ya abi sen de bir... Hayır lan aslında... Ya. Yo direkt taşaktı ya. Kanguru ben pati zannetmiştim. Kanguru taşağı. Ben iyi niyetli olup pati sanmıştım. Ha, o da bana taşacakmış. Hayır kanguru taşağı demişti. Nasıl benziyor bu? Kır şıkır parlıyor. Evet. Çok güzel çok gözüküyor. Şöyle Hakan'cığım bir yanımıza gelirsen şöyle güllü lokumları bir yakından gösterelim. Bunlar neyli oluyor abi şimdi? Orijinal Isparta gül yaprakları. Kanka güllü bir de. Evet. Soğuk. Tabii direkt yaprağı da var. Hayır ben o çok kötü ya. Buralarda bekletiyoruz. Dışındaki orijinal Isparta gül yaprağı. Süper. Çok güzel gözüküyor. İçi Antep fıstıklı lokum. El yapımı bir üründür. Bu güzeldir bu arada. Antep fıstığı olduğu için fena değildir. İçine fındık olsa falan. Salt gül sarmıyor. Güzel Antep fıstığı dokunuşu da yapmışsınız. Tabii siz. Tabii ki. Bu ürün harikadır. Bu ürünün özelliği 4-5 tane arka arkaya yenildiği takdirde sindirim sistemini hızlandırır. Sindirim sisteminde. Tabağa bak. Her yerden gül fışkırıyor. Gül yaprakları varsa, sindirim için aynen, iyi birebir diyorsun. Tabii ki. Süper, çok güzel. Bir de şunu gördüm, bu tabii, neyle oluyor? Bu da gül sarmamız. Bu gül sarma. Bunun içinde var yaprak, diğerinde dışında yine var. Dışında, diğerinin aynen, içinde. Bunun da içinde var. Buyurun tadına bakın. Tamam. Abi gül var mı? 1972'den beri üretim yapıyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Kiloları ne kadar onu da soralım. Bunun kilosuna kuru kadar. Kuru gül yapraklarının fiyatı 250 TL. Güzel. Eser abimin işine ne kadar saygısı olduğunu farkındasın değil mi? Ne hiç var? İhmal etmeden izleyenine her şeyin kilosuna kadar ha, evet, falan evet. Filan. Biliyor adam, merak edecekler. Mesela fiyatı 240 TL. Bu da 240 TL. Evet. Süper. Şöyle hemen ayaküstü arkadaşlar. Şöyle bir tanesi o dışı güllü olanla başlayalım. Bunun kilosu 250 TL'ymiş. Gülü seven 50 yaş altı biri var mı? Bak mesela dikenine bence... Dikenine katlanır.
bunu bilemezsin sevip sevmediğini. Adam çünkü direkt arkasında kanka, anladın mı? Mobese gibi bir şey. Efsanedir. Yani Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyor musunuz? Kesinlikle. İnternet sitemiz var. Direkt kargo anlaşmalı kargomuz var. Direkt adresi teslim yolluyoruz. Ne olarak geçiyor? Yıldırım şekerleme olarak direkt girebilirler. Bütün ürünlerimizi görebilirler. %100 pancar şekeri, glikoz yoktur kesinlikle. Bence bunu mutlaka deneyin. Hemen şu diğerini deniyorum. Bunu beğendi. Ben bilmiyorum. Bunu adam beğendi, adam bunu faktörü beğendi. Çok bunu şey beğendi. Yani. Arkadaşlar içinde gül yaprağı olan. Gül sarması. Gül sarması olarak geçiyor. Hem o Antep fıstığı sanki böyle özellikle kavrulmuş. Buram buram gül lezzeti. Böyle hem ferahlamış. Abartma abi ya. Bir dilim şey koymuş abi. Gerçekten söylendiği kadar varmış burası. Birçok takipçi soruyor. Abi ne kadar mutlu oldu lan güzel evet. Şeyler söyleyince. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Ama neyi sevmiyorum biliyor musun? Adam şu an diyor ki. Neyi sevmediğimi sor bana. Neyi sevmediğimi sor. Neye? Bu abi esnafta mesela mı? Böyle tatlı duygularla bunu çok hoşuna gitti yani beğenmesi. Tamam. Neyi İyi sevmiyorum biliyor musun? Bu TikTok'ta şefinizi çağırın. Bu pizzayı kim yaptı? Çok iyi olmuş. Aga o muhabbet beni var ya gerçekten fitil ediyor ya. Söyledi bu arada. Adamı yoruyoruz zaman yapmam için. Elinize konuda sağlık. Herkesi bekleriz. Teşekkürler. Evet şimdi de kebapçı Kadir'e geldik. Burada ne yiyeceğiz? Isparta şişeceğiz arkadaşlar. İçeride sunumunu da yine göstereceğim. Ne yapacağız? Ondan sonra afiyetle dışarıda tüketimi. Ben de buranın yöresel yiyeceğini söyleyeyim. Vegemite ama kesinlikle önermem çok kötü. Ne? Ha Avustralya'da. Vegemite. Vejeteryanlıkla ilgili bir şey olabilir mi? Ne abi vegemite? Ya vegemite. Kanguru eti. Yeniliyor değil mi orada? Kanguru eti mi? Ne bileyim orada yeniliyor değil mi? Abi. Ben götten uydurdum ya. Vegemite. Bu ne lan? Reçel gibi bir şey herhalde. Ha marmelat bu. Ha, reçel gibi bir şey. Ama... Çeşitli sebze ve baharat ve katkı maddeleriyle kalan bira mayası ekstraktından. Yani. Şey gibi. Bence bunun tadı ne gibidir biliyor musun? Ben sana direkt söyleyeyim. Hı. Zeytin ezmesi. Yok ya. Bence öyle. Abi doğru mu? Daha böyle şey gibi karamelimsi bir şey. Şekerli bir şeye benziyor ya. Ha, peksimet bak peksimet olabilir. Peksimetin böyle sürülen modeli. Tadı bayağı tuzlu bir şeylere benziyor. Sadece tuz tadı geliyor. Tam zeytin ezmesi ha, işte. Yani evet, evet. Tam olarak zeytin ezmesi. Zeytin ezmesi abi evet. Çamur aklıma evet. Geliyor ama yakın tuz çamur. Evet arkadaşlar içeriye girdim yanında Serhan Usta var. Nasıl Serhan Usta? İyiyim sağ ol vallahi. Dur afiyetle dışarıda tüketimini yapacağız. Toz çok iyi adam. Hazır mı bekliyor? Evet. Evet arkadaşlar içeriye girdim Serhan Usta var. Nasıl Serhan Usta? Hayırdır ama. İyiyim sağ ol vallahi. Ne yapıyoruz abi burada? Şiş köfte siparişimiz var. Tamam. Şiş köfte Isparta şiş köfte evet. Değil mi? Bir gösterebilirsek hemen atalım. Şöyle görüyorsunuz. Aynısı ya. Eser abi kandırıyorlar seni. Ne ete kullanılıyor? Yok oğlum aynı şeyi yapan yerlere gidiyor zaten. Yani ha bir şehir içinde oğlum okay. Ona diyorlar ki buraya git. Bunu ye demiyorlar. Anladın mı? Buralara git. Ha, bunlar iyi. Tamam. Ya mesela atıyorum sana deseler ki işte bana mesela Üsküdar'a gideceğim. Nereye gideyim? İşte Kanaat lokantasına git. Anladın mı? Anladım. Ama Kanaat'ta her şey de var yani. Anladım. Şey demiyor. En iyi şey burada. Ha. Okey. Tane eti. %100. Başka bir şey giriyor içine. İçine sadece içi tane eti. Bu kadar. Evet. Bir de tuz ekleniyor. Başka da hiçbir şey yok. Sürekli tercih edilen bir lezzet. Evet. Dışarıdan gelen herkes mutlaka bunu tatmadan geçmiyor değil evet. Mi? Çok güzel. Peki ne kadar bir porsiyonu? Fiyatı mı? Evet. 120. 120 TL'ye veriyorsunuz. Burası biraz kaliteli olabilir mi? Yani hayır aynı ama, bölgede... ama bunun şişi ince diğeri gibi ama daha uzun. Kalın. Yo yine kalın ama ya eti bunun. Diğerine bir şeye bakıyor baksana. Yo incecik. Kanka. Geçmiyor değil mi? Çok güzel. Peki ne kadar bir porsiyonu? Fiyatı mı? Evet. 120. 120 TL'ye veriyorsunuz. Evet. Süper. Çok güzel. Yanında tabii bunun yancıları da var. Garnitürleri var. Garnitürleri var. Sumaklı soğanı, maydanozu, pilavı, ekmeği, salatası, tövücü. Tamam. O şekilde veriyor. Isparta'nın en iyi mekanı denebilir buraya. Aa. Buraya. Aa. Rumili. Rumili. Sen Ispartalı mısın? Dediğine göre ya. En azından uğramış olabilir. Belki makara yapmıştır olabilir. Yani. Kalın değil ya. Bir kalın bence. Eser abime eşlik edecek. Edeceğiz inşallah. Ispartalıyım evet. Bak. Söyle. Yakalayacağım.
O zaman pissin biz de en son sunumunu yine göstereceğiz. Tamam. Evet, sunum olarak şöyle görüyorsunuz minik minik pidecikler. Bunları kendiniz yapıyorsunuz. Tabii. Öyle. Smart Danger'cum hoş geldin. Her şey kendimize ait. Çok güzel. Yanına soğanını, maydanozunu da eklediniz. Bulgur diğer yanda bulgur pilavı da var. Böyle onu da gösterelim. Vay vay vay. Bulgur pilavlar da eklendi. Etimizi kontrol ettiğimizde herhalde bu da pişmek üzere. Çok evet. Kısa bir süre içerisinde zaten. Adanalı yok mu? Bunu yediniz mi? Yok ayrılmış ya işte pişerken. İnce yapıyor ya. Çekiyor değil mi? Ben bir şey diyecektim unuttum lan ne diyeceğimi. Ne diyecektim ben? Hemen geri saralım. Ha bu Adanalı yok bu chatte. Bulgur küfürdür ete. Falan onlar öyle yapıyor ya. Ha pirinç mi olması gerekiyor onlara göre? Hayır hiç olmaması gerekiyor. Yok baba ya. Bulgur olacak. Et hani bu tarz etlerde bulgur yanında. İşte sen bilmiyorsun onun kültürünü. Yani ben de bilmiyordum. Tabii ben olacak diyor. Tamam işte vurma şuraya. Şuraya vurma. Eklendi. Etimizi kontrol ettiğimizde herhalde bu da pişmek üzere. Çok kısa bir süre içerisinde zaten pişiyor bu. Burası 4 nesildir var dedin sen. 4 kuşaktır devam ediyor. 4 kuşaktır var. Ne kadar kaliteli bir mekan olduğunu gösteriyor. Burası değil mi? Ekstra dışında tandır kebabımız var. Fırın kebap olarak yapılıyor. Kuzu etinden. Onları da ateşinde pişiyor. Süper. Çok güzel. Onu da denemenizi tavsiye ederim yani. Tamam. Bir sonraki gelişimizde onların da tadına bak. Geçen gün İzmir'de Atahan abiyle güveç söyledik eve. Evet. Ha güveç et böyle. Tamam. Sonra onun suyu kaldı ya. Atan abinin arkadaşı var Zümrüt abla. Hı. Zümrüt abla o güveçin şeyiyle, suyuyla, et suyuyla pilav yaptı. Bulgur pilavı yaptı. Nasıl da lezzetli. Fena. İşte olay öyle bak, olacak. Fena. O ette de öyle yapacağım. Daha deminki ette. Neydi o ya? Bakalım. Evet, etler pişti dedin abicim. Şöyle gösterelim. Tabağa son çekiliş anı bu şekilde. Sulu sulu kalmış. O şelale gibi. En son üzerine böyle sumak dokunuşu mu yapılıyor burada? Evet. İyiden iyi. Ekmekler de soslandı. O zaman sofraya geçiyoruz. Tam eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Evet. Efe senin yüzünden mutfağa geldim. Lahmacun ısıtıyorum. Ayran eşliğine yiyeceğim. Oğlum senin gayet lüksmüş bu arada. Abi, yani mutfağa gidip lahmacun ısıtma. Aman abi sanki ekmek arası salça yiyorum. Gece hatırlıyor musun? Kanka. Efe o kadar aç ki tost makinesinden lahmacunu çıkartıyorum alev ama yemin ederim lav gibi ama ver diyor yiyor hala diğerini pişittiriyorum onu da yiyor amına koyayım ama lav gibi. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Yancılarını görüyorsunuz. Salatası var, ezmesi var, soğanı, biberi, domatesi de mevcut. Zaten tabakta da böyle yancılar var. Şöyle açalım. Başta sade tatmak istiyorum. Şöyle girelim. Şuradan aldım. Şöyle koca bir lokmayı tek başına şöyle bir götürelim başta. Oo. Çok iyi göründü. Olay bu diyor şu an. Bak içinden şu an diyor. Olay bu. O zaten el işareti vücut dili okuma. El işaretiyle şöyle yaptı bak. Yani yemeği gösterdi. Anladın mı? Bak. O ara onun lezzetinden kaçmayıp. Olay budur diyorum. Oha bunu sikeyim. Kanka bir şey diyeceğim bunu duyduk bu arada. Duymadık. Bak sen var ya milleti kandırıyorsun. Harbi ver sen. Oğlum olay bu dediğini ya. Duyduk mu lan daha sen demin? Sen de düzüşeceğiz bak. Olay bu demedi mi? Duymadan söyledim ben. Hayır ya olay bu dedi kanka. Hayır, lan klip alın duydu ya. Ben duydum ama. Allah Allah. Ben kanka eminim. Sen tam o aradan mı bastın acaba? Evet. Ben çünkü duydum çünkü eminim. Ben söyledim. Milleti galeyana getirme. Yemin ediyorum yayın özetinden izleyince çok utanacaksın. Umarım. Çok lezzetli. Pişme oranı da muhteşem. Böyle küçük küçük yapmaları. Duymadın ama hep dediği şey abartmayın la. Doğru. 4 tane şey tam böyle lokmalık kendine göre ayarlayabiliyorsun. Üzerine soğanını alırsın isteğine göre. Şöyle bir tane de ben maydanoz. Böyle biberini de aldım. Güzel lokmacı. Efe Isparta'nın en iyisi irmik helvasıdır bu arada. Tereyağlı ve çam fıstıklı. Eser abi gitmeden yemeden giderse ağlarım. Ya bu kadar meşhursa bence söylemişler. Ben şu ayrımı yapmak istiyorum. Bu yayında hep beraber yapalım. Neyi? Çam fıstığı diye bir şey var mı? Var. O şam fıstığı değil mi? He. Pakette çam fıstığı yazıyor ama bence de şam fıstığı. Hani çam fıstığı. Hayır doğrusu şam fıstığı yoksa ikisi de mi var? Yani çam fıstığı büyük da var. İkisi çok farklı şam bir şey. Şam fıstığı kaldı. Da mı var? İkisi de varmış. Aynen ikisi de varmış. Efe tamam sensin mi? İki şekilde kullanılıyor. Ulan sanki yani. Bir şeyi ben biliyorum diye dayatıyorum. Bilmediğim şeyi soruyorum. Ne Efe tamam sensin? Vallahi vurun bana. Ne alakam var? Bir de siirt fıstığı vardır. Aa, o iyi. O fena. O iyi. Yanında biberle götürüyorum. İşte mutluluk budur diyorum. Ve yemeye devam ediyorum.
Şu olmasa da olur benim için. Yani pilava gerek yok. Etin olması yeterli. Böyle de güzel yapılıyorsa tebrik etmek lazım. Biz bunları da yiyelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, böyle çok güzel bir yer buldum. Böyle küçücük bir dükkan ama öyle güzel kanat benim yapıyormuş. Benim bahsettiğim bu işte. Sulu ne o? Hani böyle küçük yerler, hani biraz dışarıdan hijyenik değilmiş gibi gözüküyor ya. Bunlar sana çok lezzetli. Aynen. Anladım. Çok güzel pişiriyor. Sen var ya, Hindistan'da çok mutlu olursun yerim. Ha. Yerim. Hepsini yerim. Değil yemin mi? Ederim yerim. Adam böyle eliyle koyuyor. Alsın yerim ama. Gerçekten mi? Yerim kanka. Mesela vallahi onlar yerim. Şey yapıyor böyle. Lavaş gibi bir şey. Adam eliyle pilav gibi bir şey alıyor. Böyle sürüyor. Yerim. Yer vallahi. Misin gerçekten? Benim de L12 değil ama. Biz de ne yapıyoruz? İçeri giriyoruz, güzel kanadı kaçırmayalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdim, yanımda Kazım Usta var. Kazım Usta kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Tavuğu eline almışsın. Evet. Bize tavuk yedireceksin. Evet. Burada da tavuk çok güzel oluyormuş. Evet. Kazım Usta'm çok güzel yapıyormuş. O zaman hemen ne yapalım? Gözle buluşturalım mı Kazım Usta? Hemen pişirelim. Süper. İyiden iyiye sen ne yaptın? Gözünü ayarladın evet. Ve ateş... Vay. Kanatçı Kazım Usta'm be. Ve buluştur. Evet. Arkalı önünü pişireceğiz bunu. Evet. Sonra afiyetle tüketeceğiz. Bunun içinde 11 tane var. Yanında salatası var. 11 tane tavuğun var. He, tamam. Tane Çeçeği izlet, yer mi tekrar düşünsün. Bu lan, kadar yerim dedi. Kesin yer o. Keşfetimde var benim. Rahat görüyor musun? Şifa Musta da atıyor oğlum. Yemin ederim at ve martet satıyor bura. Hatta zehirlenmeler oldu. Ceza kestiler bu mekanı. Nereye? Ne diyorsun ya? Nasıl açık oğlum o zaman? İmkansız böyle bir şey. Amirim hemen bakıyorum. Ya adam da polis diye kanka mesajına bakmak zorundayız ya. Salata da veriyorsun yanına. Salata veriyoruz yanında. Başka ne var? Başka bir yanında şey. Yanında da ayran içelim. Şalgam mı içelim? Ne yapalım Kazım Usta? Şalgam ayran içeceğiz. Peki Kazım Usta ne kadar bunun fiyatı? Bunun fiyatı 80 lira. 80 TL. Evet. Süper ya. Evet. Kazım Usta'nın muhabbeti de çok tatlı. Kendi de şeker gibi. Böyle artık Allah yavaş. Allah razı olsun. Bizim mahallede bir yer var. 4 yıldır tavuk döner artı ayranı 30 TL'ye satıyor. Oha! Son 1 yılda da mı hiç fiyat arttırmadı? Abartı. Yok, hiç arttırmadı abi. Oğlum siktir git lan. Yani. Oğlum 4 yıl 30 yıl. Oğlum siktir git. Ben ama şey yapıyor olabilir mi? Ben bir tane restorandan, yemek sepetinden getirilen sipariş verirken bazı restoranlar ayranı 20 liraya satıyor. Ama belki onun muhabbeti şu olabilir. Mesela et tutku zam geliyor, içinden bir tane eksiltiyorlar. Adam da gramajını düşürtüyor hocam. Yok. İzo, yakın zamanda yedin mi hiç? Yedim, daha geçen hafta yedim. Gramaj azalması var mı mesela 4 sene öncesine göre? Şeyde, dürümde fark edilmiyor da şeyde fark ediliyor ekmek arasında. E var yani. Biraz. Anladım. Yani çok değil. Biraz. Evet, sağ olasın. Artık bunun pişmesini bekleyeceğiz biz. Efe, tavukçu musun, etçi mi? Etçiyim. Evet. Arkadaşlar. Evet, tavuk hatta yani zaten tavuk yazın yenmez. Havalar hafiften ısınmaya başladığı anda tavuğu keserim ben. Ama buna rağmen bu sabah çaçayla bir tam tavuk yedik. Ama çok canım çekti. Uyandığım anda onu düşündüm, yemin ederim. Normalde yemem. Bana da diyor ki sabah evet, diyor bir şey. Evet, sen onu öyle közden aldın. Ne yapıyorsun şu an? Öyle kesiyor, iyi pişmez uçun. İçinin de iyi pişmesi gerekiyor diyorsun. Evet, evet. İyiden iyiye pişsin diye. Öyle üstüne ufak şöyle tefek çizikle. Şöyle de zeytinyağı döküyor. Orijinal güzel. Zeytinyağı bu gibi duruyor. Evet. Nasıl ne alaka ya? Yazın yenmez tavuk ya. Tavuk çabuk şey olur, bozulur sıcakta. Tavuk yenecekse kışın yenir. Ben yanlış mı biliyorum? Bana böyle öğretildi ailem tarafından. Yazın tavuk yenmez dediler. Hani yenmemesinin sebebi ne? Hani bozulur. Sıcağı çok değerli kılıyorum okay. Değil. Değil mi? Doğru değil mi? Ya riskli ama çok az herhalde. Çok azdan riskli bir şey olsa dönerciler kapatırdı onu. Sen sıcaklayınca çay içmeye de inanıyorsundur. Ne demek lan? İlk defa duydum. Şey var ya, çayı şararet alır. Efe, bir yerde yemek yiyorduk. Bahçe kısmında içeriye de arkadaşım telefonu şarja taktı. Mekanda garson varken telefon şarjdan çalınmış. Telefonun parasını vermeleri gerekmez mi? Ben mi yanlış biliyorum? Kanka, mekanların bu konuda aldıkları çok iyi bir önlem var. Duvarlarına bir tane yazı asıyorlar. Diyorlar ki... Mekandaki kaybolan, çalınan eşyalarınızın sorumluluğu bize ait değildir. Bitti. Eğer bu yazı varsa hiçbir şey yapmak zorunda değiller. Ama bu yazı yoksa zor. Üstüne gidilebilir bu durumun gibi. Ama zor bir şey çıkar yani oradan. Aa, çıkmaz bir şey. Şey? Sandık açacak azıcık. Teydir o. Açacağız.
Bak öyle. Ön taraflarına da çizikler atmışsın, evet, sen. Evet, süper. Çok güzel. Şimdi tekrar o zaman közle mi buluşacak, evet, bu kağıt? Evet, közle buluşturacak. Tamam. Hemen közün başına tekrar geçiyoruz. Hafiften böyle tuzlama çalışması yaptı, evet, usta. Üzerine gitti tavuğun ve, evet, çıtır çıtır olana kadar bunu pişirecek. Kazı usta, kaç yıldır yapıyoruz bu işi? Bu işi 35 yıldır yapıyorum. Vay be, kar yağıyor bu ıspartalı. Küresel ısınma, amına koyayım be. Süper, çok güzel. Severek yaptığın belli, güler yüzünden belli. Allah bol kazanç versin Allah diyorum. Allah razı olsun. Sabah kaçta açıyorsun? Sabah 8, akşam 10.30'da kapatıyorsun. 10.30'da kapatıyorsun. Evet. Burası dolup taşıyormuş dedin, evet, sen. Tıklım tıklım oluyor. Evet. Bugün de bayağı bir doluydu. Evet. Süper. Biz biraz daha böyle boş vakitte gelmek istedik, evet, ki rahat rahat çekim yapalım. Özer abi, adamı bir saldır konuşsun. Adam evet demekten başka hiçbir şey demedi. Adamın söyleyeceği her şeyi söyledi. Yanında ikram olarak, yancı olarak salata da veriyorum dedin sen. Hayırdır, niye göstermiyorsun? Dolduruyorsun böyle boldan boldan herkese. Evet. Herkese bu şekilde koyuyorsun. Evet, koyuyorsun. Tamam. Şöyle güzel tek biber atıyoruz, baharat. Tamam, pul biber. Tomak atıyoruz. Tomağa da girdi. Ondan sonra tuz eklemiyorsun. Zeytinyağı döküyoruz. Yok. Sofrada isteyen ekliyor diyorsun. Evet, zeytinyağı. Bir de nar eskisi döküyoruz şöyle. Efsane oldu bu. Şöyle bir de limon koyuyoruz yanına. Oo, efsane. Fazlasına çok güzel. Gerek. Bu efsane. Fazlasına gerek yok. Evet, Kazım Usta, tavuklar pişti. Tabaklama aşamasına geldi. Yanında salatasıyla beraber bu şekilde 80 TL dedi. Evet. Üşümesin diye üstünü kapattın. Evet. Biz sofraya geçiyoruz. Tamam. Eline koluna sağlık diyoruz. Olsun. Teşekkür ederim. Evet. Neymiş? 80 lira. İyi bayağı. Çok iyi. İyi. Arkadaşlar şöyle tavuğumuzu. Vay be, bugünlere geldik. Oğlum biz Üsküdar'da 80 iyi dedi. Yine başlıyorum. Biz Üsküdar'da, Üsküdar Ticaret Lisesi'nin hemen karşısında Lepi vardı. Hatırlayan hatırlar. Bilen bilir. Lepi. Pirinççi. Tam pirinci 13 lira mı 14 liraya mı ne alıyordu? Ha, bu söylediğin. Sabah ha. Söylediğin. Okey. Yok. Kübra, orası Cumhuriyet Kız Meslek. Patson'un orası. Aşağısı Üsküdar Ticaret. Sigara içmeyeceğiz artık. Efe Aykos içecek. Ben de vape içeceğim. Başlayacaksın değil mi? Aykos full içebilir misin? Bunu bırakacağım. Full Aykos. Evet. Hadi bakalım. Şöyle göstereyim. Şöyle keyfini çıkaralım artık. Enti'nin yanındaydı değil mi? Hey gidi lan Umut. Vay 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 vay. Güzelmiş. Enti neydi lan? Şöyle... Enti kırtasiyeydi, sonra bazı durumlardan dolayı kapandı. Löle geçtim ha. Kazımsa çok güzel bir salata yapmış. Onun tuzunu böyle sofrada ekliyorsun. Biraz da limon çalışması yapalım biz buna. Oh. Bunun yanında çok güzel gideceğini düşünüyorum. Hafiften kendime yol verdim. Şöyle iyiden iyiye keyfini çıkaralım. Kanat işte oğlum. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Kanadı şu böyle şöyle dikine koyup ayıran, ha, tipler var ya. Nasıl? Ha, tam tek de böyle çıkartıyor. Etin kemiğini sıyırıyor. Ay, böyle dik tutuyor. Tamam. Masaya koyuyor, vuruyor. Kemiği çıkıyor, etini alıyor sadece. Biliyorum, onun şeyi de var. Döndürüyorum. Evet. Tekrar döndürüyorum. Ama o kafa kısmındaki kırdağımsı şey kalıyor orada. Onu. Yeniliyor ki zaten o. Ben yemiyorum onu. Çok kötü geliyor bana. Yok, yeniliyor. Bam, amına koyuyorum. Yandan. Böyle şalgam istedim. Ya bu arada Vin Rari, beni yargılamazsanız ben tavuk derisinden çok hoşlanıyorum ya. Yani tuzlu olunca çok yiyesim artıyor ve yiyorum. Kanka, İsmet beni arayıp sesinin yayına verilmesini istiyor. Galiba bir iki tane burcu almış. Ne almış ya? Keyifsiz bir şeyler. Foto bir şey atsın almış. Önce. Önce foto attı. Söyle. Efendim. Kanka, yayındayız ya. Ama hadi bay bay. Al bu cümleyi. Kuru sulu tavuklarımız. Yanında güzel bir salata. Şalgam da muhteşem üçlüyü kurduğunu düşünüyorum. Bu güzel lezzetin keyfini çıkaralım biz burada. Onu yiyemiyorsun efendim. He? Yedin mi hiç? Tavuk ayağı. Tavuk ayağı mı? Evet. Yemedim oğlum. Tavuk burada, ayağı niye yiyeyim? Çinliler tavuk ayağı yiyor demiş de burada da var. Bir arkadaşım gitmişti, story atmış. Bildiğin tavuk ayağı soslu bir şey bandırıp yiyorlar kanka. Ayağını. Evet, bildiğin ayağını.
Yani 3 tane abi böyle. Tavuğun ayağı pişen bir şey mi ki? He. Yani oğlum baya böyle ne bileyim sarı olan ayaktan bahsediyor. Evet şöyle 2-3 parmak böyle ama. İğrenç bayağı geldi iğrenç. Bana şu an düşününce. Tadına bakar değil mi? Evet şimdi de dondurmacı... Sorun yok tadında ciddi yedim gerçekten diyor İsmet. Yiyen arkadaşım da bu arada güzel dedi. Bayağı iğrenerek yemişti hatta. Ali Usta'ya geldik. Ya benim için şimdi tadının normal olması bir ölçüt değil. Görünüş kötü. Tabii. Yani bayağı. Onun tavuğun ayağını olduğunu bildiğim noktada yiyemem zaten anladın mı? Kokoreç yiyorsun ya ama yapıyorsun. Ne alaka oğlum? Bağırsak olan. Ciğer de yiyorum ona bakarsan. Ciğer okey ya. Ne farkı var? Bağırsaktan bok geçiyor amına koyayım. Oğlum onu temizliyorlar ondan sonra yapıyorlar. Nereden biliyorsun? Tabi. Amirim valla Çengelköy kokoreççisi gerçekten ötede bir. Çağının ötesinde bir kokoreççi. Güneş kokoreççi çok ayrıdır. Onun dışında bir iki kokoreçini çok sevdiğim yer daha var. Ama bazıları İzmir'de. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu bölgenin biliyorsunuz ki gülü çok meşhurdur. Güllü dondurma yiyeceğiz. Ayrıca de lavantası da aynı şekilde. Lavantalıyı özellikle bir tane takipçi altını çizerek söyledi. Mutlaka ama mutlaka lavantalının tadına bak dedi. Ben de daha önce lavantalı yemediğim için hem lavantalı hem de gül yapraklı arkadaşlar dondurma yiyeceğim. Burası birinci imalathane olduğu için özellikle burayı tavsiye ettiler. Hemen girelim kendimize iki top dondurma söyleyelim. Evet arkadaşlar dondurmacı Ali Usta'nın oğlu Mustafa Kemal Usta'nın yanındayız. Ortalık karıştı. Nasıl Usta? Hayır başarılı bir şekilde sezonu açtı. Açıldı. Müşterilerimiz işte geliyor kuyruk oluşturuyorlar yavaş yavaş. Çok güzel. Şunu çok övdüler bak lavantalıyı bir de zaten buranın yöresel lezzeti güllü dondurmayı çok övdüler. Evet dünyada ilk defa babam Ali Usta tarafından Arnavut göçmeni Ali Usta tarafından çıkarılan bir dondurma. Isparta'nın gül yapraklarından oluşan tamamen doğal gerçek süt gerçek salepler. İşte şu salep. Sıcağı tarafından bucak tarafından toplanan salepler. Kaynatıları burdu şekeri kullanılarak yapılan bir dondurma. Tabii ki bu abi. Salep buymuş lan. Bu abinin bunu ilk anlatışı değil. Evet, 2-3 tane daha adam gelmiş. Hayırlıca Isparta'nın kuyucak biliyorsunuz lavantasıyla ünlü olan bir yöremiz. Lavantalı da bayağı öldüler yani. Öldüler. Yazın işte Isparta sıcağı da ancak başlıyor. Daha kısa olur yeni girdik. Evet. Mesela ben lavantalı bir şey yiyemem. Yani. Neden lavanta. Biliyor musun? Lavanta bana çok oda kokusu olduğu için aynen. Kimyasal bir şeymiş gibi geliyor. Böyle. Yerken de oda kokusunu düşüneceğin için kimyasal oradan yakalarsın. Evet. Gerçek sütten oluşan bir dondurma. Tamamen doğal bir dondurma. Ali Usta dondurmaları. Süper. Benim ismim de Mustafa. Evet incir altı iyi. Kemal Usta'nın 3 numaralı oğluyum. Çok aynı güzel. Zamanda çarşında muhtarıyım. Adem Mustafa Kemal ismi de unutacak bir isim değil. Arkadaşlar şöyle Mimar Sinan Caddesi'nde Isparta'nın merkezinde bir yerimiz var. Bekleriz. Tamam hemen sunum yapalım. Hakan'cım bir gel istersen. Yakın bir çekim alalım. Şöyle gösterelim lavantayı. Şöyle efendim gülün yaprakları var değil mi orada? Orijinal Isparta'nın gülünden. Isparta'nın pembe gülünden. Görüyorsunuz gülleri. Kıvamı da çok güzel. Evet gerçek kıvamda. Güllerin rengi. Süper. Bu gül olması gülün yapraklarından, özünden. Annem bizzat. Annem de dondurmacı. Aile boyu dondurmacıyız. Süper. Annem bizim hanımlar falan çalışıyor. Gülün yaprakları biliyorsunuz Mayıs ayında çıkar Isparta gülü. Evet. Şimdi diyeceksin ki bu gülü nereden buluyor? Arkadaş komposto yapıyoruz. Nasıl annelerimiz, babaannelerimiz, vişneden, erikten komposto yani meyve suyu yapıyorlar. Bu gülün mayalamasını bu ne? Şey dikkatimi çekti. Discord'da sürekli yeşil ışık yanıyor konuşmadım sürekli. Neyse ona bakarız sonra. Sen ne diyeceksin? O oluyor ki bazen. Tamam ben ses mi seçiyor acaba diye. Niye oraya bakıyorsun böyle? Kitlendi mi işlem? Dondurmam kaymak adam. Isparta turuna gitmişti. Lavanta ve gülden nefret edip geri geldim. Evet biraz fazla geldi değil mi? Bu şekilde yapıyoruz efendim. Süpersin. Bir de lavanta. Lavanta aynı şekilde. Şöyle. Gerçek. Senin favorin hangisi lavanta? Gülün yanında lavanta da meşhur. Yani Isparta'da. Yo. Birkaç yerde daha dükkanda lavantalı bir şey gördüm. Lavantası da meşhur mu Isparta'nın? Yani lavantalı ürünleri de var yani onu biliyorum. Banka bir şey söyleyeceğim. Saat 40 dakika oldu. Ne? Otobüse yetişti. Yok baba sıkıntı yok. 5 tane diyorsun izin bu adamın da. Meşhurmuş lavantası da. Değil mi? Evet. Lavantalı mı güllü mü? Güllü. Şekilde müşterimize. Tamam. Lavantalıyı da ekledim. Efe arkadaşın baya mantıklı konuşuyor. Akıllı bir gence benziyor. Bir tane sana mı? Esra neden sildin Avustralya'da Türk abimin mesajını? Ha? Bana bir şey dedi diye kıskandın mı lan? Anlama kanka. Birkaç kere yazmış. Olay bu kanka. Kanka Avustralya'da bir Türk abimize birazcık torpilli davranabilir misin? O yüzden orada fazla. Yaşça büyük bir abimiz. Belki birazcık tolerans gösterilebilir.
Olay budur. Ne kadar topu? Efendim top fiyatı çok uygun. 10 lira. Sudan ucuz. Tabii. Bu şekilde konut kilo katıyoruz. 20 lira ücret alıyoruz. Fiyatlarımızı astronomik fiyat değil. İmalatçı olduğumuz için. İmalatçı olduğunuz için. He. Vatandaşlarımız, halkımız şuna dikkat etsin. Gittikleri yörelerde dondurma alırken imalatçı dondurmacıları alsın. Çünkü herkes dondurmacı aldı. Başı elini alan dondurmacı oldu. Aynen doğru söylüyorsun. Yani fabrikasyon olan dondurmaları tercih uzak etmesinler. Uzak durmak lazım. Genel dondurmacıları evet. Tercih etsinler. Tavsiyemiz bu şekilde. Eline koluna sağlık. Bekleriz. Diyor. Ben... Yani abi diyor ki gelato yazan yerlere gitmeyin diyor. Anladın mı? Şeye gidin yerinden diyor. Yiyin. Yaşar Usta'ya gidin diyor. Ali Usta'ya gidin diyor. Gibi. Anladın direkt mı? İsim. Alayım. Herkes selamlar. Teşekkürler. Süper. Neyse Maraş dondurması olacak sana bir şaka yapalım. Şakalanıyorduk az kalsın. Yani yürüye yürüye bunun keyfini çıkaracağız. Evet. Evet dondurmamızı aldık şöyle büyük bir merakla. Oo lavantalı güzel. Marakeş. K-E-S-H. Çok güzel. Özellikle güllü. Rantam. Kıvamlar. Güllü efsane. Ağzına o gül yaprakları da geliyor. Adam yanımda yok. Şu an tüm yorumlarına dikkate alıyorum. Biraz komik bu arada. Yani. Hayır oo. Şey mi? Durma yolda dolmayalım. Yani bu bölgeye geliyorsanız özellikle yazın hem serinleyeceksiniz hem de çok keyif alacaksınız. Öyle düşünüyorum ben. Şu iki dondurmayı da deneyin derim. Biz böyle yürüye yürüye bir yanda serinleyeceğiz. Diğer yanda dondurmanın keyfini çıkaracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Isparta'nın göz bebeği diğer yanda dondurmanın keyfini Versace çıkaracağız arkadaşlar. Versace içeriye dikkat edin. Allah belanı versin onun için evet, yer aldı. Yani şok oldum. Ama G ile. Versace. Ulan Isparta. Evet arkadaşlar Isparta'nın göz bebeği Ferah Kebap'a geldi. Burası o kadar söylendi, o kadar söylendi ki. Bana böyle Instagram'dan yazan 2 kişiden bir tanesi hatta 5 kişiden 4 tanesi Ferah Kebap'ı yazmış. Ben de çok merak ediyorum. İçeride öyle güzel lezzetler var ki hemen girip bakalım. Evet arkadaşlar içeriye girdik yanımızda Hüseyin Usta var. Hüseyin Usta nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Önündeki ne bunu? Neyin cesedi bu? Kredim nedir abi bu? Efsane bir şey duruyor önümüzde. Kuzu kaburgamız. Kuzu kaburga. Meşhur fırın kebabı olarak geçer. Süper. Kuzunun sadece kaburgası. Abi kuzuyu çarmıha germişsiniz gibi duruyor. Paskı hiçbir yerini kullanmayız. Çok güzel. Nar gibi kızarmış. Kaç evet. Saat pişiyor abi? 4 saat. 4 saat boyunca. Efe işten dolayı izleyemiyordum. Ben de işten dolayı açamıyordum. Yine harika bir yayın oluyor. Saatlerdir aynı videoyu izliyoruz. Yemin ederim özlemişim iyi ki varsın. Sağ ol kankam. Eyvallah. Pişiyor. O zaman evet. Bu lokum kıvamına geldi. Ama benim de makaram bu yani. Ha, devam ya izlemiyorum. Aynen öyle. Diye düşünüyorum. Evet. Muhteşem. Çok tercih ediliyor. Birçok kişi evet. Tarafından söylendi burası. Isparta'mızın has yemeği budur. Has yemeği orijinal. Evet. Ulan nereye gitsek herkes aynı şeyi söylüyor. İşle alakalı. Efe dayım videonun belli bir yerinde 2x dener misin? Yok hayır. Efe işte bu başka bir şey. Çok başka bir şey. Ağzım sulandı izlerken. Aa Ispartalı olan yazdı bunu bak. Bu çok başka bir şey diyor bunun için. Yani bu... Evet görünüş olarak da çok başka bir şey yani. Evet. Süper. Ne yapıyoruz abi? Bunu parçalıyor muyuz? Tabii. Önce şişimizi çekiyoruz. Tamam. Şuradan şöyle şif pişmediğini görmek isteyen arkadaşlara şöyle gösterelim. Sıva Gibark dalga geçiyor Efe. Aynı videoyu 3 saattir izliyoruz diye. Ege o da gelsin onunla birlikte beraber izleyelim. İzleyelim. Beraber izleyelim. Ne yapalım abi? Biz yemek konusunda yorum belirtmeden... Yemeği de seven bir insanım yemeği anladın mı? Yemeği de yorum katmadan yani o zaman bunu YouTube'dan açalım izleyelim abi ne işi şeyimiz var bunun. Elinle dokunduğun gibi zaten. Yürek kemiğime bakın içerisiz. Lokum gibi çıktı. Bunun özelliği pembe olmasıdır ama pişiktir bakın. Anladım. Zaten 4 saat piştikten sonra evet. Bunu insanlar pişmemiş zannediyor ama değil. Evet, yani 4 saat. Süt kuzusu bu. Öyle olduğu için haşlanmadan direkt ateşte piştiği su için. Su girmiyor buna. Baharat var mı? Hiçbir şey yok. Tuz bile yok. Tuz bile yok. Kendi haline olduğu gibi bırakıyorsun. 4 saat boyunca pişiyor. Evet hiçbir şekilde. Çok güzel ya. Böyle bir sunumunu bize gösterirsen nasıl parçalanıyor onu da bir gösterelim. Bunu biz kemikli 200 gram olarak veriyoruz. 200 gram evet, kemik bir porsiyonu. Gram. Ne kadar peki? Şu an güncel fiyatımız. Mahşet, şu an mahşet. Kanka sorma ya. Mahşet. Vallahi kuzuya acıdım. Süt kuzusu deyince böyle bir gözümün önüne tipi geldi. Fiyatımız 150 lira. 150 TL. Evet, ayırıyoruz. Çok güzel. Bunu izlemesi aslında bile keyifli. Aslında bunun en güzel yeri burası değil de burası şu alt kısım ama insanlar burası yağlı olduğu için ben, yemezler. Ben severim. Biz kemik sıyırmasını severiz. Bir zorası gelir. Şimdi insanlarda bir de yağsız şey çıktı. Çok insanlar... Yağlı yemiyor diyorsun. Aynen öyle. Biz de eski usul bildiğimiz için... En lezzetlisi yağlı yeri bence. Biz şurayı yemeyiz mesela. Evet. Burası sırf tepe etidir. Hatta hamur gibi et. Bu da güzeldir de. Ya, tabii canım. Şimdi yani yağsız... E ne yapıyorsun onu? Hepsini aldı böyle böyle yapıyor ama. Bunu yemeyiz diyor. Hamur gibi et diyor.
Ama bizim için orası kepek kısmı deriz biz. Anladım, anladım. O zaman ben yağlı kısmından alırım abi. Tabii de herhalde. En lezzetli yeri yağlı burası. Yer fazla kemiğini sen kenara atıyorsun. Bu şekilde gramajıyla tartıyorsan... Zincir kemiğini biz asla tartıya koymayız. Şu zincir alt tarafı evet, tartıya girmiyor. Zincir kemiği asla anladım. Tartıya girmez. Bunu çıkarır, tarttan önce atarız. Pirzolonun kabı yani. Anladım. Ama diğer kemiğini tartıyorsan, o zincir kemiği, işte orada demek ki kürek kemiği, boyunu, kom kemiği kesinlikle bizim tartıya girmez. Çok güzel. Muhteşem. Yani pişirme yöntemi süper. Et lokum gibi olmuş. Abin ne kadar Avrupa'yı bir. Evet. Değil mi? Ben de bana da bir konuşma hazırlarsın. İşini anlatımı. Ha evet. Tipi. Ben tipi işi anlatımına çok güzel anladım. Giyimi, önlüğü giyimi vesaire. Güzel. Şey gibi bu karavanda şey yapan adam. Evet ya. Senatör gibi gerçekten abi böyle. Eski Roma'da. Sen böyle yağlı kısmından şimdi süper olur sevinirim. Ben de masaya geçeyim keyfini çıkarayım. Siz buyurun. Ustam dedi ki bu en güzel yerlerinden bir tanesi. Ben de bunu kendime aldım. O zaman masaya geçiyorum. Çok memnun oldum. Afiyet çok teşekkür olsun. Ederim. Eline koluna sağlık. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet arkadaşlar şimdi ikinci istasyona geldik. Nuri Ustam. Aa ben lan. Sanki onun akrabası gibi değil mi bu adam? Öyledir zaten. Eline koluna sağlık. Sağlık. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Oğlum benim yaşlı halim gibi değil biraz, mi? Biraz çıtır. Oha. Şimdi ikinci istasyona geldik. Nuri ustamız yanımızda. Kabuneni nasıl olduğunu bize biraz anlatırsa çok mutlu olacağız. Isparta'da yöresel olarak özellikle düğünlerimizde. Düğünlerde yapılan bir yemek. Bunun aslı pilav. Yok herhalde sadece bu değildir canım. Et var gibi içinde. Pirinç pilavı ama farklı olarak içerisinde tereyağıyla yapılıyor. Tereyağıyla. Et var ve soğan var. Ama soğanın olup olmadığını hiç farkına varmazsınız. Et de gözüktü. Anladım. Evet. Soğanı iyiden iyi öldürüyorsunuz o zaman. İyiden iyi ölüyor. Az bir şey nohut giriyor. Nohut giriyor. Tereyağı var. Özellikle tereyağıyla yapıyoruz. Çok güzel. Çok lezzetli olur. Sızdırılmış tereyağıyla yapıyoruz. Elinize sağlık. Sunumunu da şu şekilde seviyorum gösterebilirim. Seviyorum ben ya. Ankara'da da var. Et giriyor başta. Evet. Sonra tekrar yine etle karıştırarak bu şekilde. Kötü olma ihtimali yok gibi. Yani. Evet. Çok güzel gözüküyor. Evet. Bu şekilde sunumu yapılıyor. Bunun porsiyonu ne kadar Nur Usta? 46 TL. 46 TL. Evet. Son olarak üzerine bu... İyi bence. Çıtır. İyi bence. Aynen. Bu şekilde karabiber dokunuşu. Keser yani bu. Keser ya. Yani teşekkür yanında ettik. Yanında elbet bir şey yersin de. O zaman bir sofraya geçelim. Teşekkür ettik. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar Isparta kebabıyla... Aynı yer bak. Aynı. Bu neyi kendime aldım. Abi yanında şöyle bir ikram geliyor. Üzüm. Komposto. Et suyu sandım onu koydum. Kafaya dedim. Çok güzel buz gibi şu an bu. Yani şu bardağa bile bayıldı. Öyle tutalım başta bir açalım. O enfesmiş bu. Farklı baharatlar da var bunda. Böyle kastırmadan böyle yemeğin yanında pilavın yanında çok güzel gider bence. Şöyle etimizle başlayalım arkadaşlar. Şöyle tutuyoruz. Ve aleyna aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Şunu başta bir kenara alalım. Yağlı kısımlar kendiliğinden geliyor. Var ya ağzı nerede onun ya? Çok iyi ya. Zaten bunu yemeden iyi olduğunu anlayabiliyorsun. Şu an ekrandan bile hani orada izleyenler. Etin o yumuşaklığı, içine ne baharat giriyor, ne su giriyor. Eren sana diyor ki çaçanın ne olduğunu anlamaması normal. Eşek uşaktan ne anladın? Kimsin ha? Ne herhangi bir şey giriyor. Kendi içinde pişen bir et. O hoş lan. Bir de düzelttin ha. Vay be. Bunda şöyle bir pişmiş biber. Sadece şunu söyleyebilirim. Sadece bunlar için bile Isparta'ya gelinir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Bir de şunun tadına bakalım. Şöyle. Of, bu çok güzel duruyor ya. Oğlum bir ara Eşref Saati diye bir dizi vardı. Evet. Aynen. Bir tane sakin Eşref vardı. Bir tane sinirli Eşref sizin vardı. Sizin işlerini bilmiyorum. Niye aklıma geldi bilmiyorum. Bir anda böyle bir şey. Bununla bağlayacaksın sandım. Bağlamayacaksın değil mi? Hayır biri eşek hoşaptan ne anlara Eşref diye mi o yazmış. Doğru da aklıma geldi. Devam edelim. Evet Yavuz Bingöl. Birbirinden güzel. İki aşık olarak yine değerlendirebiliriz. Pilavın bunu içinden alırsın. Üzerine pilavını yersin. Yok lan yok ikisi de sinirliydi. Doğru. Biri sarı biri kara Eşref'te. Tamam. Zaten zin oluyor ya Eşref saatim geldi. İçinde. Aynen. Tam olarak verdikleri üzüm hoşafı. Oo, biz bunun keyfini çıkaralım arkadaşlar. Çıkar abi çıkar. Çıkar. Dudağımızdan ömeyelim. Hemen doyuralım sonra devam edelim. Evet şimdi de Rumeli tulumbacısına geldik arkadaşlar. Burada. Burada mideyi bir dinlendireceğiz. Dinlendireceğim. Bence burada son noktayı koyacak. Yok mutlaka bir yere bir çay içmeye oturur. Bu arada bu bir gün değil mi? Bir gün. Yani çeşitli teoriler var. Kıyafet İki kontrolü. Günde çekiyor.
kıyafetini aynı giyiyor falan, chatten böyle teoriler geliyor ama ben tek günde yediğini gerçekten inanıyorum. Şey değil mi beyler, bugün saat 4'te gittik, hep unutmayın yarın 4'te çıkacağız. Çünkü sabah çok erken başlıyor. Ha, yani sabah 7'de falan yemeye başlıyor, anladın mı? Kaymaklı tel kadayıf yiyeceğiz. Bu ayı da çok övdüler arkadaşlar. Kaçırma dediler. Hemen içeri girelim. Böyle farklı tatlar varsa onların da deneyimlemek istiyorum. Hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye gidim. Yanında Ramazan var. Nasılsın Ramazan? Sağ ol abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok sağ ol. Kaymaklı kadayıf. Doğru yerdeyiz. Normalde kaymaklı kadayıf yemeye geldim. Sen çok dedin doğru yerdeyiz. Aynen. Ama dedin ki kabak tatlımı yemeden gitme dedin. Muhteşem kabak tatlımız. Tarladan itibaren ekibimize ait. Tarladan itibaren. Aynen öyle. Süper ya. Kendiniz yetiştiriyorsunuz. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Tatlısını yapıyorsunuz. Arkada zaten şuradan görüyorsunuz. Birazdan yakından göstereceğiz. O zaman bize böyle birer tane yap. Hemen keyfini yapalım. Dışarıda çıkaralım. Evet. Mis gibi gözüküyor. Süper. Evet, tabağımızı aldık. Tabak sevmezsin değil mi? Ben de hiç sevmem. Yok baba. Ben de sevmem. Ayva tatlısını da mesela hiç sevmem. Yok. Ver bunun porsiyonu bu şekilde. Bu şekilde 30 lira. Tahin, ceviz ve kaymak ilavesiyle. Sen cennet bulmasını mı sevmiyorsun? Oluyor mu? Kaymaklı kabak tatlısının iyisi ölüm makinesidir. Böyle bir şey yazıyor. Sizce en kötü tatlı ne? Güllaç. Aynen. Güllaç. Ben de çok şey abi. Hiçbir şey ekleme bana. Şey gibi yani gerçekten hani kağıt yok üst üste yani. A4 seriyorsun gibi. Nadir oluyor. Bak o yoğun bir böyle. Çifte kavrulmuş Konya Bozkır çayını. Çifte kavrulmuş. Denginden zaten belli. Üzerine bir de dedin ki sen. Kaymamızı yapıyoruz hemen. Kaymağı ekliyoruz. Bunun üstüne bir de fındık atılır. Aynen. Bir de cevizimiz var. Üzerine onu da ekleyelim. Ceviz de olur doğru. Biz aynı öyle. Bak, ıslık bozar. Oo, bu da çok güzel gözüküyor. Bu hangi yöreye ait? Buraya ait. Isparta evet. Isparta köylerine. Aynı öyle. Bu arada ben aşure çok severim. Ben aşuredeki şeyi inciri sevmiyorum kardeşim. Aşure... İncir anneme diyorum ki yapma. Koyma. Ben aşurenin içine en çok neyi severim biliyor musun? Nohut. No, yemin ederim nohut ve buğday kanka. Aynen öyle. İyi bir ekip olduk seninle. Çünkü ekibiz. Aynen öyle. Bunun bir adı vardı lan. Neyin? Garip bir adı vardı bunun. Şöbiyet. Hayır. Muska. Olabilir. Muska olabilir. Öyle bir şey. Bir adı var ama bunun yani. Aşure yok, yok şöbiyet, şöbiyet şey ya. Midye, sence... tamam midye hayır, baklava. Hayır. Midye baklava, hayır. Ha değil. Midye değil, midye daha biraz kabarık. Daha garip bir şekli var, evet doğru. Muska ya bu, muska, benim muska bildiğim. Doğru. Havuç mu? Süper. Yok lan, havuç çok bu değil küçük. Oğlum, havuç. Havuç bayağı uzun. Bayağı. Dedin ki 55 TL mi böyle? Bir de cevizini atıyoruz hemen. Şöyle 55 lira oluyor. Ceviz atmazsan 50 mi oluyor? Ne? O zaman 50 olur. Efsane oldu ya. Çok güzel gözüküyor. Bir de ne yapacağız dedin? Bir de tel kadayıf yapıyoruz hemen. Tamam, hemen onu da bir gösterelim. Bu da vay vay yani. Vay vay. İşte. Geldi. Tel kadayıf. Benimki geldi. Dedi. Aynen öyle. Yine kendimiz yapıyoruz. Tamam. Oh, bak arasından nasıl yiyip yiyip haline getirdin sen onları. Şöyle yaptım. Arada. Yine süt kaymağımızı ilave ediyorum. Süt kaymağı da şöyle hazırlanıyor. Üzerine aktardı. Boldan boldan ekliyorum diyorsun. Aynen. Herkese böyle. Herkese böyle. Bu şekilde. Tel. Bu da bu şekilde değil mi? Aynen ne kadar öyle. Bu? Efendim o da o şekilde. 65 lira. Fıstık ekleyince. Ekmek kadayıfını sevmem. O da bizden. Ekmek kadayıfını mı? Hiç sevmem. Ben de çok sevmem. Hiç sevmem. Bu kıtırıl kıtır olacak böyle. O da bizden. Tamam, teşekkür ettim Ramazan. Sağ olasın. İkisi de birbirinden lezzetli evet. Gözüküyor. Biz masaya geçelim. Tabii, vakit kaybetmeyelim. Yanında da bize çay verirsin. Ne demek hemen. Tamam, hemen geliyor. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir evet, esnaf. Çok tatlı. Çok tatlı bir adam. Gerçekten böyle esnaflara ihtiyacımız var. Evet arkadaşım. Efe sen hiç sultani yedin mi? Sever misin? Bakar sultani mısın? Sultani lan. Sultani. Hiç sultani yemedim. Sultani tatlısı. Şekerpare oğlum bu. Şekerpare bu ama dışı haşhaş kaplamalı. Tamam evet biliyorum annem yapıyordu yiyordum. Haşhaş mı bu dışındaki? Aynen haşhaş. Yani haşhaşı seviyorum ben ya. Ama şekerpare aynısı. Efe bir gün Adana'ya gel. Doğan Kaymak Kadayıf diye bir yer var. Orada sana kaymaklı kadayıf yedireyim kardeşim. Efsane bir tadı var kesinlikle denemezsin. Valla gelirsem gerçekten gideceğim. Oradan da story atacağım. Doğan Kaymak Kadayıf diye sen de gelirsin. Efe tavuğun derisini yiyen adamsın, güllece laf ediyorsun. Ya siktir lan falan diyorsun. Ne konuşuyorsun ya? Ya tuzlu zevkiyle tatlı zevki birbirinden farklı şeyler yani. Soframa geçtim. Çayımı aldım. Neyle başlayacağım? Şöyle kaymaklı, kabak tatlısı, üzerinde tahini var, cevizi var. Sen kabak var, tatlısını böyle yedin geldi. De mi sevmedin? Ben kabak tatlısının her türlüsünü yedim. Ha. Ben sadece düzünü yedim onu. Çünkü validem çok sever. O yüzden her türlüsünü yedim ama olmadı yani. İlk defa deniyorum. Öncelikle kebapçı Şehmus'a gideceksin Adana'da. Ya asıl Şehmus dedin de aklıma geldi. Şeyde. Nerede? Bodrum'da midyeci Şehmus vardır. Tamam. Bilmem ya bunu yapayım. Üstüne çok az. Midyesine mi? Her şeyine. Yani deniz ürünü zaten orası genellikle. Çok az tanırım.
Ben normalde daha önce kaymaklı hiç denememiştim. Kaymakla ayrı güzel oluyor. Kaymağı da çok lezzetliymiş buranın. Böyle devam edelim. Kaymağı çok lokum gibi olmuş. Şuna baksana. Aferin. Çok güzel. Ve şöyle devam edelim buna. İyi ki gelmişiz buraya. Bunun daha tadına bakmadım ama bunun için gelinir yani buraya. Şimdi şunu bir kenara alalım. Dediler ki kadayıfı direkt ıspat... Ya Şehmus abinin yeri nerede biliyor musun? Neydi lan oranın adı? Gündoğan mıydı? İzmir'dekinden bahsediyorsun değil mi? Hayır da Bodrum. Ha Bodrum pardon. Şehmus'un yeri neresiydi ya? Sahil'le galiba. Sahil, Gündoğan. Tamam, Gündoğan'da evet. Gündoğan'da bir tane şey var böyle. Kumsal var. Bir tane otelin arkası. O kumsalın tam yanında. Aynen. Efe, yarı İzmirli oldun diyebilir miyiz? Vallahi İstanbul'dan bence daha çok oldum galiba İzmirli. Ama bu vallahi Bodrum'da. İzmirli değil de Urlalı. Ha? Urlalı. Urlalı gibi çok evet. Çok İzmir'in her yerini gezmedin çünkü. Ulan herkes de gitmiş her şey Musa. Mutlu oldum. Isparta'ya ait dediler. İddia ettiler. Doğru mu? Bu Isparta'ya ait. Isparta kadayıfı olarak geçiyor. Tabii kaymak ve fıstık dokunuşuyla beraber. Efe Kayış Dağı'nda Yeditepe'nin karşısında ballı dürüm bir yer yapan evet. Bir yer var, inanılmaz. Müdürüm. Çok iyi. Müdürüm değil mi? Nasıl? Adamın yeri mi? Evet. Yerini bilmiyorum ama yedim ben de orada, gayet iyi. Oğlum dükkanın adı... Dükkanın adı... Çok bayıyor ama bence. Dükkanın adı müdürüm değil mi oğlum? Müdürüm olabilir yani, adını bilmiyorum. Ama sen... kanka ikinci yolda siksel yemezsin. Ha mektep lan mektep, doğru mektep, tamam. Mektep tamam. Aynen. Ama, mektep. Ama müdürüm de Kayış Dağı'nda. O da mı ballı dürüm falan yapıyor? Yo. Ballı dürümü kaç tane yedin maksimum? Bir. İkinciyi yemezsin işte. Tabii tabii. Ya yarraydık ama. Antep fıstığını yoğun bir şekilde hissediyorsun. Şu kaymak dokunuşu zaten olayı bitiriyor ya. Farklı bir boyuta taşıyor. Böyle çayla... Böyle destekleyerek bu tatların keyfini çıkaracağım ben. Evet, şimdi Hacı Bendi Kebap Salonu'na geldik. Burada da Isparta'nın pidesini yiyeceğiz arkadaşlar. Yanında bir tatlılar var. İrmik helvası. Onun tadına bakacağız. Tabii Ferah'ta bir hoşaf. İrmiksiz gitmedi. İrmiksiz gitmedi. İçmiştim ya üzüm hoşafı. Üzüm hoşafı da tekrardan içmek istiyorum. Hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar, sofraya geçtik. Böyle kıymalı pidemizi göstermek istiyorum. Görüyorsunuz çok güzel. Sulu sulu bir eti var. Tam böyle yine benim istediğim tarzda. Burada önerilen yerlerden bir tanesi dediğim gibi. Şöyle tutalım. Tabii yanında ne istedim? Ferah'ta doyamadığım için buz gibi elli. Çok... Abi Allah aşkına ya, hiç nasıl vardır istedin bunu ya? Çok oğlum, ama bunu kendisi istemiş bu sefer. Domates ne lan? Sanki böyle çeri domates gibi ama biraz daha büyük almış hemen. Dediğinizde hani böyle hoşaf deyince insanın aklına ne bileyim böyle evde yapılan merhabalar. Evde yapılan arkadaşlar böyle hoşaflar gibi bir şey aklına geliyor. Bu hem buz gibi lezzet efsane. Bardak böyle herhalde bunu bu şekilde dolaba mı atıyorlar bilmiyorum ama bildiğim böyle buz yaz için yaratılmış. Hani hoşaf deyince böyle evet yazın ya, gitmez o, gibi geliyor insanın aklına ama inanılmaz lezzetli. Bunun önden bir tadına yine bakalım. Oo, ferahlatıyor. Şöyle alalım. Bunun eti bol, bunu sevecek bak gör. Çıtırtılar eşiğinde. Ne diyorsun? Kesinlikle beğendi. Kesinlikle. Bakarkenki surat ifadesine bak. Mesela elindeki yiyeceğe bakarken böyle yapıyor. Evet. Sensin. Sensin diyor yani. Çıtırtılar eşiğinde. Çok güzel yapıyorlar ya. Isparta'nın o köftesi, pidesi, yediğimiz o sucuğu. Bugün kötü bir şey yemedik çünkü dersimize çalıştık. Takipçiler sağ olsun. Ispartalılar çok güzel önerilerde bulunmuş. Ben çok keyif aldım. Her gittiğim mekanı beğendim. Hepsi mi güzel olur diyeceksiniz ama burada çok mekan var. Sonuçta seçerek gittik arkadaşlar. Bir istatistik yaptık. Sonunda böyle güzel mekanlarla kavuştuk diyorum. Bunları yiyeceğiz. Abim dedi ki normalde buranın irmik helvası da çok meşhurmuş. Ama irmik helvası kalmadığı için ben dedim bu noktada bir irmik helvası yeri maalesef kalmamış. Onun yerine dedi ki ben helva servisi yapayım size dedi. Bunları bitirelim, ondan sonra helva yiyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemekler yendi. Wow. İrmik helvası demedim ya. Ben bu helva... Kahvaltı helvası kanka. Çekme helva değil mi bu? Evet, kahvaltı helvası var ya. Hayır. Kahvaltıda inliyor. Çekme helva bu. Yine irmik dedi ama. Bu çekme değil mi ya? Oğlum bu şey gibi ya. Hacı Şakiroğlu'nun var ya bir tane. Bakkal helvası değil bu. Kış helvası, yaz helvası mıydı, kış helvası mıydı neydi bilmiyorum.
Yani güzel bir tatlı gider mi? Kesinlikle. Yanında çayımı da aldım. Helva. Dediler ki elle yenir. Sakın çatal vurma, dağılır dedi. O kadar... Çekme bu. Bak hemen dağılıyor. Sert değil yani. Tamam okey. Bastırılmalı. Presli. Bu kadar taze dedi. Ya biz de ne yapacağız? Abimizi ya, kırmadık. Öyle tutalım. Bu arada pidenin fiyatı 60 TL. Hoşafın fiyatı 25 TL. Helvanın fiyatı da 25 TL arkadaşlar. Ve çayla İyi. Destekleyelim onu. Ooo. Mis gibi. Tatlımızı da yedik. Yemeğe de devam edelim. Ama dağılır diyor. Dağılmaz ki normal helva. Bu çok böyle şeye benziyor yani. Böyle sıksan dağılacak gibi, anladın mı? Dağılır da toz toz olur böyle. Ama yani çekmedir büyük ihtimal. Kahvaltı helvasında da ama tatlıyı vermezler ona. Allah Allah. Tahin helvası. Ama benim anlamadığım eser abi irmik helvası dedi. Oğlum şu chat'in gusto seviyesini görüyor musun? Gusto? Gostoso. Yani. Hayır yani yeme içmeye dair. Vedat Milor, gurme, gusto. Bağlamış yeme şeyler. İçmeye dair bilgisi yani. Tamam. Yani biz. Diğer yandan çayla destekleyelim arkadaşlar. Ben keyif aldım bu sofradan. Sonra da devam edeceğiz tabii. Evet arkadaşlar, kapanış için Kirazlıdere'ye geldik. Bugün Isparta'da bir günde. Eser abimin hırka yakıyor. Evet. Resmen dünyaları yedik. Yedi. Hırka dedim ya. You, me, us. Şimdi her şeyle birbirinden lezzetliydi. Gittiğimiz mekanlar efsaneydi. Kapanış olarak da şöyle lavantalı Türk kahvesi. Güllüsünü izlemiştim. Burada da lavantalısını yapıyorlarmış ekseden. Şöyle bir. Burada veda edeceğiz şimdi. Büyük ihtimal. Isparta. Anladığınızda videonun sonuna geldik. Yok sen az önce de veda edeceğiz sanmıştın. Evet. 2-3 dakika önce. Ama bir şey içmeden hep veda edeceğiz. Hep böyle için. Anladım. Tabii. Oranın çayı mayı bir şey için. Manzarası parklı bir yer olur genelde. Keyfini çıkara çıkara. Çok güzel bir manzarası olan bir yer bu arada. Şöyle arka taraftan zaten bir parça görüyorsunuz. Şöyle kapatıp ön tarafı bir çekersen Hakan'cım, gösterirsen. Evet gördüğünüz gibi Isparta ayaklarının resmen çok altında. Çok güzel bir manzara eşliğinde lavantalı Türk kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra artık mışıl mışıl yatarız derim. Isparta'ya bir daha gelir miyim? Kesinlikle gelirim arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Burada kahveler biter, çaylar gelir. Çaylar biter, üzerine bitki çayları var. Bitki çayları içilir. Yani bu manzaranın bir keyfini çıkaran arkadaşlar. Umarım kameraya beğenmişsinizdir. Isparta halkına da buradan çok teşekkür ediyorum. Beni sevgiyle de karşıladılar. Hepsine dediğim gibi çok çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada Isparta'da bana yardımcı olan Armağan'a da çok teşekkür ediyorum. Isparta lezzetleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yerlere götürdü. Çok güzel bir araştırma yaptık. Sağ olsun Armağan da çok yardımcı oldu. Çok sağ olun. Oranın yerlisi. Abi bir kere kameranın önüne çıkaraydın ya. Harbi İzleyiciler çıktı ama. İstediğin bir şey var mı senin? Valla tekrar bekleriz. Geleceğim. Mutlaka geleceğim. Sırf senin için de gelinir. Evet, lezzetler için ayrı gelinir. Çok teşekkür. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize çok Görüşürüz iyi bakın. Görüşürüz kral. Allah'a emanet. Keyifliydi. O zaman biz bir kasa yapıştıralım.